İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek'te yine beraberiz. Teke Tek Özel'de daha doğrusu. Biliyorsunuz bu akşam darbeleri konuşacağız herhalde. Tanıtımlarda gördüğünüz darbelerden bahsedeceğiz. Az kalsın ufak bir darbeyi program öncesi yapıyorduk Erhan Afyoncu ile beraber. Murat Bardakçı'yı devirmeye niyetlendi Erhan Afyoncu. Dedi ki bir darbe yapalım, bundan sonra Murat bu programda olmasın dedi. Aslında fena fikir değildi ama kıyamadık Murat'a. Kadim dost. Kadim dost. O yüzden kıyamadık. Murat cevap hakkı mahfuzdur. Murat Bardakçı'nın cevap hakkı elbette mahfuz. İşte abisi. Var mı verecek bir cevabı? Zamanı gelince ben beklerim biliyorsun. Evet. Biliyorsun şeydir. Biz kaça çıktık akşam? Biz erken çıktık. Sen akademisyen değil misin? Evet. Başka bir şey demeyeyim. Niye ne oldu? Gündemle ilgili kitap yazıyor. Gündemle ilgili kitap yazıyor. Ya hakikaten Erhan bu ne rezalettir ya. Nasıl yani, planlıyorsun? Balyoz planı çıktığı gün senin kitap çıktı. Hayır, balyoz planından 3 gün önce çıktı. Pardon. Haber almıştım. Hissettin. Hayır, hissetmedim, ben gazeteci değilim. Ben şimdi bu zannediyor ki. Şimdi bu kitap, birazdan konuşacağız. Şimdi piyasada böyle kes kopyala makasçı yazarlar var. Mesela ne var? Diyelim İsrail'le ilgili Türkiye'nin bir meselesi oldu. Ertesi gün Türk-İsrail ilişkileri diye kitap çıkıyor veya bir hafta sonra. Şimdi burada bu kitap akademik bir şeyle asıllandı ve aslında bu çok eski. Bizim 2006'da başlamıştır daha şeyi. Mesela 2006'da biz 2. Eminönü Sempozyumu'nda tebliğimiz var. Ha, daha İsyanlar ve İsyanlar ve Eminönü diye Eminönü'nde yapılan 2007'de basıldı. Yani bununla ilgili benim daha önce de çok yayınım var. Ama herhalde balyoz planından haber almıştınız da. Yok, balyoz planından haberi siz almanız lazım gazeteci diye olarak. Hayır, işin ilginci şu, kitap çıktı piyasaya. Şimdi yayıncı basına gönderdi. Basında demişler ki o zaman bazı gazetelerden, gündem çok meşgul. Şu anda darbe yok. İsrail'le ilgili meselelerle uğraşıyoruz. Öyle bir kitap yazsınlar. Kitabı gündeme alamayız. Öyle bir kitap yazsınlar. Ardından balyoz bir patladı. Kitap gündeme oturdu bu sefer. Tabii şeydir. Yani bu dediğim gibi önce biz bunu popüler haline yayınladık. Yani bunun akademik halde çıkacak. Dipnotlu, tartışmalı. Çünkü kaynak tartışmalarıyla yazıldı bu. Ve burada Türkiye'de daha önce akademik dünyada bilmediği askeri isyan ve darbeler var. Evet. Yani biz de yazarken. Vallahi bir gecede okudum. Sağ olun. Çok da keyif aldım. Bazı şeyleri yanlış bildiğimizi de öğrendim bu arada. Yani en azından ben. Tabii sen yanlış bilmezsin de. Değil mi? Ne oldu? Beğenmedin mi kitabı? Yok, güzel güzel. Ha. Bu arada İskender Pala da bir darbe kitabı yazmış İskender Hoca. İki darbe arasında. İlginç zamanlarda. Okudunuz mu? Bana dün geldi. Bana da. Bugün de bir tane İskender kendisi göndermiş. Erhan getirdi sağ olsun da daha okuyamadım. Ben dün yayın evinden geldi bana. Bu hafta şey yapacaktık, ben ulaşamadım ben telefonla. Evet, İskender Hoca'ya bu hafta... Şey söylemiş, uçaktaydım şey bu arada demiş. Ulaşamadık. Haftaya yaparız. Haftaya yaparız. O da bekliyordu, evet. Böylelikle peş peşe darbe konuşuyordu. Evet. Onunla edebiyat konuşacağız. Ondan şaka bahsederiz tabii ki. Paşa bir darbe sahibi daha gelmez. He? Gelmez. Yok, şaka yok. Yani kitap da yani Eran'ınki gibi değil, başka bir şey. O model biraz darbe. Anılar. Bunlar anılar. Cumhuriyet darbesidir. 28 Şubat dönemi anıları biraz. Bu arada bizim Cübbeli hocamız da sağ olsun gündeme oturdu. Bugün Bursa tarafında bir yerde toplantısı varmış, izdiham olmuş. İnegöl tarafında. İnegöl'de. Evet. 12 bin kişiye konuşmuş. Yapma ya. Evet. Yani bir akşam aslında onu da şey yapsak. Bu da konuşulan da olay oluyor çünkü. Türkiye'de galiba şeyi izlemeye kalmadı. Teke Tek'te Cübbeli Ahmet Hoca'yı. Tabii tabii. 10 kere falan tekrarlandı. 3 kere geldi. Hepsinde de seyredildi. Hepsinde de seyredildi. İzlemeye de kalmadı. Ne diyorsun sen Cübbeli Ahmet Hoca için? Şimdi ben onu ilk defa ne zaman duydum? 10 yıl kadar önce, yani 28 Şubat'tan önce insanlar İstanbul'a gelmişler. Bir gün bir yerde tanıdık birkaç kişiyle karşılaştık. Nereye geldiniz? İşte Ümraniye'de Cübbeli Hoca'yı dinlemeye geldik. Ümraniye demiş. O tarafta bir yerde, yani Anadolu yakasında. İlk defa adını o zaman duydum. O zamandan bir şeyi vardı onun. Halk arasında bir popülaritesi vardı. Yani çünkü üslubundan dolayı konuşmaya geliyorlardı. Tabii şey, klasik sistemde, o medrese sisteminde yetiştiği için belli konuları iyi veriyor ve iyi hatip. Evet. Klasik sistemden, hiçbir bilim dalına klasik sistemden şaşmayacaksın. Kabahat oluyor onu söylemek ama öyle yetişiliyor. Hepsinde. Herhalde sana anında bir soru geldi. Onu da hemen sorayım da devam edelim. Sonra konumuza girelim.
Eren Afyoncu Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaryo danışmanlığını yapıyormuş. Ve Siyonist devlet ile gerilmemize sebep olan sahne Eren Afyoncu'nun fikriymiş. Eren Afyoncu'nun Hayalet ve Darbe kitaplarından sonra kendileri de Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alacakmış. Binlerce yıllık gizli Türk tarikatı ihtiyarların gizli lideri yolunda. Bu iddialar doğru mu değil mi? Yani, Eren sen neymişsin? Bir tek hata var. Gizli lider değil de. Eylül ayı 13. Yani şeyin, çok ayıp, çok ayıp Murat Bey, çok ayıp. Kurtlar Vadisi Pusu veya Kurtlar Vadisi benim seyrettiğim tek dizidir. Ben onu söyleyeyim. Yani bir spor programı, dizilerden yani sen şimdi şey, Aşk-ı Memnun seyretmiyor musun? Hayır. Oho, dünyadan haberin yok. Ya ben dizi seyretmem. Yani seyrettiğim tek dizi odur. Yani onu tartışılır dizi şeyi vesairesi. Yani senaryosuyla bir bağlantım yok. Orada en son program. Yazanları tanıyor musun? Yazanları tanıyorum. Yani, fikir verdin mi? Hayır, fikir niye vereyim? Yani yazarların fikri yok. Onlar biliyorlar. Yani konsept danışmanı, senaryo danışmanı değil misin? Asıl soru o. Konsept danışmanı onların farklı birisiydi daha önce biliyorsunuz. Değişti sonradan. Rahmet oldu zaten galiba. Yok, o değildi. O rahmetli Ömer Lütfü şeylerinden de zaten. Daha başka birisi vardı herhalde, ayrıldı. Yani o şey oldu. Son Kurtlar Vadisi Pusu'da tabii konuyla da alakalı olduğu için orada dizide benim kitap görüldü. Ondan öyle bir şey gösteriliyor. Fakat orada şeyi de söyleyelim. Yani bu daha önce sizin programda da söz konusu oldu. Yani gizli bir örgütün olduğu, Türkiye'yi yönettiği tarih boyunca vesaire bu fiktif, hayali bir şey. Yani o dizide de kullanılan. Fakat bu gerçeğe dönmeye başladı. Yani ne? Bazı şeyler... Örgüt mü, söylenti mi? Hayır, yani insanlar bunu gerçek sanıyor. İnsanlar gerçek, yani gerçek sanıyor. Ya o hanım nasıl olmuş öğrencileri okulda? Yani dersi soruyorlar eşim. Böyle budun diye bir şey. Hanımı nasıl olmuş? Ha, böyle bir örgüt var. Yani tarih dersini soruyorsunuz diye. Var, lider de Eren Afyoncu işte. Ondan sonra beraber gidelim yani. Yardımcı olalım. Börü budun. Börü budun değil mi? Yani o şey tabii, yani şimdi diziler bazen insanlara hayalle gerçek arasında ara kapanıyor. Fark edemiyor. O şeyde de aynı. Mesela ben onları seyretmiyorum ama o daha kadınların seyrettiği dizilerde de aynı şekilde. Tabii aslında bu şeyden kaynaklanıyor. Genel olarak kültürel yetersizden kaynaklanıyor. Yani eğer siz bütün hayatla ilgili bilginizi, kültürünüzü bir kitaptan, tek bir kitaptan veya bir diziden alıyorsanız böyle işte Dan Brown'un kitabı. Evet. Birdenbire o neler çıktı falan, böyle ne acayip hikayeler çıktı ortaya, ne örgütler çıktı, neler varmış, neler yokmuş. Bir kısmı tarihte hepimizin bildiği örgütler. Sanki bunları ilk defa duydu insanlar, evet. Ve bunlara olmayan güçler vehmettiler. İşte şimdi bu Kurtlar Vadisi dizisinde başlayan tartışmalar. Yahu söyleniyor da espri değil. Kız Eteler'de bir büyük bir kitapçıya gitmiş. Aa şekerim demiş, bak Aşk-ı Memnun'un kitabı çıkmış demiş. Şaka yapıyorsun. Evet, bu olmuş hatta. Halit Ziya'nın romanını bilmiyorlar, diziden tanıyorlar. Bak Aşk-ı Memnun'un kitabı çıkmış demişler. Halit Ziya da şey değil mi? Dizinin senaristi. Senaristi. Biz bu hale geldik. Genç çocuk. Bu hale geldik. Ama şey var yani... Diziler çok etkili halde. Yani insanlar aslında çok iyi de kullanılabilir bu. Ama tabii oradaki televizyonun amacı farklı, daha farklı. Yani o belli bir bilgi vermekten ziyade eğlence için yapılıyor. Ama tabii şu var, eğitim sistemi, yani o senin zamanındaki veya daha önceki veya bizim zamanımızdaki eğitim sistemi değişti. Neden değişti? Türkiye'nin en büyük problemi şu, kitle eğitimini Türkiye yapamıyor. Yani bu dünyada da yapamıyorlar. Yani aşırı bir nüfus var. Yani eskiden birkaç milyon öğrenciyi okuturken şimdi 15-16 milyon öğrenciyi tabii okutuyorsunuz. Bunu kaldıramadı Türkiye ve Türkiye'deki eğitim sistemi bu yüzden çöktü. Sırf Türkiye'nin sorunu değil bu ama. Yani dünyanın da. Fransa'da böyle bir problem var. İngiltere'de böyle bir problem var. Amerika işte 15-20 yıl kadar önce bütün eğitimini değiştirmeye çalıştı. Beceremediler, daha beter oldu. Yani dünyada bu problem var. Artan nüfus, iletişim araçlarının farklı. Ya şimdi internet diye bir şey çıktı. İyi ki var tabii. Yani bir sürü kolaylık sağlıyor ama yani şeyler, bilgiler, Wikipedia bilgisi. Çocuklar bir şey yapıyorlar. Geçen gün bizim gazetede bir yazar arkadaşımız bir ufak hata yapmış. Bir minik hata yapmış. Telefon açtı, dedi ki yazında şu yanlış. Ben düzelttiriyorum ama dikkatli ol. Bak dedim, yani bu yanlış. Aa dedi, internetten bakmıştım dedi. Evet. Yani çok oluyor böyle şeyler. Ne yazık ki oluyor. Bizim programda da geliyor. Ben artık şu kanaatteyim yalnız. Bunu engellemenin imkanı yok. Oral tarih okunmuyor. Yani, kulaktan doymuyor. Ama hayır, şunun yapılması lazım. Mesela tarih için
doğru ve kuvvetli tarih sitelerinin yapılması lazım. Çünkü artık insanlar kitaptan ziyade internetten bilgi öğreniyorlar. Bunu engelleme... Erhan, komplo teorileri daha çok ilgi çekiyor. O daha çeker zaten, o farklı. Yani o çeker ama şu var, yani dediğim gibi mesela ne olacak? Yani biraz zamanım olsa oturacağım Wikipedia'daki bütün maddeleri düzelteceğim. Çünkü insanlar oraya bakıyor artık. Yani artık açık bir kitap, kütüphane, ansiklopedi falan karıştırma şeyi yok. Hı. Yani kitap kalmadı. Yani. Kitap kalmadı tabii. Kitap kalmadı. Bilmiyorum, söylemiş miydim? Evvelki hafta Amazon'dan bir parça kitap getirdim. Bir kitap çok ilgimi çekti. Özbek musikisi tarihi, tarih boyunca. Amerika'da çıkmış, İngilizce. Onu da sipariş ettim ve dünyanın parasıydı kitap. Kitap geldi ama sitede yazmıyor ne oldu. Ne çıktı biliyor musun? Wikipedia maddelerini print almışlar. Kitap yapmışlar. Print'e tıpkı basım yapmışlar. Şimdi geri gönderiyorum bu hızsızlıkları diye. Tanıtımda da sitede de yazmıyor Amazon. Wikipedia yani bu hale geldi. Yani orada bile yapılıyor artık. Ya şey Wikipedia en güvenilmez yer evet. Şu anda. Yani bir sürü yanlış yun. Herkes yazabiliyor. Giriyor. Hadi şey açıyorsun. Özbek müziği diye açıyorsun. İlham Aliyev çıktı karşıma. Azerbaycan. Ne alakası var? Ve şey yapılıyor. Bu daha önce sen yazdın galiba değil mi? O Fransa ile ilgili bir şey mi karışmış da? İnternet yüzünden. Şey yaptılar. Evet. Ama yani ben artık şu kanaatteyim. Yani işi bilenler internette çok kuvvetli siteler kurması lazım. Başka türlü... Erhan, hoca kalmadı bir de. Okullarda hoca kalmadı. Bak bizim zamanımızda Feyzi Abdullah'lar. Bunlar da bizim hocalarımız. Ama senin zamanında yok. Türkiye'de kaç kişi okuyordu? Yani bütün canım. Mesele o. Yani bin yaşında dediğin. Şimdi ben şeyi gördüm. Bir de hocalar da değişti. Yani. Bizim yani hocalarımız işte. Neydi? Yani 12 yıl öncesi dönemde çok ciddi erozyon oldu Türkiye'de. Hatırla yani 3 aylık eğitimle öğretmen ataması yaptılar evet. Ya. Yani 3 ay eğitim verdiler ve ondan sonra o gençleri öğretmen diye atadılar. Yani onlar da siyasi atamalardı. Kimse kendini geliştirmedi. Ben geçen gün yazdım diye bizim kıyamet edebiyat hocalarımızın hepsi birer edebiyatçıydı. Hakiki edebiyatçıydı. Öyle Galatasaray'daki. Galatasaray'dakiler. Geçen ayda yazdım bu öğretmen atamaları yapılmadı diye yüzlerce mesaj geliyordu. E-mail giriyor. Ya hepsinin imlası bozuldu. İyi ki yapılmıyor dedim kıyamet koptu. Orada da yani eğitimde de ben şu kanaatteyim. Herkese iyi eğitim verme ihtimaliniz yok. Yok. Elit eğitimi yapılması lazım. Yani işte Türkiye'de onu bozdu. Ha, yani Türkiye'de bir elit eğitimi vardı. Onun yapılması lazım. Fırsat eşitliği adı altında evet. O elit eğitimi bozdular. Herkesi eşit seviyeye getirdiler ama aşağıda birleştirdiler. Yukarıda zeki çocukları evet. Ayrı eğitmeniz lazım. Yani çünkü onlara ayrı daha üst düzey hocalarınızla vermeniz lazım. Çünkü 15 milyon, 16 milyon insan aynı anda eğitmeniz mümkün değil. Yani bunu büyük devletler yapamıyor. Biz yani bizim yapma ihtimalimiz yok. Öyle. Yani bu çünkü bunun Osmanlı'daki sistem de o mesela. Osmanlı'da alıyor, üst düzey zeki adamı Enderun'da eğitiyor. Ya yani devlet adamı yapıyor, yönetici yapıyor. Bu şekilde olması lazım. Ve bizim ders kitaplarımızda, bizim programlarda biz defalarca söylüyoruz. En son tarih için söylüyoruz benim bildiğim. Tarih kitabının talim terbiye devre dışı bırakılıp müfredat hazırlanmadan Halil İnalcık gibi, İlber Ortaylı gibi hocaların nezaretinde direkt yazılması lazım. Çünkü ben artık talim terbiyeden anlaşılır ve öğrencilere aşırı bilgi yüklemeyecek bir kitap yazılmayacağı kanaatine vardım. Hiçbir şekilde olmuyor bu. Yani en son yine yazıldı. O sen de yazdın köşende hataları vesaireyi. Yani mesela dün bize bir mail geldi. Balkan Savaşı ve Balkan göçleri vesairesi kitaplarda fazla anlatılmıyor diyor. Yani Türkiye'de milyonlarca insan var Balkanlardan gelen. Onun yerine bilmem ne anlaşmasının maddeleri anlatılıyor. Yani şimdi ve bunu Milli Eğitim Bakanı mesela ben inisiyatif kullanması gerektiğini. Kaç yüz ve 1,5 milyondan fazla insan gelmiş bu Balkan Savaşı'nda. Şu anda kaç milyon insan var? Türkiye'de şimdi torunları kaç milyon kişi? Yok. Ama Zikvator'un anlaşmasının maddeleri var. Evet. Balkan Savaşı yok. Yaz kitaplarında. Ayrıntısı, şusu, busu. Yok. Şey. Oho. Yani şey var mesela. Osmanlı'dan günümüze ne kaldı? Yani mesela en önemli sorulardan birisi budur. Ders kitabında bunun cevabının olması lazım. Yani bugünkü Osmanlı'nın yalnızca mimari izleri olarak aklımızda kalıyor. Yani yönetim olarak. O bölgede tesiri. Veyahut siyasi tesiri. Mesela biz derslerde onu anlatıyoruz üniversitede. Bugün protestanlık varsa, bunda Osmanlı'nın da bir rolü vardı. Ama bu ders kitaplarında doğru düz girmiyor. Veyahut bugün Afrika Müslümansa Kuzey Afrika, Osmanlı sayesindedir. Veya Balkanlarda Ortodoksluk yaşıyor. Ya bunların ön planda olması lazım. Fakat işte 1860'larda yazılan ilk Osmanlı tarih ders kitabından itibaren, Vefik Paşa'dan itibaren aynı şablon gidiyor. Ya ben hiçbir zaman için anlamıyorum. Mesela tarih öğretmeni öğrencilerimize veya diyoruz ki bunları anlatmayın.
Fakat onlar da şunu diyor. Üniversite imtihanında soru çıkıyor. Anlatmak zorundayız diyor. Yani çok, yani bunun üzerine aynı şekilde anlatılıyor. Ya şablon, tarih kitaplarının şablonu Fatih tam 160 senelik. Evet. 150 senelik. 1860 Ahmet Vefik Paşa. Yani onun kitabının ismi. Fezleke-i Tarih Osmanlı diye. Yani o tam 150 senelik. Yani aslında dediğim gibi burada şeyi kırmak lazım. Yani mesela bizim rahmetli Coşkun Aptekin hocamız filan ders kitabı yazdı. Rahmetli Hakkı Dursun Yıldız'da filan. O zaman biz asistandık. O zaman bazı şeyleri görüyoruz. Yazacağı cümleye bile Milli Eğitim'de müdahale ediyorlardı. Şu cümleyi şöyle yazsanız daha iyi olur. Şimdi burada bilim adamı olsa ne olur? Peki Tayyip Tabi niye yazmıyor kendisi? Yazdırıyor madem. O müfredat hazırlıyor. Kalıbı hazırlıyor. Sen içini dolduruyorsun. İçi tabii renkli dolmuyor. Yani orada yol aynı şekilde gidiyor. Ve mesela ortaokul kitapları fena olmadı. Ortaokul kitaplarında bilgiyi azalttılar. Yani öğrenciyi yoran. Lisede yapamadılar aynısını. Peki bugün İlber'i dinlediniz, Yorca'yı dinlediniz mi? Dinledik, okuduk, yorumları okuduk. Ben site, şeyde okudum. Habertürk'te. Dinlemedim. Yani siteden okudum, evet. Ne demiş? Türkler askerdir. Bizim Avrupa Birliği Türklerin en önemli özelliği asker millet olmalarıdır. Avrupa Birliği Türklerin bu özelliğini ortadan kaldırmak istiyor demiş. Şunu söylüyor bir de. Bizim asker millet olmamızdan Belçika yani diyor mesela. Birçok şey de son derece haklı. Haklı. Bir de şey demiş, yönetimler kötü olursa darbeler olur demiş. Tarih boyunca öyle oldu zaten. Şimdi Eren'in kitapta da... Keyif için darbe yapılmadı ki hiç. Yani işte orada şey cümlesi önemli. Tespit mi, temenni mi? Yani tartışılan o oluyor. İlber'in öyle bir İlber'in böyle bir temenni etmesi yok, mümkün mü? Ama mümkün şey genelde olmaz. Tenkit edenler hocayı o yönden tenkit ediyorlar. Yani hoca orada bir tespit yani bulunuyor. İlber'in olaylara dışarıdan ne kadar dışarıdan bakabildiğinin farkında değiller. Evet. Ve eleştiriyorlar. Halbuki İlber hoca ona bir tespit yapıyor ki böyle olmuştur. Şimdi bu kitapta bakacağız, göreceğiz. Ne zaman padişahlar güçlü, tabii. Ne darbe var, ne bir şey var. Tam aksine padişah darbecileri almış, bir tarafından asmış. Ne zaman ki bir zafiyet var, ne zaman kadınlar tabii. Siyasetin içine girmiş, ne zaman valideler işin içerisine müdahil olmaya başlamışlar? Ya yönetim hiçbir zaman için boşluk kaldırmaz. Yani bu Osmanlı döneminde de aynı, Cumhuriyet döneminde de aynı. Şimdi burada işte dediğimiz gibi Türkiye'de tespitleri de temenni zannediyor insanlar. Ve tenkitler oradan çıkıyor. Yalnız hocanın o açıklamalarına gelen yorumların %80'i destekliyor. Onlar da mesela neyi desteklerini bilmiyorlar şimdi. Şuradan ona bakmaya çalışıyorum. Neyi desteklerini bilmiyorlar. Şimdi şey yani İlber'in ne dediğini anlamadan destekliyorlar. Onlar kendilerince ha tamam benim gibi düşünmüş diyorlar. Öyle bir destek veriyorlar. Evet dediğin gibi. Yani o benim gibi düşünmüş. Bu adamı mı meclis onun ödülü verecek? Ne alakası var? Yani, alim adam başka. Yani. Ödül haftaya mı veriliyormuş? Bilmiyorum kesinlikle. Ödül verilene kadar tartışma sürer. Yani kesin sürer. Yani orada o olur. Yani burada işte maalesef şu oluyor. Bazen bu yazıda da oluyor gazete yazılarımızda veya televizyonda veya başka şeyde bir konferansta falan. Durum tespiti yapıyorsunuz. Oradan mesela kalkıyor birisi diyor ki işte siz mesela askere mi karşısınız? Veyahut başka birisi kalkıyor diyor ki siz bu sefer darbeyi mi destekliyorsunuz? Çünkü orada olan bir şeyi siz analiz yaparken insanlar hep bunu sizin temenniniz zannediyor. Ama siz olanı söylüyorsunuz. Yani herhalde hocada da öyle bir durum oldu. Bu bizde de oluyor, gazetecilerde de oluyor. İlim adamlarından da oluyor. Yani siz bir şey söylüyorsunuz. Böyle bir durum var diyorsunuz. Bir değerleme yapıyorsunuz. Vay işte öyle oldu, böyle oldu. Ondan yana, bundan yana. Ya ben kimseden yana değilim kardeşim. Benim değerlendirmem bir şey yok. Ben bir durumu gösteriyorum. İşte bu İlber olan da o bugün. Evet. Ya utanmasalar İlber darbe çağrısı yapıyor diyecek. Olacak bir şey değil yani. Evet. Neyse kitaba başlayalım mı bir an önce? Ama bu arada birkaç soru daha var. Niye siyah giydin diye sorar Eren. Matemde misin? Niye? Yeah. Dünkünden iyi gene. Dün bir hardal rengi bir şey giymiş. Hiç kıskanma, yakıştı bana. Kıskanıyor bu herkes. Güzel, yakışmaz. Evet. Senin gençliğini kıskanıyor. Doğru değil mi? Bu mu genç? Herhalde. Herhalde genç. Ya oğlum, dün sadece yüzün kalmış ekranda. Bunda, hayır, ama fondan. Renkler, fonu düşünmedik. Fonla yani. Kıyafet karışıyor bundan. Fonu. Sen bir ekran yıldızısın artık. Hep bunu düşünmen lazım. Evet, evet. Koyu renk. Bir stil danışmanı. Koyu renk giydiğin zaman niye siyah giydiriyorlar? Abi gömleği siyah giymeyi bilirdin. Kurtlar Vadisi gibi olmuşsun bugün vallahi. Birazdan makine çekip bizi vurur mu burada? Pat pat pat. Konsept uygun. Konsept uygun. Darbe yapar mı? Konsept uygun. Var ya hakikaten. Murat ikimizi de vursa Habertürk'te tarihte tek tabanca olarak Pelin'de oturur baş başa program yapar.
Ama Pelin kaçar senden, söyleyeyim sana. Üstadımızın memlekete daha hizmetler olacak. Yani Şükrullah gibi kitapları kim yazacak? Ya hakikaten ya. Ne oldu? Harvardçılar çok gülmüşler de benim kitap eleştirme. Çok mu gülmüşler? Bu kitap niye yazılır? Taklit ediyorlar. Ertesi gün Murat'a da yemek vardı diyorlar. Bu kitap niye yazılır? Hakikaten bu kitap niye yazılır Murat Bey? Ayıptır ya. Allah artırsın. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Sen Murat'tan daha üretken oldun. Bu az yazıyor. Hayır, bunlar bizim ilmimizin zekatı abi. Yani bunlar bizim ilmimizin zekatı. Yani o... Zekat? Ayrı. Yani mesela geçen sene ben 6 tane akademik yayınım çıkmış. O ilmimizin zekatı kimin sözüdür biliyorsun değil mi? Evet. Osman Bölükbaşı'nın. Onu oğlum... Mecliste, ama başka türlüdür. Mecliste kavga oluyor, laf atıyorlar. İşte şeyden, kürsüde Bölükbaşı. Kimdi bir Orta Anadolu'dan milletvekilinin birine? Senin erkekliğin benim erkekliğimin zekatı kadardır. Bu arada bana sormuşlar, Aşk-ı Memnun dizisini izliyor musunuz diye. Ne yazık ki o şerefe nail olamadım. Aşk-ı Memnun dizisini izleyemedim ama hakkındaki tartışmaları medyadan izliyorum. Bayağı bir öpüşme. Bir akşam güneşi mi bir şey daha yapılıyormuş Aşat birisinin. Yo, Halide Edip'in başka bir kitabı, başka bir kitabı. Türkiye dizi üretimi şey oldu. Televizyon, 10 tane televizyon var büyük. Evet. Bunların her birinde her gece 2 dizi yayınlanıyor. 20 diziler. Fakat nasıl? Ama iyi oluyor bir yandan da. Millete Türk edebiyatını seviyorum ama yani senaryolaştırırken kitaptan o kadar uzaklaşıp o kadar çirkinleşiyor ki bazı şeyleri. Aslında orada en tehlikeli şey bana göre şu. O dizilerdeki tipleri insanlar gerçek hayatta. Ama o Kurtlar Vadisi içinde geçerli. Tabii orada ben Kurtlar Vadisi diye bir diziyi hiç seyretmedim hayatımda. İlk varlığını şöyle dedim. Bir gün yol arıyorum, kayboldum yolda. Karşı tarafta bir yerdeyim, böyle bir gecekondu mahallesi gibi bir yerdeyim. Sabahında erken saati. Durdum bir çocuğa yolcuyorum. Bir çocuk geldi böyle omuz düşük böyle. Okula gider gibi böyle bir yamuk duruyor. Dedim ki oğlum dedim şurası nerede dedim. Ondan sonra şimdi tarif ediyor, böyle yandan yana tarif ediyor. Ne oldu dedim, dedi karadın kırık dolaşıyorsun dedim. Abi kusura bakmayın, akşam Kurtlar Vadisi seyrettim, etkisindeyim hala. İlk olsun öğrendim Kurtlar Vadisi diye bir şeyin varlığını. Çok etkiliyor. Gençlere acayip etkiliyor. Şey olur şimdi, Cüneyt Arkın'ın filmlerini biz çocukken seyrettiğimiz zaman çıkan hemen kılıcı alıp Avrupa'ya fethe gidecek gibi çıkardı filmlerden. Dizilerde de öyle oluyor. Mesela beni şey etkilemiş öyle. Taksi Şoförü diye film vardı, tanır mısın? Robert De Niro'nun. Hadi onu, evet. Hmm. Ben de o filmden çok etkilenmiş. Çıkınca dedim ki acaba Taksi Şoförü'ne mi başlasam? Sabaha kadar dolaşırdı şeyde. Oh, reklam arası mı versek acaba? Sonra mı devam etsek? Yok, daha varmış reklam aramıza. Biraz daha varmış, işaret ediyorlar. O zaman başlayalım. Evet, askeri isyanlar ve darbeler. Erhan Afyoncu, Ahmet Önal, Uğur Demir. Yani bu kitap, onu da söyleyelim. Yani bu üç kişinin yazdığı bir kitap. İki genç arkadaşımızla beraber. Bizim küçük Uğur değil mi o? Tabii, o bizim dergide yazan, konuştuğuma göre şimdi Uğur. Yani o, çünkü yani bu kolay bir şey değil. Yani bu kadar isyanı, darbeyi vesaireyi derleyip toplayıp bir de burada analizini yapmak önemli. Yani çünkü bir kitap alıp önünüze oradan yazabilirsiniz şimdi. Aynı Osmanlı döneminde de günümüzde olduğu gibi mesela. İsyanı destekleyenlerin yazdığı bir tarih kitabı var. İsyana karşı çıkanların yazdığı bir tarih kitabı var. Daha ortada olanların yazdığı kitap var. Her kaynağın bakış açısını... Yani kaynakları diyorsun. Tabii kaynağın bakış açısını analiz etmeniz lazım. Mesela diyelim Genç Osman'ın öldürülmesinde Tuğgi tarihi var. Tuğgi tarihi solaktır. Yeniçeri gözüyle yazar. Bostanzade ulema gözüyle yazar. İşte Vakan Üster saray gözüyle yazarlar o hadiseyi. Yani bu o yolla ortaya çıkarmaya çalıştık ve şunu görüldü. Yani burada mesela daha önceden bildiğimizi zannettiğimiz isyanlarda bile mesela patron en çok bilinenlerden birisidir. Yani orada bile bir sürü hatalar yapılmış. Mesela en ilginci patron isyanında isyanı hazırladı denilen adam aslında şeylerinden yani tam tersi. Yani isyanı kışkırttığı denilen adam tam tersi isyanın mağduru. Yani çünkü analiz yapılmamış daha önce de bu tür. Biz bunu akademik yapacak mısınız? Yapılacak o da. Yani çünkü şu var zaten şurada o. Dimnot olarak. Yani burada hazır bu dimnotlarla tartışmalarla. Şimdi çok ilginç Erhan. Yani 36 Osmanlı padişahından 12'si isyan ve darbe sonucunda tahtını kaybediyor. Evet. Üçte bir. Evet. Yani baktığın zaman Cumhuriyet dönemi çok daha iyi. Evet. Yani 55 hükümet var Türkiye'de. Daha fazla olur mu? 55 olur mu? Şimdi kaçıncı? Kaç? 58. hükümet mi? Unuttum. Yani yani onu hükümet olarak diye de şimdi günümüzde devlet başkanı gibi düşünmek lazım. Yani cumhurbaşkanı olarak Abdullah Bey 11. 11. değil mi? Yani çünkü sadrazamların sayısını saymadım. İkinci baskısını yaparken sadrazamların sayısını da koyacağım oraya. Çünkü
Sadrazam sayısı daha fazladır. Ama o zaman bir padişah zamanında bazen 5-6-7 işte, sadrazam yani, var gider. Sadrazam, yani sadrazam hükümet yani o dönem. Darbeyle giden sadrazam. Darbeyle giden. Yani. Türkiye'de darbeyle giden Cumhurbaşkanı bir kişi. Evet. Onun dışında yok. O, evet. Şey yok. Zaten darbelerden birinde Cumhurbaşkanı yoktu Allah'a şükür piyasada. Darbenin doğru, nedenlerinden biri de oydu zaten. Cumhurbaşkanı seçilemiyordu bir türlü. Aylarca seçemediler mecliste. Toplanıyor nafile turlar. Seçemedi. Neydi o ya? Aylarca. İhsan Sabri sabah köşkte akşam evine gidiyordu. Ama o yani o zaman o dönemin karikatür dergilerini hatırlıyorum, ben ortaokuldayım. Milletvekilleri dolaşmaktan dünyanın içine girdik şeklinde karikatür yapmışlardı. Yani böyle 300. tur, 400. tur diye. E tabii orada dediğimiz gibi yani yönetim boşluk kaldırmıyor. Fakat burada tabii Türkiye'nin 1950'den önceki dönemi ayrı bir dönem. Yani orada tek parti dönemi ve iki tane kuvvetli lider var. Yani o dönemde zaten öyle bir şeyin olması söz konusu değil Cumhuriyet dönemi. Yani Atatürk ve İsmet Paşa gibi kuvvetli askerlerin yönettiği bir ülkede yani ordu hiçbir zaman için zaten ne darbe yapabilir ne darbeye teşebbüs edebilir. Yani asıl Türkiye'de problem 50'den sonra başlıyor. Yani dört tane oldu değil mi? 4 oldu herhalde 28 Şubat'ta beraber 4 oldu. 28 Şubat sayılmaz darbe ya. Darbeydi. Postmodern darbe. Postmodern yani ama darbe. Çok güzel söz. Yok pek darbe değildi o ya. O söz Erol Paşa'ya mı ait? Erol Paşa'dan değil mi? Postmodern çok güzel söz. Yani işin en... Müzikal. İşin en... Jargona girdi ya. Evet. İşin en ilginç tarafı şu oldu. Erol Özkasnak Paşa ben askerdeyken yedek subay okulunda tümen komutanımız oldu daha sonra. Yani genel komutan oraya geldi. Hayır en güzeli şuydu. Bize tarih dersi verdi. Öyle mi? Yani o yani Cumhuriyet döneminde de 60 yıl mı? 60 yılda 4 darbe. 15 yılda bir darbe düşüyor. Ama Osmanlı 600 sene. 600 sene yani. Yani dönem olarak daha şey. Yani Cumhuriyet aslında şey. Yani yıl olarak daha fazla. Ama ilk 50 senesi pek bir şey yok yani. Yok olmaz. Yani dediğim gibi yani iki tane kuvvetli lider var. Yani şimdi Atatürk döneminde veya İsmet Paşa döneminde yani öyle bir şey zaten teşebbüs edemez. Aklına gitmez. Yani şey gibi aynı Osmanlı döneminde de. Bana bakarsan, ona bakarsan son 20 yani son 10 senedir de pek öyle Türkiye'de gerçek bir darbe havası, darbe girişimi, yani planlayanlar bilenler olduğunu görüyoruz şimdi öğrendiklerimizden ama hani hakiki bir şey de yok ortalıkta. Ama şu var. Mesela ben darbe yapıldığı zaman uzun süre o yönetim gitmiyor. Mesela ben 84-85'te üniversiteye başladığım zaman hala 80'in izleri vardı. Yurt müdürleri mesela askerdi, emekli askerlerdi. O zaman bile. Tabii. Yani bak 84'te emekli binbaşı albaylar yurt müdürüydü, hala devam ediyordu. Hatta işin ilginç tarafı şu, bir akşam birkaç arkadaş çıktık 1985'te. Canım Türkiye'de hala 1909, 31 Mart hadisesinden sonra çıkartılan kanunlar vardı yürürlükte. En başta şey... Bu memurun muhakematı. Mahmut Şevket Paşa'nındır. Ve yerel yönetimde bazı kanunlar vardır. 31 Mart sonrası çıkartılmış kanunlardır. Yani 1909 100 sene. Evet 100 senedir. 101 sene olmuş evet. Evet. Şimdi gidiyor. Ya bu tabii şey var. Mesela bunu da onun da şey yapalım. Murat takılıyor. İlk 28 Şubat oldu. Yani Türkiye'de bu ilk o zaman Necmettin Erbakan'ı falan sıkıştırdılar o zaman Milli Güvenlik Kurulu'nda. O sıra tartışılıyordu. Herkes tartışıyor. Biz de Vapur'la evin önünden geçerken arşive doğru gidiyor. Birkaç arkadaşa giderken ilk defa orada aklıma geldi. Yani 13 yıl önce. Darbe yazmak. Hayır darbe yazmak değil. Ya dedim, darbe yapmak. Asker dedik. Osmanlı döneminde kaç padişah tahttan inilmiş diye bir hesapladık. Yani herkes tek tek biliyor ama bir baktık 12 padişah. Yani toplu bir araya gelip üçte bir olduğunuz zaman ürküyorsunuz zaten. Öldürülen kaç tanesi işte? İki tane. Beş tanesi. Beş padişah öldürülmüştü. Yani yarısı. Yani yüzde... İşte biri, altıda biri de öldürülmüş. Kimler öldürüldü? Yani Sultan II. Beyazıt öldürülüyor. İlk öldürülen padişah. Evet ama o darbe mi? Oğlunun yaptığı darbe. Ona darbe oğlu yapıyor ama. Ondan sonra ikincisi, II. Osman öldürülüyor. II. Osman, Genç Osman Genç dediğimiz. Osman öldürülüyor. Ondan sonra İbrahim. Sultan İbrahim öldürülüyor. Sonra? Daha sonra Üçüncü Selim öldürülüyor. Üçüncü Selim. Sultan Aziz. Selim öldürülüyor mu? Kendim ölüyor. Damlat öldürülüyor, öldürülüyor. Yok. Öldürülüyor. Öldürülüyor. Dördüncü Mustafa'yı ikinci Mahmut öldürüyor. Altı kişidir. Altı tane. Altı oldu, altı. Bir de Sultan Aziz var. Abdülaziz, altı oldu. Altı. Yani Aziz intihar mı? Öldürüldü. Öldürme mi? Öldürüldü. Yani o çünkü Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın bir tertibi gibi anlaşılıyor. Bileklerini kesmiş. Yani iki elini nasıl? İki makas oldu şöyle. İki makas da iki karşı. Nasıl yapacak onu? Yani o kadar... Başka da kesemez misin? Hem de...
Kağıt önce kesmiyorsa. Yani. Önce birini keser, sonra öbürünü keser. Sonra tekine tabii. Ne olur ki? Tabanca mı bu hani kendini iki el ateşe de vurmamış ki, iki elini de kesmiş. Bilmiyorum. Yani o yani altı padişah. Yani yaklaşık. Yani o Yıldız'daki o çadır mahkemesi raporlarından o belli. Yani orada Abdülhamit'in... Sultanahmet taife sürdü etti şu bu olan filan ama yani var. Şey oluyor tabii bütün Osmanlı döneminde yapılan darbelerde de mevcut iktidar var olursa yeni hükümete sıkıntı çıkarayacağı için bir yolla yok ediliyor. Yok ediyorlar. Yani 2. Osman'da da öyle. Mesela 2. Osman, Genç Osman'ı birazdan anlatırız teferruatını. Tahttan indiriliyor. 4. Mustafa, 1. Mustafa'nın annesi diyor ki bu ileride intikamını alır, İntikam yaşarsa diyor. Yani çünkü yeni yönetimin kendini sağlamaması için eskiyi yok etmesi lazım. Yani o şekilde acımasız bir şey oluyor maalesef. Yani dediğimiz gibi 1/3 padişah. Mustafa da ruh hastası değil mi aslında? Hasta. Deli olan o. Deli. Esas tam deli o. İbrahim değil, deli olan Mustafa. Yok, tam deli o. Tam çünkü deli. İlk öldürülmeyen şehzade yani... İlk öldürülmediği için her an öldürme tehlikesi var. Yani sağlam bile olsa zaten ruh hastası olması normal. O hale gelmiş. Ve burada tabii ki şu kitapta mesela ilginç bir şey çıktı. Şimdi tarihimizin en kuvvetli devleti. Yani bu kadar yani Türk tarihinin zirvesi Osmanlı İmparatorluğu. Bir taraftan Avrupa'yı Zigetvar'a kadar gidiyorsunuz, fethediyorsunuz. Bir taraftan da yani 12 tane padişah öldürülmüş ama 30'dan fazla ciddi isyan var. Yani bu kadar da isyan içerisinde bu devlet nasıl var olabilmiş? Yani o da İlginç bir soru. Yani çünkü bu kitabı okuyan şunu görecek. Ben onu özellikle ön sözde yazdım. Ya bu devlet nasıl bir devlet? Onu kesiyorlar, vezir azam öldürüyorlar, burnunu kesiyorlar, padişahı katlediyorlar. Şimdi Osmanlı'nın öbür tarafını bilmeyen birisi olsa oturur devlet acır. Yani vah zavallı devletim diye. Ama aynı zamanda da yani bir tarafta düşün Kenya'ya kadar gidiyor. Öbür taraftan Kırım'ın işte Rusya'nın işte ne kadar gidebilen büyük bir güç. İtalya, yani, Avusturya, evet, Polonya'ya kadar gitmiş. Yani o 30'dan fazla ülkenin topraklarına hükmediyorsunuz. Ama bir taraftan da bu var. Yani bu kadar. Tabii bunun en önemli sebeplerinden birisi de Osmanlı'da merkezi ordu var. Yani İstanbul'da bir ordu var. Şimdi bunu Machiavelli filan 15. yüzyılın sonlarında analizini yapmış. Şimdi Osmanlı'ya üstünlük sağlayan güç bu. Yani daimi bir ordu var. Avrupa'da yok. Yani Avrupa'da 2 asır sonra başlıyor. Hep toplama ordu orada. Tabii. Paralı asker. Machiavelli diyor ki, paralı askerler savaşta korkak, barış zamanlarında cesur olur diyor. Şimdi veya feodal beylerin gönderdiği, düklerin, kontların gönderdiği ordular var. Bizde merkezi bir ordu var. Kapıkulu ordusu var, Yeniçeri Sipahi. Bunlar çok büyük bir avantaj. Fakat aynı zamanda da yönetimi kontrol eden bir güç oluyorlar. Tabii. Ama, bir süre sonra iç tehdit de haline başlıyor. Bunun da ama işte burada da mesele şu. Yönetim zafiyeti olduğu zaman oluyor. Peki mesela burada Roma usulünü niye benimsemiş Osmanlı? Yani Roma'da ordunun şehre gelmesi yasak. Yani başkente ordu giremiyor. Başkente silahlı giremiyor ordu. Şimdi Osmanlı'ya böyle bir şeymiş. Yani ne bileyim Yeniçerileri işte hem sipahileri padişahın yakın koruması olanların dışındakileri niye mesela ne bileyim işte Çatalca sur dışında niye tutmamış? Şimdi Osmanlı'da aslında yine asıl ordu şehrin dışında. Yani şimdi 100 bin kişilik bir ordusu varsa Osmanlı'nın 12 bin tanesi İstanbul'da. Evet, ama 16 10 bin tanesi İstanbul'da içinde. Yani 90 küsür bini Anadolu'da, Arap ülkelerinde veya Rumeli'de. Ya, o, fakat bu kuvvet de başlangıçta ufak bir kuvvet. Yani bu sonradan büyüyerek bu hale geliyor. Yani buradaki asıl amaçlardan birisi de şu zaten. Yani bu ordunun düşmanla savaşmak olduğu kadar padişahı iç tehdide karşı korumak. Diğer tehditlere karşı korumak. Çünkü bütün Türk devletlerindeki problem şudur. Bütün Türk devletlerinde Türk aristokrasisi İleride padişahın yerine geçmeye namzettir. Yani bir aşiret beyi vesairesi. Osmanlı aslında kapıkulu sistemi ile Türk aristokrasisi ile kendi arasında bir denge kuruyor. Denge kurmaya çalışıyor. Fakat sonra da bu denge biraz kapıkulu lehine döndüğü zaman ve padişahlar 17. yüzyılda artık eski otorite padişahlar zaman. Olmadığı zaman yani çünkü Yavuz'a karşı isyan var mesela kitapta yazdık. Fatih'e var ya. Yavuz'a var. Ama Yavuz. Ama anında sert tedbirle bitirmiş. Buçuktepe değil miydi Fatih? Fatih'e Buçuktepe. Yani orada şey ama 17. yüzyılda 6 yaşında bir çocuk tahta geçiyor. Veyahut psikolojik durumu uygun olmayan birisi veyahut deli bir padişah geçiyor. Bu sefer oradaki yönetim boşluğunu kapıkuluları dolduruyor. Yani sipahiler ve yeniçeriler dolduruyor. Evet. Peki kısa bir reklam arası vereyim. Sonra Buçuktepe ile Fatih'e karşı ilk isyan girişine başlayalım.
Genç Osman'ı çok merak ediyor herkes. Onu bir konuşalım. Çünkü nedense en çok konuşulan, en çok bilinen odur. Mağdur olmuş. Yani, çok bir akıbeti ne oldu şeyi var. Yani orta odalarda başına bir şey geldi mi gelmedi mi? O çok zor o şey. Tartışılır. Kalender Uğurusu neydi ismi adamın? Padişah cimdik. Çimdik atıyor. At üstünde çimdik atıyor adama. Evet. Ya. Evet. Evet. Neyse değerli izleyiciler, kısa bir reklam sonra beraber olacağız Fatih'e karşı yapılan ilk isyanla. Evet döndük tekrar beraberiz izleyicilerle. Epey bir mail de geldi. Genellikle millet yeni sınıyor. Öğretmenlik konusuna biraz takılanlar var. Emekli subaydan yönetici olması sizi niye rahatsız ediyor diyenler var. Biz böyle bir rahatsızlıktan bahsetmedik. Hayır, emekli subaydan yönetici değil. Ben 1984'te üniversiteye başladığım zaman her yerdeki yöneticilerin çoğu emekli subaydı. Yani yurt müdürü, yurtkur bölge müdürü. Onun sebebi şu. 250 metre çapında bir bölgede sevgilinle buluşamazsın, o değil mi? Niye? Biz o zaman kütüphane peşinde koşuyorduk. Öyle eremler işlerde yok, o kitap şimdi var. O taraklarda bezimiz yok. O taraklarda bezi yok. Hayır şeydi zaten. Ya bak, şimdi yurtta, şimdi asker mantığıyla yönetiyorlar bir de. O gün okulda dersin yok senin. Onda kaplar kilitleniyor. Yurdun. Yurdun. Nereye gidersen git, odadan çıkarıyorlar. Odada Allah. Yakaladığına ceza kesiyor. Nasıl? Ya askeri yönetim... Rica'da duramıyorsun. Tabii. Hayır adamın dersi yok o gün. O ev odada kalacak. Ders çalışacak. Yok kalamazsın. Gündüz onda. Gündüz onda. Gündüz onda çıkacaksın. Allah Allah. Kışla mantığıyla yönetiyor. Ama tabii şeyin etkisi var. 12 Eylül öncesi öyle olaylar tabii, oldu ki tabii orada. Tabii yani o öncesi. Şey yapılıyor. Paranoya var. Yani orada anlatılamıyordu da. Bak hayır şu 81'de 82'de olsa anlarım. 84. 4 sene geçmiş. Yani aradan. Tabii şimdi 12 Eylül'ü yaşamayanlar 12 Eylül savunuyor gibi görünmek de istemiyorum ama 12 Eylül öncesi hatırlıyoruz ya İstanbul'da tabii. Sokağa çıkamıyorduk ya gözümüzün önünde hiçbir insanlar öldürülüyordu. Bir akşam arabayla gidiyorum şeyde Edirne kapıda öğrenci yurdunun oradan geçiyorum. Ta 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 bir sesler silah atılıyor. Sonra bir eve gittim arabadan indim sabah indim arabada iki tane kurşun isabet etmiş. Yani bana da gelebilirdi. Ya Ankara'dan gelmişim üniversitedeydim İstanbul'a gelmiştim eve geliyordum. Teşvikiye'de şeyden aşağı yürüyorum Sövgüredi'den. Bir silah sesi geldi. Gene bir şey oldu dedim. Eve gittince haber aldım. Abdü Bey'i bulmuşlar. Ha orada o gün. Evet. O gün. Yani o hayır şey vardı. Ben ortaokuldaydım o zaman. Ama onu görüyorsunuz yani ortaokulda bile o kaynıyordu her yer. Ama burada şu anda günümüzdeki teori şu. Mesela ben 70'li yılların aydınlatılması kanaatindeyim. 70'li yıllarda bu terör faaliyetleri planlı olarak birileri tarafından yaptırıldıysa muhakkak yaptırılmıştır. Onca silah yani, nereden gelecek çünkü, o? Çoluk mesela ben şunu çok sık duydum. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmem birkaç yerde. İşte emir verildi. Vapurdan çıkan insanları tarayın. Gidin şu kahveyi tarayın vesaire diye böyle anlatıyordu insanlar. Şimdi burada aklı başında olan bir adam vapurdan çıkan insanı tarar mı? Şimdi bu provokasyonuyla. Fakat bunlar işte dediğim gibi yani bunların bir kısmı bilinçli olarak belli yerler tarafından yaptırıldıysa zaten ortam hazırlanıyor darbeye demektir. İşte aslında Türkiye 70'li yıllarını çözmeden zor şey yapar. Yani bunun çözülmesi lazım. Yani ve eğer bu da doğruysa yani o zaman bu ülkede yaşamak çok büyük bir ızdırap. Yani eğer 70'li yıllarda insanları birbirine kırdırmalar böyle bilinçli yapıldıysa o katliamlar yapıldıysa yaptırıldıysa yani darbeye zemin hazırlamak için yaptırıldıysa yani bu ülkede yaşamak gerçekten çok büyük bir ızdırap. Yani nasıl yaşarsınız? Yani bunun yani akıl alacak bir şey değil. Bilmiyorum. Yani. Ama tabii şu var, yani orada provokasyon eylemler var. Ama ne kadar işte darbe orgunlaşsın diye yapıldı, yapılmadı. Türkiye'nin bunu çözmesi lazım. Peki şimdi bu darbeden bahsediyorum mesela. Tek imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu değil o dönemde. Evet. Avrupa'da en az 2-3 büyük hanedan daha var yürüyen. Buralarda darbe olmamış mı hiç? Ya da buralarda darbe girişimi benzer olaylar olmamış mı? Şimdi orada da var. Şimdi orada farklı. Mesela... Fransa'nın en güçlü krallarından birisi Güneş Kral. 14. Louis. Yani o 1643'ten 1715'e kadar hükümdarlık dönemi var. Yani akıl alacak bir dönem değil. 72 yıl 5 yaşında tahta çıkıyor. Fakat gerçek hükümdarlık dönemi 45 sene falan Mazarin'in ölümünden sonra. Şimdi orada güçlü ordu olmadığı için bu tür problem yok. Oradaki problem şu.
Asiller. Asiller. Mesela 14. Kilise. Louis döneminde 11 tane iç ayaklanma var. Fronde ayaklanması var. Bu asillerin ayaklanması. Çocukların attığı sapandan dolayı ismi vermişler. 11 defa isyan, asillerin isyanı var. Yani orada da o tür şeyler var. Yani krala karşı o tür teşebbüsler oluyor. İngiltere'de de aynısı. Yani çünkü orada güç merkezi bir ordu olmadığı için 14. Louis'den sonra zaten ve daha sonra Avrupa'da bu tür ordular kurulmaya başlanıyor. Asiller problem oluyor. Osmanlı bir problemi hallediyor. Neyi hallediyor? Türk aristokrasinin, aşiret beylerinin padişaha karşı ayaklanmalarının önüne geçiyor. Merkezi orduyla geçiyor. Bu sefer merkezi ordu başınıza bir dert oluyor. Yani bütün mesele şu. Masanın ayaklarının tam olması lazım. Şimdi Osmanlı'nın sistemi şu. Kapıkulu sistemi var. Mesela biz hep Yeniçerileri biliriz. Yani herkes, yani bizim dediğim yani genelde bilinen isyan denilince Yeniçeri gelir. Mesela bu kitabı okuyanlar şunu görecekler. Kapıkulu'nun daha çok isyanı görüyoruz. Tabii Kapıkulu. Daha doğrusu sipahilerin. Yani Kapıkulu sistemi aslında sadece Yeniçeri'den mürekkep değil. Kapıkulu diye bir sistem var. Gidiyorsunuz, Müslüman olmayan insanları alıyorsunuz, devşiriyorsunuz, Türkçe öğretiyorsunuz, dini öğretiyorsunuz, zekilerin enderini alıyorsunuz, devlet yöneticisi yapıyorsunuz, daha alt kademedekileri asker yapıyorsunuz. Bunların da en zekilerini süvari yapıyorsunuz. Altı bölük halkı deniliyor. Bunlar sipahisi var, silahları var vesaire. Bir de Yeniçeriler var. Devlet sipahi Yeniçeri'ye karşı kullanıyor. İkisine karşı da Anadolu'daki tımarlı sipahileri kullanıyor. Mesela Koçu Bey 17. yüzyılın meşhur o reform tasarılarını yazan kişi diyor, şöyle söylüyor. Eskiden diyor devlet sipahi Yeniçeri'ye, Yeniçeri'yi sipahiye karşı kullanırdı. İkisine karşı da Anadolu'daki tımarlı sipahi kullanırdı. Şimdi tımarlı sipahi oradan kalktığı için bunlar devletin başına birer dev oldular diyor. Şimdi Osmanlı bu dengeyi kurmuş. Mesela Taşra'da da aynı. Mesela Mısır gibi uzak bir eyalet. Mısır'ı nasıl yöneteceksiniz? Buradan asker gönderip her tarafını zapturapt altına almanız mümkün mü? Değil. Mahalli askerleri muhafaza ediyor. Mesela Memlükler. Memlükler yok edilmiyor. Memlükleri yok eden daha sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dır. Yani o zamana kadar duruyorlar. Memlüklere askerlik hizmetlerini veriyor. Merkezden bir beylerbeyi gönderiyor. Yanında Yeniçerilerle birlikte denge kurduruyor. Mahalli Araplara da işte kadılığı veya belediye başkanlığını veriyor. Şimdi bu güç böyle ayrı olduğu zaman hiçbir zaman dert olmuyor. Ama 17. yüzyılda Kaz Dağlar diye, bu bizim Türkiye'de Kaz Dağlı, Kaz Dağ bölgesinden giden bir aile yönetimi ele geçirince Mısır, İstanbul arasına mesafe koymaya başlıyor. Yani bu dengeyi kurup satranç oynar gibi işi yürüttükçe Osmanlı iş düzgün gitmiş. Denge bozulduğu zaman yani masanın ayaklarından birisi, ikisi gittiği zaman masa çökmüş. Çünkü farklı bir şey yapmanız da mümkün değil zaten. Yani bir denge siyasetiyle takip etmesi lazım. Osmanlı'nın yaptığı budur. İşte denge bozulduğu zaman mesela ilk isyanlar çıktığı zaman mesela Kapıkulu sipahilerdir ilk isyan edenlerin çoğu. Yeniçerili kullanarak sipahi isyanlarını durdurmuşlar. Fakat daha sonra 17. yüzyılda 1650'lerden sonra Kapıkulu sipahileri gücünü kaybedip Yeniçeriler tarafından devre dışı bırakılınca Yeniçeriler bu sefer devletin başına bela olmuş. Tek güç. Yani onu dengeleyecek Osmanlı'da tek güç de padişahtır. Ya şu şeyi söylesene. Yeniçerilerin en fazla olduğu zamanda sayısı kaçtı? Ya şimdi en fazla olduğu zamanda artık yani en Kanuni döneminde 12 bin civarında Kapıkulu askeri var. Yani bu yalnız Yeniçeri değil, Kapıkulu askeri. Fakat bu daha sonra 17. yüzyılda bunların sayısı 40-50 bini geçiyor. Ama çünkü bunların büyük bölümü asker değil. Tabii. Yani orduya bile geri gelmiyor. Ya günümüzdeki bankamatik memur. Aynen bankamatik memur. Yani öyle anlatılır ya. Aynı onun gibi oluyor. Çünkü savaşçı vasıflarını yitiriyorlar ve mesela şey var hep anlatılır bizde. Yeniçeri asker kaldırılmadan önce Yeniçeri Hoca. Savaşa giden yine Yeniçeri değil. Taşra valilerinin paralı askerleri gidiyor. Şimdi en ilginç taraf şu. Şimdi Osmanlı'ya gelen bütün Avrupalı seyyahlar, elçilerin şu gözlemi var. Osmanlı'nın profesyonel bir ordusu var. Yeniçeriler, Kapıkullular mükemmel hayran oluyorlar. Bizde paralı askerler var deyip paralı askerleri tenkit ediyorlar. Şimdi bizim güçlü olduğumuz dönemde bizde böyle bir ordu var. Devletin savaşları kaybettiği zaman da tabi Osmanlı paralı askerliğe geçiyor. Tam tersi. Avrupa profesyonel ve mecburi askerliğe geçiyor. Yani 18. yüzyılda artık mesela biz ders kitaplarında falan pek anlatılmıyor. Aslında profesyonel akademik kitaplarda da pek anlatılmıyor. Ben bir merak ettim, araştırdım. Prus Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfusu 1711'de 30 milyon civarında. Osmanlı 30 milyon insandan asker çıkarıyor. Evet. Rusya'nın nüfusu o dönemde 15-16 milyon civarında. Biz 140 bin kişilik ordu çıkarıyoruz, onlar 70 bin kişilik ordu çıkarıyor. 1877-78 savaşında Rusya'nın nüfusu 90 milyonu geçmiş. Bizim nüfusumuz 30 milyon civarında ve 15 milyon Müslümandan asker alabiliyorsun. Yani mesela nüfus olarak da
karşındaki devletler kuvvetlenmiş. Şimdi 90 milyondan 100 milyondan asker çıkardım. Adam 800 bin asker çıkarıyor. Senin çıkardığın asker sayısı en fazla 300 bin. Yani şimdi oradaki mağlubiyetlerin sebebini de anlayabiliyorsunuz. Yani aslında tam tersi oluyor. Osmanlı'nın çok kuvvetli olduğu dönemlerde kuvvetli olmamızın sebebi şu. Otoriter bir padişah var. O dönemin sistemi bu. Merkezi bir. İki, merkezi ordu var. Üç, çok iyi bir vergi toplama sistemi var. Yani savaşı finanse edebilecek mükemmel bir vergi sistemi var. Avrupa'da bu, Hollanda'daki Yahudiler yapıyor bunu. İlk defa İspanyol savaşları sırasında vergiyi çok iyi toplayıp İspanyollara karşı Hollandalılar savaşı finanse edebiliyorlar. 14. Louis ile birlikte devlet otoritesi kuvvetleniyor Fransa'da. Prusya ile birlikte de 18. yüzyılda mükemmel askerler ortaya çıkıyor. Şimdi aslında üçü de Osmanlı'da 16. yüzyılda var. Yani insan böyle kendi malını kaybeder sonra arar. Bizde öyle olmuş. Yani daha önce kurduğun doğru sistemden sapma olmuş. Ve 18. yüzyılda o yenilgilerin başlama sebepleri o. Yani aslında teknoloji yok başlangıçta. Yani sanayi devriminden önce. Tamamıyla bu üç ayak. Devlet otoritesinin olmaması ve profesyonel askerliğin bizden kaybolması. Peki şimdi Osmanlı'da bunca darbe var. Bahsedeceğiz onlardan da. Darbe demeyeyim de isyan girişimi var. Peki bu isyan girişimlerinden sonra asker devletin yönetiminde etkin hale geliyor mu? Yoksa isyan yapıp padişahı değiştirip ya da vezir-i azamı değiştirip tekrar çekiliyor mu? Yoksa siyaset üzerinde ülkenin politika üzerine bir etkisi var mı? Şimdi o şu şekilde oluyor. İki türlü oluyor. Mesela diyelim patronu Halil isyanı yapıyor. Eylül'ün sonlarında 1730'da 3. Ahmet'i deviriyor, 1. Ahmet'i çıkarıyor. Ve isyancılar ve asiler veya darbeciler yeni yönetimin üzerinde bir gölge oluyorlar evet. Her zaman için. Genelde öyle. Şimdi burada eğer devlet veya padişah bunları ortadan kaldırmazsa bunlar yönetim üzerinde baskı yapıyorlar. Bir yıl, iki yıl gidiyor. Ama padişah ve yönetim genelde bunları bir yolla ortadan kaldırıyor. Yani darbecilere meydan kalmıyor hiçbir zaman. Çünkü eğer zaten kalırsa yeni yönetim huzurlu olmuyor. Yani onun için mesela ilginç bir şey vardı. Yıllar önce bizim bir öğretmen arkadaşımız müdürü şikayet etti. Bir usulsüzlük yapmış yani 20 yıl önce falan. Müdürü görevden aldılar. Ondan sonra bunu da sürdüler. Yeni gelen müdürün görevini rahat yapabilmesi için daha önceki müdürün değişmesine sebep olan öğretmen orada kalamazmış. Öyle bir madde varmış o zaman. Çok enteresan. Yani 6 öğretmen birden sürüldü. Yani ben şu anda var mı bilmiyorum. Yani bu benim dediğim 80'lerin başında. Aynı onun gibi yani yeni yönetimin rahat etmesi için. Mesela orada ne yapıyor? Kimisi genelde şu oluyor tabii darbeyi yapanlar. Askerler ve askerlerin subayları. Genelde darbenin arkasında Osmanlı döneminde veya yönetim isyanlarının arkasında siviller var. Sivil paşalar var. Bunlar o isyanları kullanarak sadrazam oluyorlar. Mesela bunlar fakat padişahlar, mesela 4. Murat Topal Recep Paşa vardır. Askerin desteğiyle sadrazam olmuştur. 1632'de meşhurdur, herkes bilir o tiyatrodan da. Beri gel zorba başı diyor 4. Murat. Abdest al bir kafir diyor. Ve Topal Recep Paşa'yı öldürtüp dışarı atıyor. Mesela patronal çok akıllı, hiçbir görev istemiyor. Yani makam mevki istemiyor, nakitle iktifa ediyor. Yani para alıyor. Para çünkü akıllı bir adam yani o anlaşılıyor. Kitabın kapağında da onun resmi var. Mesela tarihteki tek darbecinin resmi yani o dönemlerde daha sonraki dönemlerde var da klasik dönemdeki isyan edenlerden Vambur'un... Resim burada mı? Yok. Vambur. Vambur. Bizde de var ya bu Risk Müzesi müzeyumdaki. Bilmiyorum yani onun... Ben bu resmi gördüm İstanbul'da gördüm ben bunu. Kopya belki sergi... Hayır sergiye gelmiş. Sergi olabilir belki. Vambur sergisi olmuş. Çünkü orada... ama devleti kontrol ediyor mesela sadrazam kim olacak karışıyor. İşte Kaptan Derya kim olacak karışıyor vesaire oluyor. En sonunda Sultan Mahmut. En çok da galiba ekonomiye karışıyorlar değil mi? Ekonomiye müdahale etmek istiyorlar çok. Ekonomiye şöyle karışıyor tabii. Ekonomi gelir kaynağı. Yani adamlar ilginç şeyler de var mesela. Bunlara normalde askerken bedava et veren adamı götürüyorlar. Boğdan'a vali yaptırıyorlar. Yani bir Rum'u oraya tayin ettiriyorlar. Çünkü Rumlar tayin ediliyor oraya. Fakat 1. Mahmut Türk tarihinin en önemli isimlerinden biri olmasına rağmen pek kıymeti bilinmez. 1730'dan 1754'de kadar hükümdardır. Bayağı kalmıştı. Son başarılı Osmanlı hükümdarıdır. Yani o dönemler için. Yani ondan sonra aradakiler 2. Abdülhamid'e kadar o çapta yönetici yoktur. Fakat 2. Mahmut? Ben 2. Mahmut'u başarılı bir hükümdar olarak görmüyorum. Yani şeydir.
çok önemli reformlar yapmıştır ama başarılı değildir yani o kadar. Çünkü orduyu değiştiriyor. Yeni ordunun da birçok başarı şeyi var. Sıkıntısı var. Dün konuştuk ikinci Mahmut uzun uzun. Ya Yunan isyanı olsun. Tabii Yunan isyanı. Mısır olayları falan hep sultanlar. Yani eğer Ruslar olmasa hanedan değişecek yani o dönemde. İstanbul'a kadar gelmek üzere Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Tabii şimdi burada padişahların da şey yok. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'i diriltip ikinci Abdülhamit'in yerine koyun. Yapabilir. Ne yapabilecek? Yapabilir. Yani yapabileceği bir şey dünya yok. Dünya dengeleri değişmiş. Şimdi mesela ikinci Murat, Fatih'in babası. Türk tarihinin en başarılı devlet adamlarından biri olarak gözükür. Mesela Halil Hoca'nın yazdıklarını okuyun. İkinci Mahmut, ikinci Murat. O hale getiren o dönemdeki toplum yapısı ve devlet dinamiğidir diyor. Çünkü savaşı sevmeyen bir hükümdar, en büyük iki zafer onun zamanında. Varna ve ikinci Kosova. Çünkü toplum ve devlet dinamiği o dönemde. Keyif adamıdır. Tabii. Yani sen hayat tek padişaha tahtı bırakıp saraya çekiliyor. Yani böyle bir padişah olur mu? Zorla çıkarıyorlar tekrar tahta. Fakat en büyük başarılar onun zamanında. Bunun sebebi çünkü devlet dinamizmi var. Mesela 19. yüzyılda, 18. yüzyıldaki o bazı başarısız padişahlarda mesela alıp o döneme gitsen belki onlar da başarılı olacak. Çünkü onu sürükleyen bir hadise var aynı şekilde. Buçuktepe, Fatih Sultan Mehmet. Evet. Padişah oluyor, başa geçiyor. Dediğin gibi önemli bir babanın oğlu aslında. Şans eseri önemli olmuş olsa bile geçiyor. İlk seferinde daha yani ilk yani padişahlığını tadını çıkaracak. Çok da genç 20 yaşında. O zaman 20 değil 14 yaşında. 14 yaşında ilk isyanda. 14 yaşında o sırada. Tabii ilk. Şimdi Fatih iki defa tahta çıkıyor. Evet. Yani bir 14, 12 yaşında tahta çıkıyor. 14 Buçuk yaşında. İlk tahta çıkış ne olur? İlk tahta çıkış isyanı. O öbürü o zaman 19 yaşında ilk tahta çıkıp Karaman Seferi'nde oluyor. Şimdi en ilginç taraf şu. Yani ben burada programlarda, tek tek de bizim programda söyledim. Bana göre Türk tarihinin en önemli devlet adamı Fatih Sultan Mehmet. Yani bu tartışmasız. Çünkü askerliğinin vesairesinin üstüne çok bir adam. Yani bu Osmanlı diye bir devlet varsa, bir imparatorluk varsa kurucusu olur. Yani gerçek kurucusu odur. Yani bu Halil Hoca da söyler, Yorga da söyler, Cevdet Paşa da söyler. Fakat Erhan Afucu da söyler. Estağfurullah. Biz onların söylediğini tekrarlıyoruz. Şimdi 1444'te tahta çıktığında daha zaten 12 yaşında bir çocuk. 14 yaşında ilk isyan olduğu zaman ilk Yeniçeri isyanı 1446'da meydana geliyor. 14 yaşında tabii orada da aslında bir darbe bu. Çandarlı Halil Paşa babasını devirmek için babasını tekrar tahta çıkarıp Fatih'i devirmek için askeri isyan ettiriyor. Ve orada isyan eden asker Edirne'de bir tepeye çekiliyor. Maaşlarına zam istiyor ve bunları yarım akçe zam yapıldığı için Buçuktepe deniliyor. İsyanın adı da Buçuktepe oluyor. Ve orada Fatih şöyle tehdit etmiş asker. İstanbul'daki şehzadenin yanına gideriz. Çünkü İstanbul'da o sırada hanedandan bir şehzade var. Yani o şu demektir. Padişah onu yapar istiyor. Ve Türk tarihinin en önemli ismine karşı yapılıyor ilk darbe. Teşebbüsü. Teşebbüs olarak kalmıştır. Ama işte kalmıştır. O zaman da zafiyet var çocuk da. Tabii çocuk. Yani şimdi ama öyle bir hırslı ki yani. Sadece para mı istiyor asker? Ya orada paraya. O dönemde çoğu paradan. Paranın ayarından. Zam bahane. Çünkü asıl şey Fatih tahtı. Çandarlı'nın fişeklemesi. Tabii yani çünkü orada şu görülüyor artık. Bu hükümdar hükmünü yürütmekten aciz ve tahttan indiriliyor. İkinci Murat gizlice geliyor. Oğlunu tahttan indiriyor. Manisa'ya gönderiyor. Fakat Manisa'da babasının hükümdarlığını tanımayıp kendi adına para bastırmış. Vatan Anadolu'da elimize geçmeyen Hristiyan topraklarına karşı akın yapmış. İşte orada şunu anlıyorsunuz. Yani 14 yaşında bile olsa yani o Fatih olacak karakter o yaşta var. Şimdi bak şu var. Şehzade veliaht bile olsa resmen veliahtı o zaman yok. Tuğra çektirip para bastırır mı öldürülür. Evet. Fatih çocukluk defterinde tuğrasını çizmiş. Evet. O da para bastırmış. Baba bir şey dememiş. Tek evlat. Çünkü ikinci kardeşi babasının ölümünden 6 ay, 8 ay önce falan doğuyor. Ama işte Fatih'te şey var yani o lider. Yani bunlar ben şu kanaatteyim zaten. Yani derler ya lider olunmaz doğulur. Yani o doğuştan gelen tabii. Karakter. İşte Fatih doğu. O haslettir yani. Tabii ya Varna Savaşı'nda 1444'te 12 yaşında bir çocuk. Babasını Çandarlı Halil Paşa zorla getiriyor. Ordunun başına geçiriyor. Mesela hep bizde anlatılır ya ben hükümdarsan emrediyorum gel ordunun başına geç. Eğer sen hükümdarsan gel ordunun başına geç. Böyle bir söz yok.
Bu daha sonra 17. yüzyılda Müneccin Paşa tarihinde çıkmış. Ve kaynaklara baktığınızda şunu görüyorsunuz devrin Gazavat Sultan Murad'a vesaireye. Babasına sen git Medine'de kal, ben ordunun başına gideyim. 12 yaşında. Şimdi bu çılgın bir çocuk yani. İşte o var yani, o karakter var, lider karakteri var. Yani ve babası tahttan indikten sonra İstanbul'un fethini, babası tekrar Manisa'ya döndükten sonra İstanbul'un fethini kafasına koymuş da 12 yaşında. Yani çünkü bu özelliği var ve tahta çıkar çıkmaz da onu beceriyor. Yani gidip İstanbul'u fethedebiliyor. İşte ama maalesef ilk darbe teşebbüsü de Türk tarihinin en önemli ismine karşı yapılmıştır. Ve Çandarlı Halil Paşa'nın. Ve başarılı olmuştur aslında darbe teşebbüsü değil, darbedir. Fatih tahttan indirilmiştir. 5 sene sonra tekrar tahta çıkacaktır. İşte orada birinci hükümdarlık dönemi başarısız olduğu için Karaman Seferi'nden dönen asker yolda isyan ediyor. Mesela Tursun Bey tarihinde şöyle diyor. Asker iki tarafa diyor müsellah bir şekilde dizildi diyor. Yani kılıçlar elde. Fatih aralarından geçti. Yani düşün, yani bir hükümdar ve işte orada 19 yaşındayken hemen tamam diyor, zam bir istiyor, zam istiyorsunuz, zammı veriyor. Hemen çadırına çekildikten sonra emir veriyor. Subaylarını toplatıyor Yeniçerilerin. Sopa vurduruyor 100'er tane. Azlediyor. Ve Yeniçerilerin içerisine kendi avcı bölüklerinden, sekmanlardan asker dağıtıyor, karıştırıyor. Ve böylelikle ne yapıyor? Tek başlarına hareket etme ihtimallerini ve hareket ederlerse cezalandırılacaklarını gösteriyor. Ve Fatih'in ölümüne kadar da 1481'e kadar askerin bir daha teşebbüsü yok. Zaten şu var, tereddüt ettiği zaman kaybediyor. Yani lider kaybeder. Her zaman için böyledir. Orada çok iyi siyaset gütmesi lazım. Fatih bunu yapmıştır. O Yeniçeriler ki aslında normalde daha sonra isyan etmeli lazım. Adamlar Arnavutluğa sefere gidiyorlar, geri dönüyorlar. Hadi yürü diyorlar, Trabzon'a sefer var. Yani bir senede iki defa sefere çıkılcı olmuş. Çünkü bu genelde sefer mevsim kısadır. Yani sadece belli aylarda yapabilirsiniz. Devamlı surette sefer var. Yani 1457 yılı haricinde baktığınız zaman Fatih'in o döneminde, hükümdarlık dönemi devamlı savaşlarla geçmiştir. Ya kendi gidiyor, ya Vezir-i Azam'ını gönderiyor, ya bir Serdar gönderiyor. Asker, hatta zaman zaman aynı anda iki savaşın içerisinde. Tabii. Asker için de aslında çok zor bir şey bu. Ama bir yandan da asker için de verimli bir dönem. Çok ganimet elde ediyor. Çok talan var. Ya o da var ama aynı zamanda tabii dediğim gibi yani bu şeyin ayakkabı dayanmaz bir kere ya. Yavuz zamanında öyle oluyor. Çaldıran Savaşı'na giderken askerin yürü Doğu Anadolu'nun dağlarını nasıl geçecek? Ayakkabı kalmamış ayaklarında. Çıkarmışlar yırtık ayakkabıları tüfeklerin ucuna. Yavuz'un çadırına yürümüşler ayakkabılar ne halde diye. Yavuz yani bu da. Evet, Yavuz'a da var bir isyan değil mi? Tabii yani orada da tabii o da ilginç. İşte o dediğimiz gibi çadıra kurşun atıyorlar. Evet. Ve Yavuz çıkıyor atın üzerine biniyor. Yer olan diyor benimle gelir. Olmayan kendi evine gitsin, İstanbul ailesinin yanına gitsin diyor ve orada atla yürüyor. Bizim bir arkadaş espri yapıyor orada. Bir bakmış Yavuz arkadaş kimse yok. Yani şimdi tabii ondan sonra orduyu toparlayabiliyor. Bunlar palavra mıdır, doğru mudur? Aynı şeyi Alparslan için söylerler. Aynı şeyi Yavuz için yok. Atın üstüne çıkar. Bir, er olan gelsin, er olmayan gelmesin. Biz buna falan baktık. Mesela bu şey de var. Gelibolu Ali'nin Künhül Ahbarı'nda var. Gelibolu Ali'nin Künhül Ahbarı'nda yazıyor. Mesela bizim burada koyduğumuz sözler ve şeyler kaynaklardan alındı ve analiz yaparak aldık. Yani doğru mudur, değil midir diye. Alparslan'ın da tabii o sözü var. Yani orada tarih kaynaklarına geçmiş. Orada bir şeyi var. Askeri orduya bir hitabı var. Tabii bunların içinde palavra olan şeyler de vardır. Fakat dediğimiz gibi biz baktık yani mesela o dönem tarih kitaplarında olan bir bilgi bu Yavuz'la ilgili. Peki Osmanlı döneminde, şimdi bu darbeler var diyorken Osmanlı döneminde güvenlik teşkilatı, güvenlik sistemi nasıl Erhan? Yani ikili bir teşkilat. Yani İstanbul'un kent içi güvenliği nasıl sağlanıyor? Ya da bütün topraklar tek bir sistem mi? Ne bileyim bugün işte ne var? Asker var, polis var, jandarma var. O zaman böyle bir sistem var mı yoksa güvenlikten topyekün tek bir ya şimdi ordu İstanbul'un ya o şehirlere göre değişiyor. Başlangıçta Anadolu'da Yeniçeri yok. 1560'tan sonra Şehzade Beyazıt İsyan'dan sonra gidiyor. İstanbul'un da güvenliğini büyük şeyle Yeniçeriler ve subaşılar sağlıyor. Yani yine Yeniçeriler İstanbul'dan aynı zamanda bir asayişinde. Subaşı Yeniçeri midir? Yok, subaşı değil. Daha farklı görevi. Yeniçeri. Yani orijini. Değil. Değil değil mi? Değil. Ordu komutanı demek o da. Yeniçeriler sağlıyor. Çünkü asayiş hizmetlerinde Yeniçeri ağası başkanlığında veyahut padişah belli bölgeleri bostancılarıyla güvenliğini sağlayabiliyor. Polis bizde daha sonra, yani polis değil de zaptiye 19. yüzyılda kurulmuştur. Jandarma görevi yaparak. Ondan önce yok böyle bir şey. Yani tabii mesela mahalli şeyde de ne var? Mahalli valiler var veya kadın emrinde görevler var. Onlar sağlıyor mahalli asayişi.
Yani ayrı ikili teşkilat yok. Yani o ikili teşkilat daha modern dönemlerde ortaya çıkan bir hadise. Yine bir reklam arası vereyim, sonra devam ederim. Evet izleyiciler, reklam aralarında ne yapıyorsunuz diye merak etmiş izleyicilerimiz. Ne yaptığımızı söyleyeyim reklam aralarında. Murat Bardakçı bize şiir okuyor. Hicip okudum şimdi. Evet. Zaptiye dedi. Zaptiye o meşhur Zaptiye Nazırı Abdi Paşa için. Şu bizim Nazırı Zaptiye Abdi Paşa'yı böyle tarif ediyor. Vakan Nüvisan-ı Ümem. Dünyanın bütün tarihçileri böyle anlatıyor diyor. Neslinden gelip nesilinden geleceğini bilseydi eğer... Almadan Hazreti Havva'yı boşardı Adem. Ya bunları nasıl aklattın bu kadar? Bir kere okuyunca kalıyor. Bir de şeyi okudum. Onu da okuyayım mı? Okusana okusana. Bu Hasan Rami Paşa, Bahriye Nazırı. Harami Paşa. Harami Paşa. Şu uğrarsa veba, rahın eğer semti Halice, yolun Halice düşerse diyor, vebaya hitap ediyor. Bir Muş ile tersaneye git, ref-i nikab et. Eski motorlu küçük şeyler bu, şu kayık gibi. Ona bin, tersaneye git, peçeni kaldır. Bul Nazırı Bahriye'yi Allah'ı seversen, al canını bin katle bedel, bir de sevap et. Eşref'in. Ama işte yaşı fazla olduğu için. Evet, Murat Bardakçı kaç yaşında diye biz Erhan'la tartışıyorduk. 95'te karar kıldık. Evet. 1915 doğumlu. Hicri kaç oluyor? 1300... 31 mi? 31 oluyor galiba. 31. 1331 oluyor. Geçer 31. Yok 31 oluyor. Yok Rumi 31. Rumi pardon. Hicri nasıl bu yapıyor? Hicri kaç oluyor? 33 falan da. 33 mi? Rumi 31. Ama doğru. Yani insan doğru. Eskiden yani, bir şey öğretiliyordu bize. Kaç nesil görmüş? Bak denirdi. Tarih, musiki, edebiyat yapacaksan buna tek başına olmaz. Musikiyle öğrenci, musikiyle meşgul olacaksan tarih ve edebiyat bileceksin. Edebiyatla uğraşıyorsan musikiyle şeyi bileceksin. Yani, tarihi bileceksin. Hepsi kompledir, ayrılmazlardır. Sen de atlet komple yani. Atlet komple. Ama hayatında bir kere... Pentatloncu. Ama şu var Fatih. Yok, dekatloncu. Yani Erhan'a da söylüyorum. Yani vezin bilmeden, iyi vezin bilmeden tarih yapılmaz. Kitabı nasıl okuyacaksın? Bakıyorum gelen kitaplarda ve en iyi hocaların şu anda %90'ında vezinler bozuk. Herkes senin gibi rahmetli Abdülbaki. Bir saatlik iştir vezin. Biraz da ritim duygun varsa bir saatte öğrenirsin. Nasıl öğrendiğini de anlatsana vezine. Şöyle. Merdivenden inip çıkarken. Terlikle yapardı onu. O arkasına vurulur şöyle. Abdülbaki Hoca. Öyle öğretti. Bir gün de öğretti. Hepsini ve en ağır vezinleri. Biliyor musun sen vezin dedi. Ben de aptal gibi evet dedim. Peki dedim. Tepeden nasıl geliyor bakın bu kızın nişanlısı şanlıdır. Ne bu dedi. Duymadığım şey. Ece mi dedim? Şey uçtu havada. Meğer mütefailün mütefailünmüş. Sonra sana iyiceni öğreteyim dedim. Merdiven ahşap evde. Salacaktaki evde. Yukarıdan aşağı iniyoruz terlikle. Efa ilatün mesela. Ne oldu? Tepindin. Çok failatın, güzel ama. Failatın failat. Tepindin. Böyle öğrenin. Sana öyle çalışıyorsun. Sağ ol. Ya şey var değil mi? Olmaz. Vezinsiz olmaz. Geçenlerde bir yazım vardı öyle. İşte Abdülbaki Hoca yok, şu yok vesaire diye. Ne günlere kaldık diye. Tabii şey gitti. Yalnız bizde değil o. Avrupa'da öyle. Mesela onu bırak. Hafız-ı Şirazi'nin divanında vardır. Adam kalmadı. Ne günlere kaldık. Ha, o dönemde değil mi? 13. asır. Daha da eski şey var. Mısır papirüslerinde. Gençler laf dinlemiyor. Ahir zamana kaldık diyor. Yani tabi Mısır zamanında. Yani. Şey değişiyor ama. Yani ben onun farkında insan tipi değişiyor. Yani o eski tip alimler gidiyor. Kahtı yani rical derdi her zaman vardır. Evet. Adam yokluğu her zaman vardır. Şey değişiyor. Yani şimdi mesela şimdiki bilim adamlarının hem avantajları var hem de dezavantajları var. Şimdi çok büyük bir avantajları var. Ne var? Eskiden düşün. Bir yazmayı kullanabilmek için rahmetli Uzun Çarşılı kendisini saydırmış. Ne fotokopi var, ne kopya alabiliyorsunuz, ne bir şey yapabiliyorsunuz. Fakat o da çok kuvvetli yetişiyorlar. Tabii. Ezberliyorsun ama şey ya. Şimdi mesela biz Türkologlara baktığımız zaman Osmanlı çalışan Avrupalılara, yani o eski o büyük alimler Avrupa'da da yok, Amerika'da da yok. Yani insan tipi değişiyor. Yani şey değişiyor. Yani bir de tabii şu yani var. Şey. İnsanların ne eskiden internet var, ne televizyon var, ne başka bir şey var. Yani zamanlarına ayırabilecek başka bir hadise yok.
Yahu ama mesela musikiye başladık. Fotokopi falan yok. Hı. Var da çok zor. İşte kağıt koyuyor üstüne, o ikisini birden veriyor. Kasiye ne diyor? Yazacaksın. Binlerce de yazdık nota. Ama çok avantajı var, öğreniyorsun. Tabii. Erhan, sana bir sorular geliyor. Sayın Eren Afyoncu, gözlemlediğim kadarıyla hemen hemen her programda ya da benim izlediğim programlarında Fatih Sultan Mehmet'in Türk tarihinin en önemli devlet adamı olduğunu vurguluyor. Merak ettiğimden soruyorum, yanlış anlamayın. Sultan Mehmet'i Atatürk'ten daha büyük bir devlet adamı yapan özellikler ve farklar nelerdir? Osmanlı İmparatorluğu. Şimdi mesele şu. Atatürk bizim için en önemli devlet adamı Cumhuriyet döneminde. Ama bütün Türk tarihi düşünülürse, bütün Türk tarihindeki en önemli devlet adamı bana göre Fatih Sultan Mehmet'tir. Çünkü burada yalnızca 100 yıllık Cumhuriyet dönemi değil. Burada 2000 yıllık Türk tarihini göz önüne almanız lazım. Yani arkasında 600 yıl sürecek, dünyaya hükmedecek bir imparatorluğu bırakan kişi Fatih'tir. Yani Osman Gazi Devleti'nin kurucusudur ve devlete ismini vermiştir ama o devleti, o bizim bildiğimiz Avrupalı elçileri kapısında şey yapan, yalvartan, o mektupları yazdıran güç Fatih Sultan Mehmet sayesinde olmuştur. Yani devlet belki de Selçuklu Devleti gibi orta büyüklükte bir devlet olacaktı Fatih Sultan Mehmet olmasaydı. Gelelim Yavuz'un babasını devirmesine. Onu da çok merak etmişler. Genelde bilinmeyen bir şey, anladığım kadarıyla herkes tarafından bilinmeyen bir şey. Yavuz babası Beyazıt'ı nasıl devirdi ve niye devirdi? Evet, o Yavuz Sultan Selim II. Beyazıt'ın 3 tane oğlu var. Yani Şehzade Ahmet, Yavuz Sultan Selim ve Şehzade Korkut. Aslında çok oğlu var. Oğullarının bir kısmı daha önce ölmüş. Şimdi bizim kaynaklarda mesela Şehzade Mahmut, Abdullah, Şehinşah gibi oğulları var. Bunların niye öldükleri hakkında bilgi yok. Fakat Türkçeden, Latince, Almanca veya Latince tam hatırlamadım şimdi, çevrilen Hannibal Danus anonimi var. Orada babalarına karşı isyan ettikleri için öldürüldü bu şehzadeler. Yani şimdi eğer bu doğruysa, ikinci Beyazıt yaşlandığı için ömrünün sonlarında demek ki oğullar arasında bir huzursuzluk var. Mesela şehzade... Beyazıt kaç sene zaten? 30 yıl. Bayağı bir uzun. 30 yıl sürüyor. Ve 81, 12, 30, hatta 31 yıl sürüküm sürüyor. Yani işte orada devlet otoritesinde yine bir acziyet var. Yani Safavi Devleti kurulmuş, Anadolu'dan giden Türklerin kurduğu bir devlet. İran'da Şah İsmail 1501'de kuruyor. Bu devleti tehdit ediyor. Çünkü Anadolu'daki Türkmenler bizim devletimiz, orasıdır diyor. O da Türk, o da Türk. Ve padişah artık fiziksel olarak da hareket edemez hale gelmiş. Ve oğullar arasında taht mücadelesi başlıyor. Bunların içerisinde Şehzade Korkut çok büyük bir alim olmasına rağmen ve devleti eleştiren, benim bildiğim ilk kitabı, Risale'yi yazan odur. Arapça bir Risale yazıyor. Devlet düzeninin kötü olduğuna, işte demin söylediğin gibi, yani devletin kötüye gittiğini vesaireyi anlatıyor. Ve onun ilginç bir özelliği var. Oğlu, çocuğu yok. O yüzden asker onu devre dışı bırakıyor. Yani o Şehzade Ahmet ile Yavuz Sultan Selim mücadeleye girişiyor. Babası Şehzade Ahmet'i tutuyor. Ve hatta 1511'deki Şah Kulu ayaklanması sırasında onu askerin başında gönderiyor ki oğlum bir başarı kazansın. Bunu da asker onu kabul etsin. Hangisi? Yani en büyük Yavuz Orkut en galiba. Küçüğü. En büyük Orkut, en küçüğü Yavuz. En küçüğü Yavuz. Yani o dönemde yaşayanlar. Çünkü daha önce de ölmüş diğer oğulları. Orada Şah Kulu ayaklanmasında 1511'de Anadolu'yu yakıp yıkan bir ayaklanmadır. O Antalya civarlarında çıkmıştır. Ahmet Şah Kulu Türkmenler ayaklanıyor zaten. Tabii Türk Anadolu Türkmenleri. Şehzade Ahmet orada başarısız oluyor. Yani zar zor. Vezir-i Azam şehit oluyor Ali Paşa. Ve en büyük destekçisini yitiriyor. Şehzade Selim'in de Yavuz'un da Trabzon valiliği sırasında şeyi var. Askerlere karşı İran'a karşı seferleri var. Bu yüzden asker arasında ismi efsaneleşmiş. Ve şunu da anlıyoruz. Çok iyi bir organizasyon yapıyor. Yani İstanbul'daki askerleri kendi adamları vasıtasıyla çok iyi organize etmiş. Babasına karşı ayaklanıyor. İşin en ilginç tarafı şu. Savaşı kaybediyor. Savaşı kaybettiği halde daha sonra İstanbul'daki askerler yardımıyla tahta çıkıyor. Ve orada İstanbul'a gelmiş. Babası tamam tahtı Yavuz'a bırakacağım demiş. Bir türlü bırakmıyor. Vezir Azam Mustafa Paşa'ya şöyle bir soru soruyor ikinci kez. Ben diyor tahtı Selim'e bırakmasam ne yaparlar diyor. Beni öldürürler mi? Hayır padişahım diyor. Tuzunuzu ekmeğinizi yedik diyor. Yani hakkınız çok bizde diyor. Fakat diyor sizi öldürmezler ama diyor mızrağın ucuyla tutarlar aşağı atarlar. Diyor.
Ve bunun üzerine ikinci Beyazıt tahttan iniyor. Yerine Yavuz Sultan Selim geçiyor. Fakat orada bir şey vardır. İkinci Beyazıt Dimet Okada çekilecektir, dinlenecektir. Yani orada hayatını sürdürecektir. Yoldayken ölüyor. Yapılan araştırmalarda ikinci Beyazıt'ın zehirlendi. Çünkü ikinci Beyazıt'ın yaşaması demek her an yeniden saltanat mücadelesine girmesi demektir. Orada Yavuz Sultan Selim... Ama Yavuz Sultan Selim galiba önce bir savaşı kaybediyor değil mi? Bir babasıyla kazanıyor, bir savaşıyor. İşte babasıyla savaşı kaybediyor. Savaşı kaybettikten sonra babası Şehzade Ahmet'i tahta çıkarmak isteyince asker isyan ediyor. Asker isyan ediyor. İstanbul'a geliyor, Maltepe'ye. Üsküdar'a kadar geliyor. Üsküdar'dan buraya geçemiyor. Geçirtmiyorlar. Kayık bırakmamışlar. Çünkü asker şey tavır koyuyor. Bunu istemiyor ve orada ilginç bir şey var. Afişler asmışlar sağ sonra bildiler. O afiş adeti var. Evet afiş adeti. Yani veziller bunların ağzına birer kemik verelim Yeniçerilere susturalım demiş. Biz köpek değil erkek aslanız. Bize kemik değil kelle gerekir diyor gıda olarak diyor askerler. Ve sağa sola tehdit eden afişler asmışlar. Ve orada o sayede Yavuz geçebiliyor tekrar. Yani aslında mağlup olduğu halde. Çünkü babasına karşı mağlup olması da normal. Merkez ordusu babasının tabii yanında. Yani senin topladığın derme çatma... 12 bin kişi de gelmiş galiba. Derme çatma, kırmanından vesaireden aldığın kuvvetlerle başarılı olman mümkün değil. Ama şey iyi teşkilatçı, o anlaşılıyor. Yani İstanbul'daki Yeniçerileri... organize etmiş. Çok organize etmiş ve kendisini de şey anlatmış. Çok becerikli birisi olarak iyi propaganda yapmış. Yani o propaganda sayesinde çünkü asker nereden bilecek Trabzon'daki şehzadenin ne iş yaptığını? Kulaktan kulağa yayılıyor. Ve orada babasını deviriyor ve Osmanlı tarihinde tektir. Yani babasını deviren, tek. Daha önce Savcı Bey 1. Murat'ı devirmeye çalışmıştır. Öldürülmüştür. Önce kör edilmiş sonra öldürülmüştür. Yavuz devirmiştir babasını. Fakat çok büyük bir maraşal. Yani çok büyük bir komutan. Yani mesela komutan olarak Fatih Sultan Mehmet'ten daha büyük bir komutan. O Memlükleri o zaman kaldı. Tabii, Memlükler Haçlıları durduran devlet. Babası zaman... Cengiz'i durduran devlet. Tabii. Yani Moğolları durduran tek devlet ve işin ilginç tarafı şu... Babası zamanında Çukurova'da, Adana bölgesinde kimin olacak Çukurova diye savaşlar yapılıyor. Ve bu savaşlar sırasında Osmanlıları Memluklar mağlup ediyor. Vezir Azam falan esir düşüyor. Yani aradan düşünün bir 10 küsur sene geçmişken yani askeri sistemde çok büyük farklılıkların yok o dönemde o kadar kısa sürede değişmez. İşte o komuta kademesi sayesinde iki savaşta tarihten siliyor. Yani Yemmen'in de ötesinde tarihten silmiş. Hangi savaşlar onlar? Mercidabık 1516 ve Reydaniye Savaşı'nda, Ridaniye Savaşı'nda ki çölü geçiyor. Ve galiba İstanbul'a dönmeden değil mi yapıyor savaşları? Tabii. Anadolu'da kışlayıp sonra devam ediyor. Anadolu'da kışlamıyor, orada kalıyor. Mesela 1516 yazında Mercidabık Savaşı var. 1517'de Mısır'a giriyor. Ocağında Tomanbay yenip ardından Kahire ile geçiriyor. Ve orada da şu var. Mesela gitmeden önce Suriye'deki Memlük komutanlarına mektuplar göndererek ele geçirmiş. Evet. Yani kör gözün değneğine diye gitmiyor adam. Yani orada önceden hazırlık yapıyor ve bir kısım mesela Halep valisi vesaire Osmanlı tarafına geçiyor bir taraftan. Tabii orada da şunu takip ediyor. Portekizler Kızıldeniz'den ele geçirmişler, ciddiye çıkmışlar. Mekke Medine'yi tehdit ediyorlar. Evet. Ve psikolojik bir yılgınlık var. Memlüklar kara asker olduğu için onlarla direnemiyorlar. Hatta 2. Beyazıt'tan yardım istemişler. Selman Reis... gitmiş. İşte orada benim en ilgimi çeken şeylerden birisi Mısır'a gittiği zaman mesela hep anlatılır bazen şöyle örnek veriyor. İşte Osmanlı o kadar sene Mısır'a gitti. Nil'in kaynağını mı merak etti falan diye. Nil'in kaynağı nerede diye sormuş mesela. Piramitlerle ilgili sormuş. Yani bunlarla ilgili araştırmalar yapın falan diye sormuş. Ve İstanbul'a dönüş enteresan. Aslında o da şey biliyorsun. Ben gittin mi Kahire'ye? Yok ben Mısır'a gitmedim. O da Babu Zübeyle vardır. Şey nasıldı? Kapı. Tomanbay nasıldı yer mi? Çengel duruyor hala. Duruyor mu? Şimdi Tomanbay komutanı şeylerin. Çok iyi bir asker. Hükümdarı. Hükümdarı pardon şeyin. Memlükleri. Esir alınmış. Ridaniye'den sonra her şey bitmiş. Kahire'ye giriyor ve çok izzet itibar gösterilmiş. Aynı çadırda şey yapıyor. Hükümdar muamelesi görüyor. Yalnız... kararsız diyorlar Yavuz için. İdam etsin mi etmesin mi? Yalnız o arada o İzzet İkbal günlerinde kısa birkaç gündür zaten o. Sokaklarda gösteri oluyor. Sokak çatışmaları bitti. Bir de şey var. Allah yarhamu Tomanbay diyorlar. Allah Tomanbay'ı acısın. Şimdi Mısırlıların söylediğine, Mısırlı tarihçilerin söylediğine göre bunu Yavuz söyletmiştir. Provokasyon diyorlar. Onun üzerine o Zübeyle kapısı, Babu Zübeyle de orada asılır. Kanca hala durur. Ve o kanca diyorlar. 500 sene durur mu falan dedim. Aynı kanca dedi. Ve bir altında plaket de vardı onun.
Osmanlı Sultanı Mısır şeyini burada idam ettirdi. Hala plaket duruyor. Yani ben oradayken duruyordu 20 sene önce. Ama Allah yerhamu Tuman Bey şeysine Yavuz Söğretli Devlet. Olabilir. Mesela şeyde var. Kardeşi Korkut tahta geçtiği zaman kardeşlerine dokunmayacağım diye babasına söz veriyor. Fakat daha sonra devlet adamlarına Şehzade Korkut'a mektup yazdırıyor. Yani bunun saltanat niyeti var mı yok mu diye. Devlet adamları işte biz Sultan Selim'den çok çekiyoruz siz hükümdar olun dediği zaman şehzadeler hemen üzerine atlıyorlar. Ve ondan sonra da tabii isyan ettiği için öldürülüyor Şehzade Korkut. Ve daha sonra Ahmet yakalanıp öldürülüyor. Yani o tabii Yavuz çok büyük bir asker. Yani bu günümüzde bazı tartışmalara vesaire gider ama yani üç savaşta imparatorluğun doğusunu ve güneyini hallediyor. Hallediyor. Ve niye peki Yavuz hep doğuya dönmüş yani batıya? Tehditler doğudan ve güneyden ama dönüyor. Yani batıda Kanuni dönemindeki kadar ilgilenecek bir mesele yok. Macaristan vesaire daha gündeme gelmemiş. Safeviler mesela ders kitaplarında bu yanlış anlatılıyor. İran Osmanlı. İran değil Osmanlı ya, değil ya. 1920'lere kadar Türk. Safevi Türk, Anadolu Türk'ü üstelik. Afşarlar var, Kaçarlar var. Arka arkaya Türkler geçiyor. Onun zaten iyi anlaşılması için rahmetli Faruk Sümer'in güzel bir kitabı vardı. Safevi Devleti'nin kuruluşunda Anadolu Türklerinin rolü diye. Yani kitabın ismi bu. Çünkü Anadolu'daki Türkmenler gidiyor. Yani Teke Türkmeni gidiyor, Sivas gidiyor, Amasya gidiyor. Ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için oralarla. Ve tabii 8 sene ömrü. Yani 8 senelik ömründe yapacağını yapıyor zaten Maraşal olarak. Mısır'ın fethi aslında o kadar önemli ki mesela onun düzeninde durulmuyor. İstanbul'un fethi kadar önemli. Çünkü imparatorluk korkunç bir zenginlik katıyor. Yani Mısır hazinesi. Tabii. Yani büyük bir ticaret yollarına hakim oluyorsunuz. Mesela bizde hep yanlış anlatılır. Nasıl anlatılır? İşte Osmanlı yağma imparatorluğuydu. 17. yüzyıla kadar yağmayla gitti. Savaşlarda kaybetmeye başlayınca devlet bütçesi çöktü. Öyle değil. Mesela bütçeler var bizim elimizde Fatih'ten itibaren. O bütçelere baktığınız zaman ganimetin devlet gelirleri içerisinde çok az minimal olduğunu. Bir yeri evet. Var. Ama şu var. Fethettiği yerlerde, hakim olduğu yerlerde müthiş bir vergi düzeni kurmuş. Tabii yani topluyorsunuz. İşte Mısır'dan da devletin gelirleri nerede? Asıl ana gelirleri toprak gelirleri, toprak vergisi gelirleri. Yani tarım, tabii. Hububattan alınan Hububat. Gelirler. İthalat ihracat vergileri var. İşte bu ticaret yollarından alınan gelirler. İşte Mısır'ın fethi o açıdan önemli. Çok büyük bir gelir kaynağına sahip oluyor ve imparatorluğu zenginlik ayaklarından birisi oluyor. O zenginlik nereden geliyor? Ben onu çözemedim. Neyi? Nerede ki? Mısır vergisi nereden geliyor çözemedim? Mısır vergisi zaten şeydir. Direkt gümrük vergisi. Hükümdarın hazinesine gider. Ana bütçeye hayır. Girmeden. O verginin kaynağı nedir? Bilmiyorum. Ama Mısır müthiş bir üretim gücü Murat. Hayır üretimden ziyade şey. O gelen ticaret yollarından Avrupa'ya giden mallar. O gümrük vergileri herhalde. Tabii İskenderiye üzerinden. Ve Halep üzerinde. Yani pamuk üretimi, şu bu üretimi değil yani, bu. Tamam, yok ama şimdi oradan gelip geçen bütün mallardan, oradan piyasaya evet. Çıkan bütün mallardan vergi alıyor. Hayır o şeye bakılır. Mısır bütçelerini Şav yayınladı. Ben onları teferruatta bakmadım. Oraya Stanford Şav'ın baksana onu nereden şeyiydi. Oluyorlar? O gelir nereden teziydi. Geliyor? Ben ticaret. Çünkü Mısır vergisi J.B. Humayun'dur. Tabii özel. Kendi parası. Yüksek bir rakam. Ama nereden geliyor bu para? Çünkü orada ticaret. Şeyde yok mu? Halil Hoca'nın kitabında yok mu? Vardır ya yani, bakmak lazım. Yani o gözle bakmadım hiç. Yani mesela şeyde de var. 52 ihtilaline kadar Mısır hanedanı çok zengindir. Prensler, prensesler. Ama bu para sadece topraktan gelecek para değil bu. Bir de şey nereden tabii geliyor? O 1950'lerde artık şey yok. İpek yolu kalmış. Evet o para nereden yollar geliyor? Yok, ticaret yolları yok. 100 bin feddan arazisi de olsa evet. O serveti yaratacak bir para değil. Başka bir gelir var herhalde. Osmanlı döneminde ticaret. Uyuşturucu ticareti diyor. Orada. Yani 20. yüzyılda bilmiyorum onu. Ona bakarız. Belki programda söyleriz. Teferruatına evet. Bakarız Mısır'ın. Peki. Süleyman. Muhteşem Süleyman. Evet. Ona karşı da darbe girişimi var mı? Aslında ona değil sadrazamını devirmek istiyorlar. Çünkü o Kırım doğumlu değil mi? Kanuni. Trabzon doğumlu. Trabzon doğumlu. Annesi Kırım, annesinin Kırımanlı'nın kızı olduğu söyleniyor. Yani Trabzon doğumlu. Kanuni işte tahtayken Mısır'da problem bitmiyor. Mısır'a Hain Ahmet Paşa vardır. İsmi Hain kalmış yani o da tarihte. Gitmiş isyan etmeye kalkmış. İşte Osmanlı'nın kurduğu bir sistem sayesinde gücün tek beylerbeyinde toplanmadığı için onu öldürmüşler orada.
Orada düzen kurulmadığı için Makbul İbrahim Paşa'yı, daha sonra öldürülen Türk İslam Eserleri Müzesi olan günümüzde. Maktul İbrahim Paşa. Makbul ve Maktul. Yani o İbrahim Paşa, Makbul Maktul İbrahim Paşa'yı Mısır'a gönderiyor. Çok zeki birisi. Yani bütün hiyerarşi kurallarının dışında vezir azam olmuştur. Birdenbire vezir azam tayin ediyor. Pir Mehmet Paşa'yı azlediyor. Bir hikayesi vardır. Pencereden atlayan bir şey. O değil, o Rüstem Paşa. Rüstem Paşa mı? Rüstem Paşa. Ve İbrahim Paşa çok zeki yalnız. Onu anlıyorsunuz orada. Mısır'a gidiyor. Mısır'da öyle bir sistem kuruyor ki eski sistemi inceletiyor vesaire. Uzun süre o sistem sarsılmıyor. Yani isyan vesaire ortadan kalkıyor. O Mısır'dayken vezir azam olmak isteyenler askeri ayaklandırıyorlar. Padişah o sırada avda. Şehir dışında yani. Şehir dışı dediği bugün İstanbul yine. Sonunda padişah dönüyor ve askeri cezalandırıyor. Yani İbrahim Paşa'ya, yani aslında hükümeti devirmeye, padişah değil de yönelik bir teşebbüs var. O sadrazam olarak mı gitmiş? O sadrazamla alınmıyor. Sadrazam görevli gönderiliyor Mısır'a. Yani sadrazam olarak mı? Tabii sadrazam. Yani. Sadrazamken gidiyor. 1525 olması lazım. Fakat bu teşebbüs yarım kalmıştır ve kanunu döndükten sonra cezalandırmıştır. Yani askerleri cezalandırarak disiplin altına sokmuştur. Ve 46 yıllık döneminde fazla bir şey yok. Oğullarıyla da adı var onun. Teşebbüs yok. Tabii çocuklarıyla var. Oğullarıyla derdi de uzun süre hükümdar olduğunuz zaman yani Prens Charles gibi oluyor. Prens Charles'ı şimdiki İngiliz kraliyet ailesinden şimdi oğlu 40 yaşına geliyor, hala babası tahta. Yani ne zaman hükümdarlık yapacak? O dönemde de günümüzde olduğu gibi 70-80 sene ömrü yok. Yani 50 sene, 60 sene ya fazla. Ya bu arada yaşıyorlar niye? Hep öyle söylerler ama Kanuni kaç yaşında öldü? Ama kısa süreli ölenler de var. Var. Savaşlar var vesaire var. Yani hastalık var. Şimdi Kanuni 72 yaşında ölüyor benim bildiğim. 1566, evet. 94 doğumlu olması lazım. 1494, 72 yaşında. Fatih kaç yaşında ölüyor? 81, 32, 49 niye yaşında. Niye ölüyor? Yemek defterlerine baksana. Erhan'dan değil, zehirleniyor büyük ihtimalle Fatih'in. Erhan, o saray mutfağı defterlerinde gece gündüz Kırım'dan büyük karides, havyar, en insanda ölüm gutlan ölür. Kolesterolden gider. Karides havyar. Ama zehirlendiği söylenir hep. Zehirlenmiş büyük ihtimalle, öyle gözüküyor. Yani tam hala çözülmeyen tarihin problemlerden birisi Fatih. Şimdi bir test yapılsa... O kadar kolay ki onlar. Tabii de. Napolyon'u yaptılar biliyorsun. Kemikten oluyor mu? Çıkıyormuş. Bir de Fatih kemik değil, Fatih mumyalı. Mumyalı zaten. Demiyoruz. Mumyalı, Fatih mumyalı kesin yani. Tahnit. Onu tahnit deniliyor. Tahnit. Yani Abdülhamit döneminde çeşitli rivayetler var ama ne kadar? Saç, Napolyon'un saçından çözdüler değil mi? Saçtan çözdüler zehirleri. Saçtan çözdüler. Zehirlendiği çıktı, İngilizlerin zehirlediği. Mide kanseri falan değil mi zehirmiş? O çıktı. Çıkar bize de. Kemikten tespit ediliyor mu peki? Bilmiyorum. Kemikte de, her kemikte bulamıyorsun. DNA kaldıysa buluyorsun. DNA'ya gerek yok. Zehirlenip zehirlenmediği oradaki tortulardan bulunuyor. Ya işte aslında 3-5 yılda bir biliyorsun. Bazı dergiler falan manşet atarlar. Mezar açılsın, Fatih zehirlendi mi, zehirlenmedi mi? Ortaya çıksın falan diye. Bazen öyle tartışmalar olur. Birisi sormuş Fatih o şeydeki sandık adamı diye. Değil. Onun altında. Tabii tam şeyin altına gömülmez bir Türklerde. Biraz daha farklı bir yere gömülür ki. O semboldür üstü. Yani başına, mezarın başına bir herhangi hadise gelmesin diye. Semboldür. Şey vardır. Yani işgal edilir ülke. Hemen o mezarlara karşı bir şey yapılabilir. Bursa'da oldu ya o. Tabii Yunan. İskal abinde. Kral gidiyor. Şeyde kalk ben geldim diye tabutu tekmeler Osman. Çok güzel bir resim görmüştüm. Ne oldu o adam biliyorsun, nasıl öldü? Maymun ısırdı. Maymun. Savaş kazanıldıktan sonra da öyle bir resim yapmışlar ki çizgi. Yani o dönemin gazetelerinde Osman Gazi askere sarılıyor. Mezarından kalkmış. Ha. Yani o türbede Osman Gazi ile beraber kurtuluşu kutluyorlar. Yani orada tabii şeyi gösteriyor. Yani o tür resimler var, güzel resimler. Şimdi bir soru var. Cumhuriyet'in kurulması Osmanlı İmparatoruna karşı yapılmış son darbe midir diye. Askerin Osmanlı İmparatoruna son darbesi yani midir ben diye. Şey kanaatinde değilim. Zaten daha önce de defalarca ifade ettik. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrı bir devlet olduğu kanaatinde değilim. Yani devlette süreklilik vardır. Bakın. Fransa. İki devlet vardı, bunu söyleyeceksin. Hı hı. Tarihte iki tane Türk devleti vardı. Doğu Türk devleti vardı, Batı Türk devleti vardı. Şimdi onlar hep dönemlerin ismidir. Selçuklu olur, Osmanlı olur, Cumhuriyet olur veya ötekinde Çagatay olur, şu olur, bu olur. İki devleti, Doğu Türk devleti, Batı Türk devleti. Mesela Fransa'da Bourbon hanedanından
4. Henry'nin oğlu tahta 13. Louis diye çıkıyor. Aslında Bourbon hanedanındaki ilk Louis. Niye 13. Louis diye çıkıyor? Daha önceki Fransız hanedanları zamanında 12 tane Louis var. Yani Fransa'da mesela adamlar hanedanlara göre bölmüyorlar. İngilizler bölmüyor. Mesela bizde ders kitaplarında değişmesi gereken unsurlardan birisi de bu. Yani bu çok basit, aklı başında her insanın bütün tarihçilerin üzerinde ittifak edeceği bir husustur. Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet. İkisinde hanedan değişmiştir, üçüncüsünde rejim değişmiştir. Çok köklü değişiklikler olabilir ama varlık devam ediyor. Şimdi bizde tabii bu eski tarih geleneği, yani Cumhuriyet dönemine mahsus değil. Osmanlı döneminde de Selçuklu'yu ayrı bir devlet olarak görüyor. Yani o yüzden ama Avrupa'da yok. Avrupa'da o dönemde de yok. Bir tek onun istisnası nerededir biliyor musun? İskoçya'dadır. İskoçya o yarı bağımsızken Stuart hadiseleri zamanında İngiliz kralları İskoçya kralıyken ikisinin unvanını kullanıyor. Ama tam İngiltere'ye bağlandığı vakit o kralları İskoçya şu anda da mesela 1. Edward, 8. Edward. İsmini uydurdum rakamları. Anladım. O şekilde yani İskoç sırasına göre ayrı sayar. İngiliz yani United Kingdom olduğu vakit ayrı sayar. Evet. Ama İngiliz aynı sayar. İskoç ayrı sayar sadece. Ya şey işte bu Tudorlardan meşhur 8. yok 8. Henry. Yani hanedanın ikincisi. Fakat daha önceki Henry'lerden dolayı 8. Henry deniliyor ona hükümdar olarak. Ama İskoçya'ya göre 8. Henry değil o. İşte o İskoçya dediğin gibi bir istisna. Evet. Ama yani İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da bu sistem var. Yani bizde devlette devamlılığın aslında herkes bunu pratik olarak kabul ediyor. Ders kitapları kabul etmiyor bunu. Evet. Çünkü işin en ilginç tarafı şu. Devletlerden birbirine iyi özellikler geçerken bazı olumsuz özellikler de geçiyor devlet yönetme şeyinde. Yani oradaki bir zaafınız Osmanlı dönemindeki Cumhuriyet döneminde de devam ediyor. Bir kısmını tolere edebiliyorsunuz, bir kısmı aynen devam ediyor. Bu arada şimdi telefona bir mesaj geldi. Sinebeş'te İlber Hoca ile ilgili enteresan şeyler söylemişler bir programda. Memleket Meclisi diye programda demişler ki İlber Hoca bilim adamı değildir, sağcıdır, elitist bir düşüncenin ürünüdür. Düşünce? Elitist. Niye? Bir düşüncenin ürünüdür falan filan. Sağcı olunca bilim adamı olamıyor muymuş? Yani enteresan bir şey. Ya, yani böyle şimdi insanlarda enteresan bir şey var. Anarşist ruh olacak. Her şeye kızacak, her şeye tepki koyacak. Bu şekilde bir tip arıyorlar. Cahil olacak, cahil. Ha, cahil olacak. Cahil olacak. İlber... Cahil olacak, düşündüğünü söylemekten korkacak. Veya söyleyemeyecek, kafa karışık olacak. Bir çorba gibi laflar edecek. Ha, doğru, kafa karışıklığı olacak. Ha, doğru. Olacak. Yani söylediği şey anlaşılmadığı zaman entelektüel oluyorsunuz Türkiye'de. Böyle enteresan bir özellik bir var. Bir de ben söylüyorum, kızıyorlar. Memlekete küfrettin mi entelektüelsin? Aydın oluyorsun. Aydın oluyorsun. O zaten en önemli şeylerden birisi. Yani insan halkıyla, halkını aşağıladığı zaman, memleketine küfrettiği ama zaman. Ama aydın olmanın Türkiye'deki koşulu budur. Halkını aşağılayacaksın. Devlete söveceksin. Devlete söveceksin. Yani böyle oluyor aydın. Atatürk'e küfredeceksin. Öyle. Aydın oluyorsun ve ben Türk'üm demek şu anda nedense en büyük ayıp bu memlekette. O da. Çok yani o işin ilginç tarafı şuydu. Bir öğrencimiz vardı. Ve pardon, bunu söyleyenler de, bu görüşte olanlar da Osmanlı Türk'ü aşağılıyordu. Hani öyle diyor. Hatta öyle diyorlar, doğru. Evet. Bir de o deniliyor yani. Yani Osmanlı Türkiye etraki bir idrak demez miydi diyenler, aman şu Türkler falan diyen milletler. Ya şimdi dedi yani Türk'üm demek niye ayıp olsun? Yani birisi yani İlber Hoca bilim adamı değilse. Evet. Diyenler ne? Yani birisi çıkıp ben Kürt'üm, ben Çerkez'im ne kadar rahatlıkla diyorsa ben Türk'üm de diyebilir. Ve bu bir grubun diğer grubu, bir diğer etnik gruba karşı bir şey de değildir. Ama dediğin gibi Türk'üm dediğin zaman ya faşist diyorlar. Faşist diyorlar. Ya da sen aydın değilsin. O... Erhan diyorlar ki Erhan Afyon çelişki içerisinde Yavuz'un çadırına ateş edildiğini söylüyor, kurşun geldiğini söylüyor. O zaman daha tüfek icat edilmemişti diyorlar. O ellerindeki boruymuş herhalde. Söyle ne olduğunu da çünkü o yanlış yapmışın. Olacak bir şey değil. Şimdi Otlukbeli Savaşı'ndan itibaren biz savaşlarda tüfeğin kullanıldığını biliyoruz. Yani sene 1472'den 73'ten sonra tüfeğin kullanıldığını biliyoruz. Tüfek daha önce Avrupa'da kullanılmaya başlanılıyor. Top bizde 2. Murat döneminden itibaren ordularda kullanılıyor. Hatta yani, burada 1448'deki 2. Kosova Savaşı'ndan itibaren topun varlığını kesin olarak biliyoruz. Evet, dünyanın en iyi toplarını da Osmanlı yapıyor. Tabii. Şimdi aslında Avrupa'da daha erken tarihli toplar var. Şimdi ama bu çapta toplar yok. Yok. Fatih'ten itibaren iyice artıyor.
Ama top da gülle olarak kaya atıyorlar tabii, o zaman. Tüfek de 15. yüzyıldan itibaren kullanılıyor. Fakat mesela burada da işte bilim adamı olmanız lazım. Osmanlı kroniklerinde mesela İbn Kemal'e baksanız Orhan Gazi döneminde top kullanılır. Şimdi bazıları bunu alıyorlar. Orhan Gazi döneminde top. O dönemde top icat edilmemiş. Şimdi neden İbn Kemal onu yazıyor? Kendi dönemindeki kavramları tarihe taşıyor 16. yüzyılda. Şimdi mesela biz şimdiye kadar topun 1389'da Kosova Savaşı'nda kullanıldığını zannediyorduk. İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Ferdun Emecen bunun böyle olmadığını çıkardı. O da nasıl olmuş? Neşri tarih diye bir tarih var. Neşri tarihi 1500'lü yıllarda yazılan bir tarih. Sonradan üzerine ilaveler yapılmış. Ve bunu dikkat edilmediği için Kosova Savaşı'ndan itibaren top kullanıldı zannediyor. Fakat orijinal neşir tarihinde yani daha önceki dönemde yazılmış neşir tarihinde top kelimesi yok orada. Onu kullanılmıyor. Hatta bunun Yavuz zamanında tüfeğin olduğunu şöyle de gösterebiliriz. Yalnızca yazılı kaynaklarda değil. Elimizde tarihi minyatürler Yavuz döneminde başlar. Selimnamelerle birlikte başlar ve Yavuz anlatan Topkapı Sarayı'nda bulunan 1597-98 numaralı Selimname'de bunun minyatürleri de vardır. Bunu Metin Ant'ın minyatür kitabında da görebilirler. Diğer minyatür kitaplarında da görebilirler. Hatta topla yenilir aynı boydadır biliyorum o minyatürü. Şeyi koymuş temizliyor içine harbisini. Topu diyorum. Tüfeğin. Yani orada birçok minyatür var. Hatta mesela orada Yavuz çok farklı resimleri var bizim bildiğimizin dışında. Ve Yavuz döneminde yapılmış bir Selimname'dir. Yani biz Fatih döneminden itibaren tüfek var. Ki tüfek Avrupa'da daha erken tarihlerde kullanılıyor. Bizim bir farkımız da şu Avrupa'da tüfek daha büyük ve ağır. 7 kiloluk falan tüfekler. Osmanlı'da 2,5-3 kiloluk tüfekler kullanılıyor. Omuzdan rahat atabiliyorsunuz. Avrupa'da böyle şey vardır. Hatırlayan olursa böyle üçgen biçiminde şey konur. İki çubuk konur. Çubuğun arasına kor ateş ederler. Çünkü büyük tüfekler. Osmanlı'nın mesela tüfeklerin etkili olmasının sebebi bu. Daha ufak tüfekler kullanıyorlar ve savaşlarda yaylım ateşiyle düşmana zarar verebiliyorlar. Yani herhangi bir şeye bakarsa, tarih kitabına bakmasına gerek yok. Yani İbn Kemal'in Selimname'sinden tutsun, İshak Çelebi'nin Selimname'sine veyahut Sucudi'nin Selimname'sine orada anlatır zaten ateşleri, tüfekleri. Bu arada mailler de epey bir birikti. Mesela diyorlar ki Fatih Çandarlı sülalesini yönetimden uzaklaştırarak yönetimde Türklerin etkinliğini ortadan kaldırmıştır. Evet. Doğru. Doğrudur. Ve doğru bir harekettir. Yani çünkü... Yani ortada bir ikinci bir kurucu güç, ikinci tabii. Bir kurucu unsur, ikinci bir hanedan var olması engellemeye çalışıyor. Yani Avrupa'da olduğu gibi bizde kuvvetli aileler yok. Yani olmasına izin verilmemiş. İzin zaten. Verilmiyor padişah. Çünkü bunun sebebi şu... Tecrübeyle görüyor. Tarihte güçlü aileler hükümdar ailesine alternatif ailelerdir. Yani Evronos ailesi, Evronos Gazi ailesi imparatorluğun sonuna kadar hatta günümüzde de devam ediyor ama imparatorluğun sonunda o eski gücü yok. Maddi gücü, siyasi gücü vesairesi. Gerçi içlerinden bazıları yönetime... Yalnız Hitler ne der? İmparatorluğu Evronoslar kurdu, Evronoslar batırdı evet, diyor. Evet, Rahmi Bey'le. Rahmi Bey için. Yani şimdi Çandarlı Halil Paşa gittikten sonra mesela Fatih son sadrazamı Karamani Mehmet Paşa'ya kadar hep Türkleri tayin etmiştir. Türk olmayanları tayin etmiştir. Ama burada işte etnik kökene bakılıyor. Yani hep şimdi orada Mahmut Paşa var. İki defa da 14 yıl hükümdarlık yapıyor. Rum. Sadrazamlık. Sadrazam. 14 yıl sadrazamlığı var. Şimdi bu bana göre Türktür. Halk o kadar benimsemiş ki kendisini. Mahmut Paşa işte bugünkü İstanbul'daki meşhur Mahmut Paşa'nın kurucusu. O eserleriyle Mahmut Paşa'yı veli diye anıyor. Ve menakıb namesinde Fatih'ten daha yüksek, daha becerikli gösterirler. Şimdi burada orada bir denge kuruyor Fatih. Ve o kurduğu denge sayesinde imparatorluk Osmanlı oluyor. Yani bunu anlamak lazım. Eğer Çandarlı gibi büyük güçler devam etseydi, yani imparatorlukta padişahı dengeleyen, Osmanlı İmparatorluğu o olmazdı. Yani tek otorite olması lazım devletin kuvvetli olması için o dönemde. Niye Erhan? Mesela şöyle bir tartışma yapamaz mıyız? İşte Osmanlı'nın zaafa düştüğü bir takım delilerin, yetersizlerin padişah olduğu dönemler var. Şimdi bu dönemlerde bir güçlü aile daha olması kötü mü olurdu mesela? Bak ama 1. Mustafa deliydi ama ileride 4. Murat çıktı. Tabii. Her şeyi toparladı adam. Şimdi Machiavelli tam senin söylediğin hadiseyi Prens isimli kitabında şöyle anlatıyor. Osmanlı İmparatorluğunu ele geçirmek çok zor. Neden? Herkes padişah sadıktır. İmparatorluğu parçalamak için kullanacağınız başka bir güç bulamazsınız diyor.
Ama ele geçirdikten sonra rahat idare edebilirsiniz. Size çünkü ve aileyi yok ettikten sonra hanedanı baş kaldıracak ikinci bir aile çıkmaz. Fransa'yı da çok rahat işgal edebilirsiniz. Neden? Çünkü diyor gidersiniz orada diyor. Krala karşı çıkan bir sürü asil vardır diyor. Yani dük, kont vesaire. Onlarla işbirliği yaparak Fransa'yı çok rahat ele geçirebilirsiniz. Fakat ele geçirdikten sonra da bu dükler bu sefer size karşı mücadeleye girişebilirler diyor. Mesela bu analizi yapmış. Şimdi mesela orada da enteresan. Şimdi siz Atatürk'ten bahsedik ama işte Atatürk'ün dehası da orada ortaya çıkmıyor. Yani ortada aile çıkınca ortadan yani hanedan ailesi ortadan kaybolduğu andan itibaren ortada hiçbir şey kalmıyor. Ve o hiçbir şey kalmamışın üstüne bir cumhuriyet kuruyor adam ya. Ama aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun da hanedan... Cumhuriyet önceden kuruldu yalnız. 1908'de bitiyor. Yani hanedan evet. Son iki padişah, yani Abdülhamit'ten sonraki padişahların yerine işte, meclis var aslında. Meclis, yani var. Meclis ve İttihat Terakki var aslında. Yani orada şey var. Tabii bu şu var yani Atatürk orada... Yani hanedan asıl yıkan İttihat ve Terakki midir demek istiyoruz? Tabii asıl güç İttihat ve Terakki'nin elinde. Yani şimdi Sultan Mehmet Reşat'ın ne gücü var? Hiçbir yani? Gücü yok. O hiçbir gücü yok. Şimdi tabii şu var yani Atatürk döneminde artık hanedanın devam etme ihtimali yok. Yani hanedan... Şimdi yalnız bir şey hep karıştırırlar Türkiye'de onu söyleyelim. Cumhuriyet kurulduğu sırada Türkiye'de hanedan var. Hanedanın çıkartılması sonradır. Saltanat yok. Saltanat yok. Hanedanın gücü yok. Saltanat yok. Yani siyasi gücü gitmiş. Siyasi gücü kalmış. Yoktu zaten evet. Şey var tabii bu Atatürk bir döneme noktasını koyuyor artık. Yani 2. Mahmut döneminde başlayan batılılaşmada hep şun tereddütte kalınıyor. Hem doğulu hem batılı oluyoruz. Atatürk kesiyor atıyor. Batı yönünde ağırlığını koyuyor. Ve Cumhuriyet'i yeni bir şey yapıyor. Yani yeni bir ruh veriyor. Yani oradaki en önemli şey odur. Yani bizim bunu anlamamız lazım. Çünkü çökmüş bir imparatorluk, parçalanmış. Daha düne kadar siz Yemen elinizdeyken vesaire elinizdeyken Anadolu'nun fakir topraklarında kalmışsınız. Yani imparatorluğun en fakir coğrafyası. Ve orada halka işte o yani büyüklerimizden biz onu dinlediğimiz 10. yıl marşı okunduğu zaman ağlayarak insanlar ve ayakları çıplaktı diyorlar. Orada bir gururla diyor bunu söylüyorlardı. İşte o ruhu veriyor yani o çökmüş bir millete veriyor bunu. Yani çünkü imparatorluğun parçalanmış, göçmenler gelmiş, her şey alt üst olmuş. Orada işte lider karakteriyle veriyor. Zaten o milli mücadele vesaire o karakter olmasa zaten yapılamaz. Bir kısa ara daha vereceğim. Reklam zamanı gelmiş. İşaret ediyorlar. Devam edeceğiz sonra. Evet Murat Bardakçı artık masaya da Arapça yazılar yazmaya başladı. Eski Türkçe. Eski Türkçe. Kullanmamız Arap gereken kelimeler. Evet. Daha rahat okuyor. Mesela şimdi şu yani bu. Demeyeceğiz mi? Çok kullanıyoruz. Bir de şey şunu da yazayım şöyle. Onlar Türkçe'de sık kullanılan kelimelerdir. Düşünme imkanı verir. Kamera yaklaşsın da şunu bir göstersin ya. Gösterebiliyor musunuz arkadaşlar Murat Bardakçı'nın masaya döktürdüklerini? Gösteriyor hakikaten. Çekecek oradan. Evet. Almıyor. Murat ben bu masayı daha kullanacağım yıllarca. Çıkıyor canım hemen çıkar o. İster miyiz? Söküp çerçeveletelim. Üstattan kalma bir şey. Üstattan kalma diye. Hatıra. Şeyler. Yani. Evet. Biliyorsun bu seni evi soymak için bekliyor. Ya, evini soymayacağız. Terkesine konacağız. Evet. Haletin canını aldı hak malını miri. Kaldı erbabı hasede demiş. Okumuyorum gerisini. Keçeçizade öyle demiş gerisini okumuyorum. Rahmetli dedesi gibi 90 yaşından önce ölmeyeceğini zannediyor ama Allah uzun ömür versin. 98 doğar. 98 maşallah. Allah ömür versin. Allah ömür versin. Allah ömür versin. O bizimki işin şakası. Murat da 95 olduğuna göre kaldı mı 3 sene. Üstelesi. Seriden ne gerçek sanırım. Aa, valla şey... Ayşegül ağlar şimdi. Ağlar yok şaka yapıyoruz Ayşegül. O Halet Efendi'nin çok güzeldir o. Bu bizi gömer yani. Biz... Ben Erhan'a söylüyorum. Yok. Postmortem yazacağım. Heh. İşte dizilere danışmanlıkların, timing, zamanlaması. İstanbul'un zamanlaması. Arada bir doktora tezi yapmıştı. Güzeldi doktora evet. Tezi. Evet. Eftarhane. Bir o. Öyle mi? Bir o. Bakın bir o. Gerisi hikaye. Tabii kendi 20 senede bir kitap yazdı. Şükrullah. Şimdi öyle oldu. Kitabı da ben geçen hafta deşifre ettim. Tabii beraberdik. Yani. Niye yazılır bu kitap? Yani böyle bir kitap yazmak için insan hakikaten... Tarihe geçersin. İlk, önemi şudur. Şaka bir tarafa. İlk Türkçe
Musiki Risalesi'dir. Daha önemli tarafı, onun hakkında bir iki tez yapılmış. Hı hı. Ama Türkologlar yapmışlar. Özelliği şudur benim üstünde durduğum. 15. yüzyılda en karmaşık akustik meseleleri, yani ses fiziği konularını Türkçe ile açıklayabiliyorsanız, evet, bunda bir şey vardır. Ya zaten, o dilde bir güç vardır. Var. Ya Osmanlı zaten bilimdir yapıyor Türkçe. Yani 2. Murat zamanı, Fatih'in babası zamanında birçok kitap tercüme ediliyor, yazılıyor. Yani o Şükrullah'ın, evet, aynı zamanda tarihçi. Ama şeyi mesela neydi o kitabı? O kelimeyi kullanmıyorsunuz. Ha. Şey dedim, bak bak. Bulaşır. Yazdın, bak bak yazdın oraya, oku. Bulaşır. Evet. Tarihi Şükrullah'ın meşhur. Behçetü't Tevari. Behçetü't Tevari niye Fasya yazmış? Aslında bir şey de yok. Yani toparlamadır. Çok az. Toparlamadır bir takvim almış. Evet, ötekilerden toparlamadır. Tarih takvimi şey haline getirmiş, tarih kitabı haline getirmiş. Hmm. Fakat 2. Murat dönemi çok kuvvetli bir dönem. Yani kültürel açıdan çok kitap tercüme edilmiş. Yani Türkçenin o önemli bir yeniden dönem, tanındığı, zirveye çıkmaya çalıştığı dönemde tercüme faaliyeti vardır. Ama işte Fatih zamanında emperyal düşünce gelince, evet, imparatorluk zaten kavramı Fatih dönemi tercüme edilmiş. Bu arada İlber Hoca'ya küfreden şeymiş. Yani küfreden mi diyelim? Küfeder diyelim tabii. Laf eden. Laf eden diyelim. Rasim Ozan Kütahyalıymış. O demiş. Elin Avşar'ı yolla. Elin Avşar. Elin Avşar'ın fotoğraf arkadaşı. Daha önce de şeydir, Reha Muhtar'ın program yapımcısıydı. Kaliteli bir arkadaşımız. Bizde bir de bu var. Yani şimdi Murat Bardakçı'yı sevmeyebilirsiniz. Veyahut seversiniz. Mesela İlber Hoca da diyor. Eleştirirsiniz. Bir yerde bir şeyine, bir fikrine katılmayabilirsiniz. Bir fikri onun farklı olabilir veyahut yanlış da söylemiş olabilir. Hemen siliniyor bizde insanlar. Ne kadar İlber Hoca'nın, yani bu memleketler... Ya İlber Hoca'yı silmek Rasim Ozan Kütahyalı mı kaldı? Tabii o öyle yani. Allah aşkına. Çoluk çocuk yani. Ne biliyor yani. Gelsin bir gün şuraya. Şöyle bir halı gibi temizleyip yollamak lazım. Ve bu atalım. Konuşanların çoğu yani İlber Hoca'yı, diğer bilim adamlarını eleştirenlerin çoğunun adı hatırlanmayacak tarihte. O hocaların hepsi ileride kalacak. Dikkat et, sana da başladılar. Başlasınlar. Sana da bayağı başladı. Allah ömür verirse biz eserlerimizi bırakırız. Peki gelelim biz şeye. Şu genç Osman Bakası. Evet. İkinci Osman'ın tahttan indirilmesi. Niye indirildi bir kere? Yani neydi ondan istenen? Neyini beğenmediler? Yani genç Osman adı üstünde genç bir padişah. Yani tahta çıktığında zaten 14 yaşında. 13. 14-15 yaşlarında, 18 yaşında öldürülüyor. Tahta ve biz de Baki Tezcan'ın güzel bir doktora tezi var Amerika'da yaptığı. Orada şu çıkıyor ortaya. Aynı 3. Selim'de olduğu gibi bir mit örmüşüz genç Osman'ın üzerine. Öldürüldüğü için efsane haline getirmişiz. İşte büyük reformcuydu. Ya 18 yaşında bir çocuk. Yani Fatih gibi liderlik özelliği olan birisi de değil. 18 yaşında Fatih yapıyor ama bu genç Osman. Genç yani Osman. Arada fark var zaten. O yüzden kellesi gidiyor. Tahta çıktığı zaman İlk defa tahta şey değişmiş, hükümdarlık sistemi. O çıkması gerekirken amcasını çıkarmışlar. Çünkü ilk defa öldürülmeyen hanedandan şehzade amcası, birinci Mustafa, bunu hazmedememiş. Fakat daha sonra çok kısa birkaç aylık hükümdarlıktan sonra bakmışlar ki birinci Mustafa hükümdarlık yapamayacak. Bir saray darbesi olmuş orada. Darüssaad ağası, harem ağası birinci Mustafa'yı kapatmış hareme. Askerlere de saraya cülüs başçı diye çağırmış, para verecekler, maaş vereceğiz. Cülüs değil de ulüfe, maaş. Devlet adamlarını da ikna etmiş ya, bu deli. Bundan hükümdar olmaz. Yani derin devlet diyorlar ya, işte derin devlet, evet, bu. O. Yani derin devlet dedikleri gizli bir örgüt falan değil. Tabii devletin devam etmesi için, devletin menfaati için devlet adamı sivil ve askeri bürokrasidir. Yani Osmanlı döneminde de böyledir. Ve genç Osman'ı tahta çıkarmış. Fakat genç Osman'ın bir Lehistan seferi vardır, Hotin'e seferi var. Büyük bir cihangir olmak istiyor. Başarılı olamıyor. Lehlileri Hotin'de sökememiş siperlerden. Döndükten sonra askerlere karşı sert, çünkü disiplinsizlik var, davranışlar içine giriyor. En büyük hata zaten şu. Padişah, hükümdar veya başbakan protokol kurallarıyla gücünü gösterir. Yani siz çat kapı düşünün, bir başbakanın yanına giriyorsunuz. Herkes girebiliyor veyahut. Orada saygınız mı daha fazla olur? Yoksa günlerce bekletildikten sonra uzaktan böyle yanında binlerce adamla bir padişah gördüğünüz zaman mı padişah karşı itaat etsiniz?
Protokol kuralları bu Osmanlı'da. Bu Yeniçeri dövüyor, deniz attırıyor, kimisini kendi açerliyor ve İngiliz elçisinin Thomas Rowe'nun güzel bir tespiti var. Padişah sıradanlaştı diyor. Halkın arasına katıldı ve sıradanlaştı diyor. Yani kendisini diyor, o üstün zillullahu fil arz, Allah'ın yeryüzünde gölgesi yapan şeyden ayrıldı diyor. Mesela Fatih, Divan-ı Hümayun'a başkanlık yapmayı bırakan kişidir. Yani Osmanlı Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapmıyor. Neden yapmıyor? Arkadan dinliyor. Yani ayrılmasının ise halktan kendini soyutluyor. Yani artık o hükümde... Görünmez, erişilmez, ulaşılmaz. Tabii görünmez, erişilmez bir... Onu bilerek mi yapıyor? Bilerek. Yani fazla bilgi yok ama ben bilerek yaptığım kanaatindeyim. Aynısını şeyle yapıyor. Fransa'da 14. Louis'de evet. yapıyor. 14. Louis zamanına kadar padişahlar, evet. Fransa kralları daha haklı iç içeyken orada evet. 14. Louis kendini soyutluyor, biraz daha soyutluyor. Ve o da Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi haline kendini getirmeye çalışıyor. Bugün yazmış o Letase Mua. Devlet benim lafı benim. Değil. Yani şimdi mesela o da çok şeydir, tartışılan bir, en çok Galata'nın meşhur olmuş laftır. Devlet benim dedi diye 1655'te gitti parlamentoya. Yani o dönem yüksek mahkeme orası. Devlet benim dedi. Böyle bir sözü yok. Yani Avrupalı tarihçiler onu söylüyor. Voltaire onun üzerine bıraktı bu sözü diye. Şey gibi işte, ekmekler yoksa pasta yesin. O da öyle. Kadın öyle demiyor ki. O da öyle. Yani o brioş yesinler. Galata meşhur olmuş şeylerden birisi o da. İkinci Osman tabii asker arasında askere karşı bu sert davranışlarıyla bir güvensizlik yaratıyor ve kafasında gidip Anadolu'dan bir ordu toplayıp geri gelme fikri var. Ya Kahire'den tam bilemiyoruz onu. Hacca gitme niyetiyle yola çıkmaya kalkıyor ve uyarılıyor. Bak bu gitme diyor. Yani padişahların hacca gitme geleneği yok. Yok. Bizde yok. Selçuklu'da da yok. Yani Abbasi ve Emeviler zamanında var ama hac yakın. Kendi topraklarına yani Irak'tan veya Suriye'den gidip rahatlıkla gelebiliyorlar. Bizim Türk devletlerinde padişahlar gitmiyorlar. Padişahların saçta haca gidiliyor ve kutsal mekanlara gömülüyor. Veya vekil gönderiyorlar birden fazla. Çünkü o dönemde padişahların haca gitme lüksü yok. Böyle lüksü bir zamanlara yok. Böyle yani bir şey yok. 8 ay ya. Ve tabii asker de bunun farkında. Kendisine karşı bir teşebbüs yapacağını. Uyarılmasına rağmen genç Osman inat biraz. Yani o gençliğin herhalde inat şeyi. Orada asker ayaklanıyor. Başlangıçta padişahın çevresinde... Ama Üsküdar'a kadar geçiyor değil mi? Üsküdar'a geçiyor. Üsküdar'da şey kuruluyor. Yani oradan hareket ediliyor. Çünkü savaşa gider gibi. Yani padişahın tek başına gideceği yok zaten. Binlerce adamla gidecek. Geç kalıyor zaten orada. Asker ayaklandığı zaman başlangıçta padişahın çevresindeki akıl hocalarını istiyorlar. Fakat orada birisi Sultan Mustafa'yı isteriz diye bağırıyor. İşte orada da muhtemelen Sultan Mustafa'nın daha önceki ekibinden veyahut annesinin teşvikiyle annesi bir, organize edildi denir. Annesi akıllı birisi organize ettiği anlaşılıyor. Ve bu sefer isyanın yönü değişiyor. İsyan darbeye dönüşüyor. Yani artık padişahın tahttan indirmesine ve hala farkında değil genç Osman. Bir bakıyor ki sarayda muhafız bile kalmamış. Hepsi kaçmış. Kayık kalmamış. Yani işte saray kayıkların hepsini çözmüşler. Kayıkla da ayrılma ihtimali yok. Bunun üzerine Yeniçerilere sığınıyor. Yani askere sığınarak kendisini kurtarmaya çalışıyor. Tabii o dönemde aynı hem Yeniçerilerin hem sipahilerin ortak bir... Yeniçerilere sığınıyor. İsyanı başlatanlar kimler? Yani isyanı başlatan Kapıkul askeri. Fakat A kapısına sığınırsan diyorlar. Yani çünkü padişah Yeniçeridir. Yani Yeniçerinin başıdır. Yeniçeri kendisi ocağa dahildir. Ocağa dahildir. Mesela Yeniçerilere baklava vesaire dağıtıldığı zaman padişaha da dağıtılır ve orada kaydı da vardır padişahların. Fakat orada oraya sığındıktan sonra tabii karşı tarafta darbe yapanlar da karşı teşebbüsler yaparak Yeniçeri ağasını öldürüyorlar. Orada ilginç bir şey var. Hüseyin Paşa var. Dönemin vezirlerinden vezir azamlık da yapmış. Beyistan seferi sırasında askeri hücum ettiriyor. Asker kırılıyor. Diyorlar ki yapma etme. Kula yazıktır. Padişah diyor kul eksik diyor. Topal eşeğin yerine sağlamını bağlarız diyor. Onu unutmuyorlar ama. İsyan sırasında ilk öldürdüklerinden birisi o. Parçalamışlar. Sultan Osman orada yapmayın etmeyin dedikçe alıyorlar onu yeni ağa kapısından. Üst baş perişan bir şekilde ve çok hakaretler. Canım Osman Çelebi diye sesleniyorlarmış. Canım Osman Çelebi askere bize karşı şunu yapardın, bunu yapardın. İşte o kilin doğrusu filan çimdik atmış. Bacağını çimdikmişler. Bacağını morartmışlar da. Evet yani bayağı taciz ederek şeye götürülmüş. Vatan Caddesi'ndeki bugün Yeniçeri odalarına götürülmüş ve orada hapsedilmiş. Aslında asker başlangıçtan padişahı öldürmek istemiyor.
Fakat Davut Paşa liderliğindeki grup 1. Mustafa'nın hükümdarlığının garantiye alınması için ve annesi orada şunu söylüyor birinci Mustafa'nın. Bu ne yılandır bilmezseniz yarın öbür gün intikamını alır. Bunu hayatta kaldığı müddetçe hiçbirimiz emniyette değiliz diyor. Ve bunun üzerine asker dağıldıktan sonra Sultan Mustafa'yı, Sultan Osman'ı alıyorlar Yedikule'ye götürüp orada bir boğuşmadan sonra öldürüyorlar. Ve tarihe kulları tarafından katledilen ilk padişahtır. Niye Yedikule'ye götürdü? Yani o... Niye taşıyor onu ben anlamadım. O da öldürebilir. Hayır. Aslında başlangıçta niyet öldürmek değil. Yedikule'de zindana hapsetmek. Ama hayır. Işte odaya da hapsediyorlar. Yedikule'ye gitmesinin sebebi şu. Yeniçeri odalarının içerisinde yani Aksaray'da şu günümüzde yok. Yok etmiş Sultan Mahmut hepsini. Orada iki defa öldürmeye teşebbüs etmişler. Kement falan atmışlar. Evet. Asker müdahale etmiş. Evet asker durdurmuş. Yani asker müdahale etmiş demiş ki padişahı öldürtmeyiz. Emanet de bize diyorlar. Tabii. Şimdi kışlanın dışına çıkardığı zaman Yedikule'de Yeniçeriler yok. Yani daha rahat öldürmek için Yedikule'ye götürmüşler. Yani niye bıraktı o zaman Yeniçeri onu? Hayır onlar da orada askeri ikna ediyorlar. Yani bunu tamam öldürmeyeceğiz, oraya götüreceğiz diye. Ve orada bir boğuşma olmuş. Ve orada Davut Paşa onu öldürtüyor. Fakat orada daha sonra da şu var. Bir padişahın öldürmesi çok büyük bir hadise. Daha sonra kan davası başlıyor. Avaz'a Mehmet Paşa Erzurum Beylerbeyi isyan ediyor. Bütün Anadolu'yu da nerede Yeniçeri ve Kapıkulu yakalarsa öldürtmüş. Sultan Osman'ın katili. İstanbul'da da sipahiler Yeniçeriler sipahilere laf atıyor. Yani siz katilsiniz. Davut Paşa'yı yakalıyorlar. Niye öldürttün Sultan Osman'ı derken? İşte belgem var diyor. Tam yere yatırıyorlar. Kellesi kesilecek. Davut Paşa taraftarları bağırıyorlar. Belgeyi göstersin. O koynundan öldürülmesine dair bir evrak çıkaracağım derken alıp kaçırıyorlar. Kaçıyor. Daha sonra yakalanıyor ve öldürülüyor. Tabii bir şey vardır, hep kan davası vardır ondan sonra da. Yani yapılan hareket o anda peki o... Peki bir Şeyhülislam fetvası falan var derler Genç Osman'ın öldürülmesi için. Var mıdır hakikaten öyle fetva? Şimdi bazı kitaplarda öldürülmesine dair Davut Paşa'nın aldığını, fetva padişahtan aldım, emir aldığını... Bir Haddü-i-Mayun var derler, bir fetva var derler. Aldığı söyleniliyor. Yani belge aslında yok ama tarih kitaplarında geçiyor. Yani Davut Paşa bir belge çıkardı koynundan, onun öldürülmesine dair şeklinde anlatılıyor. Tabii burada şu vardır. Yıllardan beri tartışılan bir usta şudur. Hatta Genç Osman Yedikule'de öldürülmeden önce asker tarafından cinsel saldırıya uğradı şeklinde anlatılır. Onu ben özel araştırdım. Rivayet şu, Evliya Çelebi seyahatnamesinde böyle bir sayfada olay anlatılırken o dönemde Evliya Çelebi'yi yayınlayanlardan birisi bu sayfayı yırttı diye anlatılıyor. Fakat Evliya Çelebi'nin başka nüshaları da var oradan kopya edilmiş ve dönemde yazılmış 3-4 tane daha Genç Osman'ın tahttan indirmesini anlatan kitaplar var. Bu yok. Yani padişah taciz edilmiş, darp edilmiş. Fakat böyle cinsel bir saldırıya dair bilgi yok. Fakat bu kulaktan kulağa anlatılır senelerden beri. Hatta şöyle bir rivayet çıktı. Yıllar önce bir mezarını açtım. Bir türbeler müdürlüğü yapmış birisi. Mezarında kellesi, yani boğulmadığı, kellesinin kesildiği kemiklerden onu anladım diye. Onu nasıl anlaşıldı onu bilmiyorum. Çünkü ceset dağılır herhalde. Yani kaç yüz sene geçmiş. Yani öyle bir iddia da edildi. Yani onun da doğru olduğunu zannetmiyorum. Çünkü kemet de boğmuşlar. Biliyorum o yazıyı, evet. Yani o... Evet. Peki bu bütün bu darbelerde din faktörünün önemi var mı? Yani o baş faktör. Nasıl oluyor? Çünkü şimdi, baktığın zaman... hanedanın inancıyla şeyin inancı farklı birbirinden tarikat olarak, yön olarak. Kapı kullanan farklı. Ama aynıdır yani şimdi tarikattır ama o temel aynıdır. Temel aynıdır İslamiyet. Şimdi günümüzde bir darbe yaptığınız zaman Cumhuriyet Cumhuriyeti neye dayandırıyorsunuz? Bir, laikliği koruyoruz. İki, Atatürkçülüğe aykırı uygulamalar ortadan kaldırıyoruz diye yapılıyor. Osmanlı döneminde darbede din elden gitti diye yapılıyor. Yani şer-i şerif isteriz, şeriat isteriz. İşte şeriatı mugayir uygulamalar, aykırı uygulamalar var şeklinde yapılıyor. Yani dönemin geçerli ilkeleri neyse darbeciler ona dayandırıyorlar. Şimdi 1703'te Edirne isyanı var. Padişah Edirne'ye gitmiş ikinci Mustafa. Uzun süre gelmemiş. Tabii çok büyük bir kaosa sebebiyetiyor. İstanbul'da iktisadi zayıflık oluyor. Çünkü esnafın en önemli özelliği saraya mal vermesi. Yani saray en önemli şey. Tüketici. Tabii saray dediğimiz padişah değil ki. Binlerce adamı var. O dönemde savaşa gitmeyen cebeciler
Gürcistan tarafına bir sefer yapılacak. Maaşımız verilmedi, isyan ediyorlar. Kendilerini cebehaneye kapatıyorlar, silah deposuna. Sonra cebehaneden çıkarken şerri şerif isteriz diye çıkıyorlar dışarı. Bir anda slogan, isyanın sloganı çıkıyor. Yani bir sloganınız olması lazım her zaman için. Yani ya para dine dönüyor. Tabii, bir anda dine dönüyor. Evet. Ve orada iş bir maaş ayaklanmasıyken bir anda yönetim meselesi haline geliyor. Ve o dönemde diğer faktörlerde bir araya gelince yönetimden gayri memnun zümreler bir anda bu sefer farklı bir yönde bir darbe yapılıyor. Ama dediğim gibi yani bir sloganınız olması lazım. Yani bir şeye dayandırılması lazım. Yani dayandırmazsa ne diye darbe yapacak? Bir bahane yani, olacak yani. Tabii bir bahane olacak. Ve o işin şeyi, boyası. O dönemde o. Yani ben bakıyorum genelde darbelerde, bu daha doğrusu isyanlarda Yeniçerilerin mangır meselesi var. Yani ya gümüş başlığını alamamışlar, tabii. Ya altının ya da gümüşün ayarı düşürülmüş olması. Yani devalüasyon var yani bir anlamda. Ekonomi iyi gitmiyor, maaşlar vaktinde ödenmiyor, maaşlar eksik ödeniyor. Genel neden bu. Tabii. En çok bundan isyanmışlar. Başka bir şeyden değil yani. Yani o, delikanlı her şey yalan dolan. Işte o isyanları destekleyen faktör de şu oluyor mesela. Sana karşı isyan ediyor asker. Murat Baratakçı orada gidiyor yönetimi ele geçirmek için. O bahaneyi kullanarak sadrazam oluyor. Yani fakat şu var mesela ben özellikle mevacip maddesini, maaş maddesini falan yazdım İstanbul Sokakları'na. Özellikle 18. yüzyılda 2 sene geriden ödendiği oluyor, evet, maaşların. Maaş. Özellikle savaşlar zamanında. Yani düşünün 2 sene askerin maaşını alamamış. Çok uzun süre alamadığı olabiliyor. 3 aylık zaten o dönemde maaşlar. Evet. Bu zaten birçok isyanda Maliye Bakanlığı'nın kellesi gider Osmanlı'da. Çünkü paranın içine o dönemde para gümüş paradır, akçedir. Miktarı azaltılır. Askere sen 100 akçe maaş alıyorsun, 100 akçe verirsen ama o piyasada o 100 akçenin real alım gücü 90 akçedir. Devlet ben sana paranı tam verdim diyor. Esnaf o parayı almıyor. Bunun üzerine asker isyan ediyor. Ve defterdalların kellesini istiyor. Mesela 16. yüzyılın sonlarından itibaren de en önemli şeylerden birisi o. Defterdallar ilk listedir. Evet, İsyanlarda bir de o var. İsyan edilir, saraya bir liste gider. Şunlar şunların, gitsin. Şunların kellesi. Sadrazamdan başlar, defterdallardan vesairelerden çıkar. Yani böylelikle, böylece padişah bu adamlara verdiği zaman aslında bir zaaf göstermiş. Kabine değişikliği söylüyor yani. Tabii ama hiçbir padişah da bunların kellesini vererek yani çok nadir. Kendi paçasını kurtaramamış. Kurtaran bir iki tane oluyor. Yani oluyor. Çoğu çünkü orada ikinci faktör geliyor. Yönetim değişsin diyorlar. Yani daha önceki dönemlerde mesela 16. yüzyılda yapılan isyanlarda padişaha karşı fazla bir şey olmuyor. Çünkü sarayda yedek şehzade yok. Mesela bu saray hayatı, şimşirlik, hapis hayatının aynı zamanda çok büyük bir isyanlarla da bağlantısı var. Niye 17. yüzyıldan itibaren artıyor? Şehzade hayatta. Yani birisini tahttan indirdiği zaman yerine geçirecek adam var. Eskiden tek adam. Onu indirsen oğlunu geçireceksin. Başka kimse yok. Mesela 3. Murat'a, 3. Mehmet'e karşı isyanlar var. Hatta değiştirmeyi falan düşünmüş sipahiler. 3 defa mesela 3. Mehmet'e karşı isyan etmiş asker. Ki hatta işin ilginç tarafı şu. Bizim kaynaklarda doğru düz bilgi bile yok bazılarında. Bu balyoz raporlarından falan çıkardık biz bir kısmını. Oralarda daha teferruat veriliyor. Bizim Balyoz raporu? İtalyan elçilerinin raporları. Yani bu yani şu Balyoz darbesiyle alakası. Yok, onunla yok. yani İstanbul'da görev yapan Venedik elçilerine Balyoz deniliyor. Biliyorum. Şaka yapıyorum. Öyle. Tabii Balyoz evet. Şey oldu artık. Tehlikeli konu oldu. Yok, bir kelime oldu yani. Başka bir kelime oldu. Başka bir anlamda kelime oldu. Balyoz getir diyemeyecek kimse kimseye. Peki genç Osman intikam alınıyor mu? Yani çünkü padişah kanı akıtanın intikamı alınır diye başlar. Tabii ondan sonra Davut Paşa başta olmak üzere genç Osman'ı öldürenlerin çoğu ortadan kaldırılıyor. Yani bu birçok isyanda şudur zaten padişaha karşı herhangi bir teşebbüse geçen kişi öldürülmüştür. Hatta bir kısmını daha sonra 4. Murat zamanında 4. Murat isyanlara karışanları kendi döneminde bile cezalandırmıştır. Ama 4. Murat zaten bir isyanla beraber tahta geçiyor. Yani ilk geçtiği anda isyana karşılaşıyor. Tabii. Yani şöyle bir isyanla geçmiyor aslında. Hayır, geçtiği anda isyana karşılaşıyor. Yani geçtikten sonra hatta 1623'te tahta çıkıyor. Ardından 4. Murat'a karşı birkaç isyan var. Eniştesini öldürüyorlar. Gürcü Mehmet Paşa'yı katlediyorlar. Ve 1632'de ipleri eline aldığı zaman 4. Murat unutmamış. Daha önce kendi döneminde isyan edenleri Revan Seferi sırasında yani aradan kaç sene ordugahta yakalayıp öldürtüyor. Evet. Hatırlıyor. Çünkü o kalabalığın içerisinde padişah tehdit etmiştir. Ama ne hafıza yani adam da çadırların arasında Murat Paracı giymiş o da. Görmüş. Ve dediğimiz gibi yani bu isyanlarda bir önemli unsur da şu. Uzun süren yönetimler rahatsızlık yaratıyor. Yani Nevşehirli İbrahim Paşa,
12 seneden fazla sadrazamlık yapıyor. Yerine sadrazam olmak isteyen adam olamıyor. Sadrazam olmak isteyen adamın yerine vezir olmak isteyen olamıyor. Bir silsile halinde gidiyor. O da genelde uzun süren bu tür yönetimlerden sonra da iktidara karşı bir teşebbüs oluyor. Bir bahane aranıyor. O bahaneyi organize ediyorlar. Becerikli kişiler organize ederse darbe başarıya ulaşıyor. Mesela Lale Devri'nde sona erdiren isyan öyledir, patron isyanı. Çok önceden hazırlanmaya başlamışlar. Hatta deneme darbeleri yapmışlar. Birkaç yerde Bostancılarla falan çatışmaya girmiş patron Halil ve arkadaşları. Fakat bakmışlar ki o dönemde uygun değil ortam. Uygun ortam başlamışlar. Yani günümüzde var ya, bir paşa demişti o 80'li yıllarda, darbenin olgunlaşmasını bekledik diye. Yani niye 79'da yapmadığınız zaman? O dönemde de mesela öyle darbenin olgunlaşmasını bekliyor. Çünkü halkın da kabul etmesi lazım. İhtiyaç olduğunun hissedilmesi lazım. Tabii yani şimdi mesela dediğin gibi 1980 darbesini ben hatırlıyorum o zaman. Herkes alkışla karşıladı. Evet. Ama yani burada şu soru sorulacak. Niye insanlar alkışlatılacak hale geldi? Geldi. Çünkü dediğin gibi sokakta can güvenliği yok. Yani ortaokul çocuğunda yok, lise çocuğunda yok. Ama sonra darbeye yapılan adamları aynı halk tekrar iktidara getirdi. Cumhurbaşkanı yaptı, başbakan yaptı. Yani o zaman herkes Ecevit Demirel çekişmesinden yaka silkmişti. Sonra Ecevit'i başbakan, Demirel'i cumhurbaşkanı yaptı aynı halk. Ama şu, eğer Muhtıra ve 80 darbesi olmasaydı ben Demirel'in siyasi hayatının bu kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü bizim halkımız mağdur olmuş insanları her zaman için destekler. Yani onu destekliyor. Yani o zaman biz bu Murat Bardakçı'yı mağdur duruma düşürmeyelim burada. Ettiniz zaten. Yok. Yani ikinci önemli bir husus. Ulema. Yani o dönemin din adamları ve üniversite hocaları darbelere ve isyanlara meşruiyet kaynağını veren kişilerdir. Ulemanın desteklemesi lazım. Yani asker isyan ettiği zaman halk ve ulema desteğini almazsa başarıya ulaşamaz. Yani ikisini alması lazım. Bu en önemli hususlar. Mesela asayiş, mesela diyorlar ya 12 Eylül'de, 11 Eylül'de akan kan nasıl 12 Eylül'de oldu? İstanbul'un en güvenli olduğu günler bazı darbe günleridir. Mesela patron isyanı sırasında, 1703 Edirne isyanı sırasında asayiş daha kuvvetli kuruluyor. Çünkü asiler, isyancılar, darbeciler halkın mağdur olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesela Muslu Beşe'ye, patron Halil'in ikinci adamına halk geliyor, sizin adınıza diyor, bizden para topluyorlar. Yani fırsattan istifade eden her zaman vardır. Bizim adımıza para kimse toplamıyor, para toplamaya geleni öldürün diyor. Ve darbecilerin ilk yaptıkları işlerden birisi fırınlara el koymaktır. Halkın açlık çekmemesi lazım. Yani Osmanlı padişahları da ona çok dikkat eder. Ekmek meselesi. Çünkü ana gıda kaynağı ekmek ve et. Hemen patron Halil isyan ettiği zaman adamlarını gönderiyor, fırınlarda güvenlik tertibatını alıyor ve halkın rahat ekmek almasını sağlıyor. Yani o patrona isyanı profesyonel bir ayaklanma. Çok profesyonel. Yani, patronayı konuşacağız. Da önce sana bir soru geldi Erhan, onu sorayım. Yani bir sürü soru geliyor da. Sayın Afyoncu derin devleti ve onun uygulamalarını haklı mı görmektedir? Bunu mu savunmaktadır? Aydınlatılır, sevinirim. Demin dedin ya derin devlet. Ya derin devlet diye bir şey yok, yok. Bunu anlatamıyoruz. Yani derin devlet denilen hadise sivil ve askeri bürokrasidir. Bu Osmanlı döneminde de böyledir, Cumhuriyet döneminde de böyledir. Yani bu devletin güvenliğinin tehlikeye düştüğü zaman orada harekete geçen bürokrasidir. Fakat bu şu demek değildir. Yani şöyle anlaşılmasın. Bir darbe için kaos ortamı yaratanlar derin darbe değildir. Bunlar darbecidir ve cuntacıdır. Yani bu Osmanlı döneminde de böyledir, Cumhuriyet döneminde de böyledir. Ama mesela demin bir şey örnek verdik. Harem ağası devlet adamlarıyla istişare ediyor ve 1. Mustafa'nın hükümdarlık yapma ehliyeti olmadığını anladığı için onun tahttan indirmesine öncülük yapıyor. İşte derin devlet bu. Mesela 4. Murat döneminde en sert padişah, bütün haddümayınlarının sonu şöyle bitiyor. Çoğu haddümayınlarının bütün değil. Eğer bu işi beceremezseniz kellen gider. Yani sertliğini yazılarında, el yazısıyla yazdığı emirlerde görüyorsunuz. Bir gün kızmış, bütün Venedikleri öldürün demiş. Yani Venedik, Osmanlılara bazı yerlerde saldırılar olmuş. Devlet adamları Venediklileri saklıyorlar. Çünkü devlet menfaatinin orada Venediklere öldürmenin devlet menfaatinin olmadan, işte derin devlet bu. Yani derin devlet dedikleri bu. Yani ben bu anlıyorum. Tarihte de bu. Orada devlet menfaatinin açısından o Venediklerin öldürülmesi gerektiğini anlıyorlar ve daha sonra padişah bunu izah ediyorlar. Çünkü her zaman izah edemezsin. Kafası o anda yerinden bakalım 4. Murat'ın. Yani sarhoş muydu? Yoksa aşırı sinirli miydi? İçer miydi? İçmez miydi? Zaten bir derdimizdi o.
çok sevdiğim bir dostumuzdan bir soru geldi. Diyor ki kazan kaldırma lafı nereden gelir? O da simge. Ha bir de simgeler var. Şimdi isyanlarda Yeniçerilerin büyük çorba kazanları var. Bugün sarayda da duruyor, duruyor bazıları. Biz onu daha önce dergilerde falan kullandık resimlerini. Mesela bu patron isyanı sırasında da isyan edenler aslında Yeniçeriler değil. Bunlar denizci kuvvetler. Gidiyorlar Yeniçeri ocağından kazan alıp getirip Sultanahmet Meydanı'na koyuyorlar. Yani o dönemki at meydanına. Bu bir simge. Yani kazan kaldırmak veya değişik bir şey var. Mesela ot arabası. İkinci Selim İstanbul'a gireceği sıra 1566'da asker gitmiyor, padişah da gidemiyor. Niye gitmiyorsanız ileride ot arabası var diyor. Bu bir şikayetimiz var demek. Şimdi kazan kaldırma da o. Çorba gönderdiği zaman çorbayı içmiyorlar. Kazanı boşaltıp oraya koyuyorlar. Bu askerin bir şeyden memnun olmadığını ve isyan ettiğini gösteriyor. Yani böyle semboller vardır. Kazan kaldırma da oradan geliyor. Yine bir başka soru. Şey vardı ya, 2. Mahmut kaldırdıktan sonra Yeniçerileri. O düşürülen tarih şöyledir. İkide bir kaldırıp indirmeden kazan devrildi, söndürdü ocağı. Evet. Yani orada da tabii. Öyle tarih düşünmüşler. Tam tersi yapıyor. Mesela bir ilginç simge daha söyleyeyim. Şikayet olan halk, padişah bir yere giderken hasır şapka yakıyor. Yakıyor. Çünkü yakıyor. Kafalarında hasır şapkalar var. Yakıyorlar üzerini. Duman çıkıyor. Padişah onu gördüğü zaman anlıyor ki halkın bir derdi var. Ve onlardan gelip kendilerini alıyor. Evet. Şey vardır. Yerel yöneticilere tehdit şekli halkın Anadolu'da veya başka bir ayetlerde hasır yakarız. Hasır yakarız. Hasır yakarız. Yani o bir sembol. Mesela bir minyatürde bunun minyatürü var, anlamamış yayınlayan. İşte orada çok farklı bir yorum yapmıştı. Çünkü bu tarihi bilgi gerekiyor. Aynı şekilde. Peki yine bir şey var. Soru var. Çokça geldi peş peşe bir şeyden bahsedince, Çaldıran Seferi'nden bahsedince. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi'nde askerle karşı karşıya gelmesinin nedeni askerin Alevi olması mıdır diye soruyorlar. Yani Yeniçerilerin Alevi olması mı diye soruyorlar. Yeniçeriler Alevi değil. Yani Bektaş. Yeniçeriler Bektaşi. Şimdi günümüzde bugünkü anlayışlar yani farklı. Bugünkü günümüzde Bektaşilikle Alevilik karıştı birbirine. Fakat o dönemde askerin en önemli derdi, yani Doğu Anadolu coğrafyasındaki o gidiyor düşman topraklarına giriyorsun ve düşman karşınıza gitmiyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani dediğim gibi asker pabucunu çıkarmış, tüfeğin ucunu asmış, padişahı yürümüş, yani ayakkabı parçalandı diyor. Nerede bu düşman? Nerede bu düşman? Çünkü yani günümüzde bile belli yani terör faaliyetleri. O Doğu Anadolu'nun Sarp Dağ coğrafyasını geçerken hem yiyecek yok. Mesela Yavuz Çaldıran Seferi sırasında Gürcü prensliklerden, Kafkaslardan yiyecek bulmasa orta açlıktan ölecek. Mesela Kanuni'nin 1533'te Irak-Eyn Seferi var. Irak-Eyn Seferi sırasında düşmanla karşılaşılmıyor. Binlerce asker Doğu Anadolu'nun sert ikliminde dağlardan geçerken can vermiş. Yani hiç savaşmadan. Yani Bağdat alınmış ama doğru dürüst savaş yok. Ordu bir sürü asker kaybediyor. Yani Yeniçerilerin de o. Ya tabii günümüzde şu karıştı. Ben onu da aslında burada açılmışken söylemek istiyorum. Şimdi Anadolu'da o dönemde Türkmenler Alevi. Yani zaten Yavuz'un ordunun bir kısmını Sivas civarında bırakıyor. Şey olmasın diye. Yani halkta bu var. Fakat Safeviler ile Osmanlılar çekişene kadar Sünni nedir, Alevi nedir fazla problem olmamış Osmanlı. İki devletin siyasi çekişmesi daha sonra mezhep çekişmesi haline gelmiş. Aslında yani ders kitaplarında da yanlış anlatılıyor. Mezhep çatışması yok başlangıçta. Başlangıçta siyasi çatışma var. Fakat o toprak çatışması daha sonra mezhep çatışması haline gelmiş. O taraf Sünnileri hedef olarak seçiyor. Osmanlı Devleti de Alevileri hedef olarak seçiyor. Yani emir veriyor. Gizli Alevi liderlerine diyor mesela 16. yüzyılda Nehrat'ın boğun diyor. Yani mühim hedeflerini Sayım Savaş yayınladı bunları. Ve burada isimler de değişmeye başlıyor. Mesela daha yani önce... Mühim defteri dedi, hükümet kararı. Hükümet kararı. Hükümet kararı. Yani Pir Sultan'dan iftira atın diyor mesela vesaire diyor. Karşı tarafta da mesela bu tarafta Aleviler bu şekilde öldürülürken Şah İsmail de mesela Sünnileri katletiyor. Yani iki taraf daha sonra siyasi hakimiyetini mezhep hakimiyeti haline getirmiş ve bu Türkiye'de de pek anlaşılan bir konu değil. Yani genelde din savaşı gibi bakılıyor. Yani o son derece yanlış. Siyasi çatışmadır başlangıçta. Doğu Anadolu kimin olacak? Bir reklam arası daha vereyim. Saati işaretliyor arkadaşlar. Sonra devam edelim.
Değerli izleyiciler, biraz bir şeyler söylemek istiyorum izniniz olursa. Sağda solda bir takım beyin özürlü yaratıklar abuk sabuk konuşmalar yapıyorlar. Yok resmi tarih bilmem ne falan filan bir şeyler söylüyorlar. Bu külliyen cahil ve külliyen ahmaklara şunu söylemek istiyorum. Şu yanımda gördüğünüz masumane oturmakta olan Sayın Murat Bardakçı Beyefendi, Türkiye'de resmi tarihi tek başına değiştiren adamdır. O dangalaklar abuk sabuk konuşurken ve bütün cehaletlerini ortaya dökerken, Murat Bardakçı yazdığı kitaplar ve yaptığı araştırmalarla Türkiye'nin tarihiyle barışmasını sağlayan en önemli isimlerden bir tanesidir. Çok önemli tarihçiler var Türkiye'de. Bunların hepsini tanıyoruz, biliyoruz. Kimi artık aramızda olmayan. Onlar tarihi yazdılar ama Murat Bardakçı tarihi başka bir boyutuyla ele alarak resmi tarih denilen tarihle gerçek tarihin örtüşmesi konusunda en önemli adımları atan, Türkiye'yi geçmişiyle barıştıran, Osmanlı'yı öcü olmaktan çıkartıp ecdat haline getiren, bunu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kabul etmesinde önemli pay olan adamdır. Bu dangalaklara buradan cevap vermek, buradan onların adını anmak ve bu beyinsiz güruhu daha da popüler hale getirmek gibi bir niyetimiz olmadığı için isimlerini de zikretmiyorum. Zikretmeye değer de bulmuyorum. Onların isimleri ancak kapısında iki tane sıfır olan yerde zikredilebilir. O yüzden de bu adamları oraya havale ediyorum. Sizden de rica ediyorum, sifonu çekiniz gitsinler. Güzel oldu. Bu mudur? Böyle bir şey olamaz yani. Adını yazmaktan aciz adamlar kalkıyorlar, Türkiye'de tarih yazan, Türkiye'nin gelişmesinde, Türkiye'nin bir şeyler öğrenmesinde katkısı olan insanlarla ilgili abuk sabuk konuşuyorlar. Onlara rica ediyorum, Play Girl dergisine gitsinler, orada poz versinler. Çıplak erkek resimleri orada basılıyor çünkü bildiğim kadarıyla. Değil mi? Evet. Bir de soyunuyorlar bari, vücutları güzel olsa. Hani şöyle kaslı maslı bir şey olsa millet hale hoş falan diyecek. Kıl kuyruk adamlar. Patrona Halil. Evet. Şimdi kimdir Patrona Halil? Patrona Halil dönemin bir askeri. Daha sonra deniz kuvvetlerinde görev yapıyor, patrona gemisi. Tellak değil. Tellak değil. Hep yani, tellak diye bilinir. Hamamcı diye bilinir. Hamam tellağı diye. Onun karışmasının sebeplerinden birisi şu. Darbe planlarını hamamda yapmıştır. Ben bunu yazdım da. Yani şimdi deniyor ya darbe şurada planını falan. Patron Ali kimse duymasın diye, o dönemde dinleme yok ama en rahat yer kahvede yapsa kahveler dinleniyor. Hamamda toplanıp plan yapmışlar, darbe planlarını, şu gün isyan edeceğiz, şu gün saldıracağız falan diye. Fakat çok gözü kara bir adam. Yani işte tabii darbecilerin de lider özelliğinin olması lazım. Yani orada çünkü birçok olaya karışmış, ordudan atılmış, bilmem ne olmuş vesaire. Böyle şey bir karakter yani, o da el avuca sığmayan bir karakter. Arnavut kökenli kendisi. Arnavut. Ve orada Nevşehirli İbrahim Paşa'ya karşı olanların teşvikiyle yönetimi değiştirmek isteyenler onu kullanıyorlar. Ve hamamda darbe planları yapıldıktan sonra Eylül ayının sonlarında... Pardon şeyi söyleyelim. Patrona gemidir. Tabii gemi. Osmanlı donanmasındaki gemidir. Bir gemi ve ya, bir tür şey, rütbe yani general, amiral, daha doğrusu amiralliğe denk gelen bir gemi. Patrona gemisi. Patrona yani. Gemisi. Patrona gemisi. Orada isyanlarda mesela bir önemli unsur da şu. Dükkanlar kapanacak. Yani günümüzde de terör eylemleri ne yapıyorlar? Olacak. Kepek kapatıyorlar. Şimdi isyanlarda eğer esnafa dükkanı kapatırsanız yönetimi sallıyorsunuz. Yani bu senin daha önce bir İran'da örneğin vardı. Yani aynı onun gibi. Kapalı çarşıya giriyorlar. Beyazıt Camii'nden çıkıyorlar. Bayrak açıyorlar. İşte şerri şerif isteriz, şeriat isteriz vesaire derken dükkanlarınızı kapatın diye halkı zorluyorlar. Dükkanlar kapatılıyor ve 15-20 kişi kapalı çarşıya girmişken yüzlerce insan olarak bir kısmını zorla isyana şeyden çıkarıyorlar, kapalı çarşıdan. Ve daha sonra gidip Yeniçeri Ocakları'nı da isyanın içerisine sokup Sultanahmet Meydanı'nda isyanı başlatıyorlar. Tabii burada bir önemli özellik, yine padişah İstanbul'da değil, Üsküdar'da. Yani o dönemde Üsküdar İstanbul'dan sayılmıyor. Yani asıl şey ve İstanbul'da sadrazam da sarayda değil ve İstanbul'da değil. Buradaki görevliler başlangıçta tedbir almadıkları için isyan kısa sürede büyüyor. Yani orada da zaten şu var.
tam isyan için en uygun ortamı seçmişler. Yani gün olarak vesaire olarak da. Bizde mesela darbeler hep cuma oluyor. Cuma, darbeler cuma. Yani cuma günü oluyor. Resmi İsyanlarda var mı böyle bir gün, özel bir İsyanlarda gün? İsyanlarda da böyle yönetici, mesela o da tatil günü. Yani o dönemin tatil gününe denk getiriyorlar. Ve halk şeyin de devlet görevinde olmadığı bir zamana denk getiriyorlar. Çünkü Üsküdar'dan haber alıp gelene kadar iş işten geçiyor. Ve orada patron Halil başlangıçtan Sadrazam Nevşehir İbrahim Paşa, işte Kaptan Derya'yı, Sadrazam'ın müsteşarını, yardımcısını istiyor. Kelleler bir liste gidiyor saraya. 37 kişiydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 3. Ahmet başlangıçta vermiyor. Yani çünkü Nevşehir aynı zamanda damadı. Ve şeyler, çok iyi dostlar. Yani padişahlı iç şeyler. 40 Yasin okutmuş hatta. Yani bu belayı def edeyim diye hocaları topluyor. Nefesi kuvvetli hocalara dualar ettirerek. Ondan sonra bakıyorlar ki bu olmayacak. Sancağı şerifi, yani peygamberimizin sancağını sarayın kapısına dikiyorlar şimdi. İsyancılar da gidiyorlar Eyüp Sultan'daki sancağı alıp geliyorlar. Sizin sancağınız varsa bizim sancağımız da var diye. Tabii uzun süren bir yönetim var orada. 1703'ten 1730'a kadar Lale Devri ve Nevşehir'in uzun süren sadrazamlığı ve İran savaşlarındaki başarısızlık bahane ediliyor. İran savaşlarında topraklar kaybedildiği için, Sünni toprakları orada Safevilerin eline geçti diye bunu kullanıyorlar. Ve halk sancağı şerifin altına gelmiyor. Saray bostancılarını vesaireyi kullanmaya kalkıyorlar. Onlar da devre dışı bırakılıyor ve patron Ali çok iyi şey yapmış. Psikolojik harp yapmış, o da anlaşılıyor. Yani işte gemiler sizi sarayı topa tutacak vesaire diye dedikodular yayarak askerin saraydan kaçmasını sağlamış. Yani ve orada artık Nevşehirli İbrahim Paşa'nın cesedini öldürülüp dışarı veriliyor. Hatta Nevşehirli İbrahim Paşa bir zehirli şerbet içiyor. Yani canlı vermek istemiyor devlet adamlarını. Nevşehirli İbrahim Paşa, Kaptan Derya Mustafa Paşa ve Mehmet Ketüdas, Hazret Ketüdas'ın cesetleri verildiği zaman asker parçalamış onu orada. Yani ve cesetleri asmışlar. Daha sonra resmi tarihçi Şakir, Vakanüs Şakir Efendi, Nevşehirli İbrahim Paşa'nın korumasındaki adamlardan birisi. İyi bir sanat hamisi. Birçok alimi ve edebiyatçıyı koruyor. Cesedinin parçalarını toplatmış. Bugün Veznecilerdeki türbeye gömdürmüş mezarına. Yani ceset bile ortada kalmış. Mesela orada biz uzun süre, daha önce bizim minyatürlerde gösterdik. Şurada da arkada kitapta gözüküyor. Çok pek gözükmüyor. Şurada mesela cesetler var. Evet. O burada kadınlar var. Biz bu kadınlar ne iş yapıyor? Yani ya dedik meraktan mı gelmiş falan. Sonradan tarih kaynaklarından da şu çıktı. Cesetler almak için asilere para veriyorlar. Karıları. Kadın annesi bir tanesi Kaptan Derya'nın. Çünkü oğlunun cesedini bari. Yani öyledir ya, Allah göstermesin bir yakınımız öldüğü zaman. Yani onu kabullenir ve insan hiç olmazsa der cesedini bulayım da yani mezarı belli olsun. İşte burada da. Fakat ilk gerçek darbe resmi değil mi bu? Yani birebir canlı. Birebir. Darbecinin resmi aynı zamanda. Bu patrona Halil, bu Muslu Beşe ve gördüğünüz gibi şu arkadakilerde şeyler. Öldürülen cesetler. Çok acıklı bir manzaradır. Yani o birdenbire parçalanıyor. Köpekler yiyor yani cesetleri. Biz yani o da şey, düşünün yani bir anda sadrazam dediğiniz adam bir yerden bir yere giderken yanında binlerce adamla giriyor. Bu ne Vambur'un yaptığı Nevşehir İbrahim Paşa'nın sarayına giriş resmi var. Saraya giderken bile öyle bir ihtişamla geçiyor ki. Yani ama işte bir anda cesedi köpeklere yem oluyor sadrazamın. Osmanlı'da da öyle bir kader var. Çıkar. Sünnetsizdi diye laflar çıkar. Tabii yani ondan için Nevşehirli İbrahim Paşa. İşte bu, tabii şey aynı karalama kampanyası böyledir. Mesela Yeniçer Ocağı ortadan kaldırılırken de Yeniçerilerin çoğu sünnetsiz çıktı. Yani bunlar Müslüman değil, gavurdu diye propaganda yapıyorlar. Yani bir şeyi meşruiyete oturtmanız lazım. Yani her zaman için bu böyledir. Günümüzde de öyledir. Yani Sultan Mahmut vampir söylentisi çıkarttı Yeniçeri için. Yeniçeri mezardan çıktı ortada diye. Çünkü biz hep şöyle zannediyoruz. Yeniçer Ocağı 1826'da ortadan kaldırıldı. İş bitti, öyle değil. Daha sonra birkaç defa isyan teşebbüsleri var kalan Yeniçerilerin. Patron Halil de öyle. Ve darbeyi yapıyor 1730'da. Sultan Mahmud'u, 3. Ahmet tahttan iniyor. Sultan Mahmud'u 1. Mahmud olarak tahta çıkarılıyor. Ve yeğeni 2. Mustafa'nın oğlu. İlginç bir husus şu. Sultan İbrahim'in kendisi de oğlu da torunları da darbeyle devrilmiş. Kendisi indirilmiş, öldürülmüş. Oğlu Avcı Mehmet 1687'de askerin kafası artık atmış. Asker cephede savaşıyor. O av peşinde. Tövbe diyor, yine vazgeçemiyor. Yani demek ki yani bazı alışkanlıklar. Ya av vazgeçemiyor.
artık şeylerde, camilerde aleyhine vaazlar veriliyor. Ama o abi de o kalıp gitmiyor. Tabii binlerce kişi. En son ordunun kafası atmış, Filipe'den ordu gelmişler İstanbul'a, padişahı indirmişler. Yerine kardeşine gitmişler. Daha sonra Avcı Mehmet'in iki oğlu, ikinci Mustafa ve üçüncü Ahmet de darbeyle tahttan indiriyor. Yani dede, oğul, torun ve torun. Üç, o aile Sultan İbrahim'in üzerinde bir uğursuzluk var. Yani o üç ailede. Peki niye Sultan İbrahim deli derler? O deli değil de psikolojik bozukluğu var. Yani günümüzde onun çeşitli terimleri var. Ona hatta bazı doktorlara soruldu, şey deniliyor. Psikonöroz diyorlar galiba. Yani öyle bir yalnız şeyi var. O rahmetli Çağatay Ulusoy, o mektuplarını yayınladı onu. Evet. Berbat bir yazı. Evet. Ama her mektubunun başı ağrıyor. Mektupta mutlaka başım ağrıyor diyor. Bak diyor, yazamıyorum diyor. Bak diyor, hattı destim nasıl gitti diyor, el yazısı. Bir şey var. Şey yani şey olabilir. O yani işte rahmetli Çağatay Ulusoy o yazıları oradaki dönemin ruh hekimlerine sormuş. Yani orada denilen şu, psikozlu değil, yani deli değil. Psikonöroz diyorlardı galiba, öyle bir yani bir nevi akıl hastalığı. Ama yani tam hayatını idame ettiremeyecek ölçüde değil. Birinci Mustafa emir gönderiyor askere. Diyorlar ki bu padişah yazı yazmaktan aciz, yazı yazamaz. Yani yazı yazamayacak halde öbürü. Ama bu en azından belli yazıları yazabiliyor. Ama hep bir ağrı var diyor. Tümör de olabilir, tabii, bir şey de olabilir. Yani şey, belki akıl hastalığında belki öyle bir şey de vardır. Belki şizofreni. Belirti vardır. Yani öyle var. Gidip ve geliyordu. Şey olmuş mesela saltanatının sonlarına doğru daha fazla artmış bu. Demek ki hastalık ilerledi. Saltanat ilk başlarında bu kadar değil. Bir de kuvvetli bir vezir azam var. Saltanat sonlarında artık iyice zıvanadan çıkmış. Mesela samura kafayı takmış. Odaları samur kürklerle dolduruyor vesaire diyor. Adam komutan Girit'ten geliyor. Samur kürk getirdin mi diyorlar. Ne samur kürkü ya diyor. Girit'te kan ve diyor, kurşundan başka bir şey yok diyor adam. Yani o aile öyle olmuş. Sultan İbrahim, oğlu Avcı Mehmet ve iki torunu bir darbeyle devrilmişler. Tabii Patronhalil'e dönersek, Patronhalil darbeyi yapıyor. Tayinleri yaptırıyor. Ama hepsi ondan gelir son. Kim? Ocakbaşı. Tabii Sultan İbrahim Ocakbaşı. Şey gibi. Birinci Abdülhamit. Çünkü ailenin tek ferdi kalmış. Sultan Vahdettin'e kadar o kadar odan ve gelir. Şey, şöyle bir ilginç bir durum var. Ailede başka çocuk yok. Şimdi bunu beslemeye almışlar. Yani her türlü Viagra'larla dönemin çocuğu olsun diye uğraşıyor. Bir taraftan Viagra'larla dediğin padişah macunu yani. Tabii padişah macunu o dönemin Viagra'sıyla. Bir taraftan nefesi kuvvetli hocalarla destek veriliyor. Şimdi orada niye iktidarsız mı? Şöyle bir tahta çıkıyor. İki sene çocuğu olmamış. İki sene sonra olmuş çocuğu. Ve ardı ardına birçok çocuk olmuş. Şimdi bazen böyle kılçık atanlar da olur. Acaba çocuklar ondan mı? Ondan mı diye filan diye. O devirde öyle bir şey olmaz. Yok. Değiştirmek gibi bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Onun çocuğudur. Nereden biliyorsun? Lamba mı tuttun? Nereden bileceksin? Hayır. O bakımdan değil. Öyle bir adet yoktur. Evet. Protokol falan imkan vermez onun bir kere. Ama şey yapıyorlar bak biliyorsun. Ama işte orada derin devlet devreye girmiş olabilir. Derin devlet odaya birini sızdırmış yani. Olabilir. Üçüncü Selim'de var o. Bir hayali şehzadesi vardır. Çocuk doğmaz, doğdu derler, sonra öldü derler. İkinci Selim, Kanuni'nin oğlu Sarı Selim içindi galiba ya da üçüncü Murat içindi. Gellah var, Stefan Gellah. Kitap Yeni Evi tarafından yayınlandı. Güzel bir seyahatname, çok güzel bir seyahatnamedir. Türkiye günlüğü diye. Orada şöyle diyor elçi, Alman elçi, Avusturya elçisi. Halk arasında bir rivayet var. Şimdiki padişah Osmanlı hanedanından değil, bir Yahudinin çocuğu diye. Selim için diyorlar galiba, Sarı Selim için. Tabii şu da var. Tip tutmuyor. Hep kara adamlarken birdenbire sarı bir adam giriyor. Anne Ukraynalı. Ama halk o dönemde bu bir Yahudi aileyle çocuğunu değiştirmiş. Erkek çocuğu olmamış. Valide Sultan. Yani halk bak arasında şeye, o dedikodu varmış. Ta o zaman yani. Bak şeye dikkat et. Sultanahmet tarafı esmerdir şu. Sultan Aziz tarafı bembeyazdır. İkisi de Sultan Mecid'de Mahmut'tan. Orada bizim gelir. En büyük. Ama anne. Anne ailenin sürdüğüne dair en büyüklerin burun. Evet. Yani Fatih'in burnu biliyorsunuz biz programda hanedandan bazı şehzadeler çıktı devam eden ailenin üyeleri. Şeyde neydi? Evet. Şehzade Orhan'ın oğlu. Evet. Orhan Efendi'nin oğlu kimdi? Olan. Selim. Selim'in burnu aynı Fatih. Aynen. Yani o genetik özellik gidiyor. Bazen kadın kolunda da devam ediyor. Çok kuvvetli bir gen. Evet öyle demek ki o. Yani işte mesela uzun süre padişahlarda da hep şey olmuş. Bu işte o kut denilen bacaklardaki romatizmal hastalık. Çok uzun süre. Romatizmal değil kut. Başka bir şey. Kut protein çok. Bu romatizmal. O kadar.
romatizman hastalık devam etmiş. Bacaklar, kefeden havyal getirdim sen. Bacaklarda şey oluyor. Çünkü çoğu padişah. Evet. Tabii onda bir şeyin de etkisi var mıdır bilmiyorum. O Topkapı Sarayı nasıl satılır ya kışın? Herhalde sen. Onca adam verem olmuş Topkapı Sarayı'nda. Soğuk buz gibi taş bina. Taş bina. Bir de genetik hastalık tiroittir. Bunlarda mı? Tiroit hala devam ediyor. Hı. Ama Türklerin genetik hastalığı tiroit. Türkiye'de kadar tiroit vakası dünyanın başka yerinde pek yok. Sultan Mecid branşının çoğunda vardır. Aziz tarafında yoktur. Mecid yok tarafında Türkiye'de var. Ama dünyaya oranla tiroit hastalıkları çok yoğun Türkiye'de. O herhalde şeyden beslenme ve hatta o hava, su, iyotu da tuzun evet. içine o yüzden koydular herhalde. Yani o suya da koydular herhalde öyle bazı maddeler ki o beslenme Karadeniz'de çok herhalde. Evet. Karadeniz'de o çok fazla. Yani o beslenmeyle alakalı bir şey evet. toprağın verdiği. Evet biz patronumuza dönelim. Patrona darbeyi yaptı. İstersen patronaya haberlerden sonra dönelim. Tamam. Saat 1 haberleri varmış. Millet sadece tarihi değil bugünü de merak ediyor anladığım kadarıyla. İzleyiciler bugün ne oldu ne bitti. Hep beraber öğrenelim. Evet. Haberlerden ve reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Patrona Halil, arkasından Kabakçı Mustafa. 31 dakika sayıda geleceğiz. 12 Eylül'de gelelim mi sonra? Pardon 27 Mayıs'ı 12 Eylül'de alalım böyle. Vakit bol sabaha kadar buradayız. Hiç yok, güç yok. Cumhuriyet dönemi darbelerinin ben gerçek tarihinin yazılmadığı kanaatindeyim. Herhalde epey sonra yazılacaktır. Çünkü yani onu biraz sonra yazılabilirse. 27 Mayıs darbesiyle ilgili bugüne bir şey yani 27 Mayıs darbesi değil de bizim bir arkadaş Cihat araştırma yaptı. İngiliz elçisi yaklaşık 2 ay önceden Türkiye'de darbe olacak diyormuş. Elçiyi bulmuş. Nereden haber aldınız demiş. Ortam öyleydi. Ortamdan hissettim demiş. Yani ortamdan mı hissetti yoksa ama başka bir şey mi? Ortamdan da hissediliyor hakikaten bazen ya. Olabilir. Hiç. Duvar ilanı gördün mü? Bu mu duvar aslanlar? Bu son dönem tabii. Şapografla yapmışlar. Evet. Birazdan bakarız. Bu da elden dağıtılan başka bir ilan. Evet. El yazması. Bunlar şey. Şapograf. Şapografla basılmış. O bir nevi teksir. Teksir gibi evet. İspirto mu kullanılıyor bunlar? İspirto. Bunu anlatırız şeye gelince. Evet, bir duruyoruz. Haberler sonra tekrar beraberiz. Bu işe sabah. Evet, değerli izleyiciler devam ediyoruz. Çok pahalanmış bunu. Haberde izledim. Müthiş bir şey var. Sen haberdeki pürüz olayı gördün. Bu saatte karnımız acıkmaya başlıyor ve yemek muhabbeti başlıyor. Bir kebapçıya gideriz çıkınca. Kelle. Kelle mi yiyelim? Kelle yemeye. Evet, gidelim oraya yiyelim. Ama yapalım. Fırın. Tabii canım. Tabii. Haşlanmayacak. Diğer var yap. Şey yapılacak. Şimdi, kelle haşlama geliyor. En meşhur işkembecilerde. Evet. Saçma sapan bir şey. Tatsız tuzsuz. Tadı kalmıyor. Bu bir arada kandırır bir şeyin böyle. Fiyatında böyle bir oynama oldu. Neydi ya? Birkaç ay önce. Pirinç. Pirinç de oldu. Pirinç de oldu. Ne oldu şu anda? Düştü. Ama et bir süredir inanılmaz yükseliyor. Yani birkaç katına çıktı. Ama bak mesela ben pirinçte şunu duydum. Yani bizzat pirinç üreticisi bir ikisinden. Gemiler denizde tutuldu diye anlattılar. Nasıl? Gemiler denizde tutuldu. Fiyatlar artsın diye. Kasten. Yani, kasten. Şimdi ette de bir spekülatif hareket vardır muhtemelen. Olabilir yani. Ya beceriksizliğimiz de vardır. Et üretimini şey yapmamış olabiliriz ama. Hayvancılık ne vaziyette ki bilmiyorum. Hayvancılık kötü diyorlar yani. Ama spekülatif bir hareket olabilir yani. Tabii et deyince aklımıza şey geldi hemen. Şimdi günümüzde artık biliyorsun yağsız sığır eti alınıyor. Osmanlı döneminde et denilince sığır hiçbir zaman akla gelmiyor. Uyanır. Koyun eti olacak ve yağlı olacak makbulü. Geçen gün Murat'la sohbet ediyoruz. Murat dedi ki zayıfladım birkaç kilo galiba dedim. Rejim yapıyorum dedi. Evet. Ne yapıyorsun dedim. Kuzu yemiyorum dedi. Et yemiyorum dedi. Dedim ki gördüm o kuzu değil ki dedim. Yani saymaz tabii. Kuzu yemeyince et yemiş saymıyor kendini. Evet. Et hani kuzudur. Mesela saraya alınan şey koyundur. Çok az tavuk alınır. Yani asıl et uzun süre tanzimata katar. At eti yerler miymiş? Osmanlı yemiyor. Ama şu var. Orta Asya'daki üniversitelere ders vermek için gidip gelen arkadaşlarımız var. Orada çok yenildiğini söylüyorlar. Yani orada da yeniyor. Fransa'da bir sürü at şeyi var, kasaba var. Neydi o? Ne derler? Unuttum. At kasabını Fransızca. At kasabı. Hayır şeyde mesela bizim Türkmenistan'da vesairede şey yapılıyor. Atı dayansa yaşamazsa... Evet, hatırlıyorum. Hakikaten neydi? At kasabı neydi? Fransızca. Hatta şey diyorlar. Mesela o Türkmenistan'a falan gittiğin zaman makbul misafire at eti verirlermiş. Hmm. Yani böyle daha şey olana, saygıdeğer olana veriyorlarmış. Tabii o bir kültür işte. Ya düşün,
Şimdi Orta Asya'daki... O da o bu. İnekte ne farkı var yani? O da ot yiyerek besleniyor. Hayır, hayır. O da ot yiyerek şey, dini yönünü bilmiyorum ama şey diyorum. Şimdi Orta Asya'daki ben sizinle aynı ırktan olan ve aynı dinden olan millet at etini Yüce Anadolu'da bırakmış. Deve yeniyordu, at niye yenmesin? Anlamadım ki. Burada bitmiş. Araplarda var mı at? Yok, yemiyorlar at, değil deve mi? Deve yiyorlar. Deve yiyorlar ama. Deve yiyorlar. Nadirdir ama yerler. Bak deve de yenmez bizde mesela gene. Yok ki. Ney? Öyle deve yok ki bizde. Hayır, eskiden de yenmiyor peki. Öyle yok deve. Ki. Hayır, deve çokmuş ama. Yani rahmetli babaannem anlatırdı 1950'lerde diyor, hala diyor. Deve kervanları gider gelirdi. Deveyle gider gelirlerdi diyor. Ordunun arkasından develer evet. Götürür yükleri. Ama taşıma için. Ve şeydir mesela biz deveyi bilmeyiz. Mesela Türklerin Anadolu'ya gelme sebeplerinden birisi de deve. Türk develeri Irak'a beğenmemiş. Yani oradaki hava, iklim uygun olmamış. Çünkü deve de önemli bir taşıma aracı. Atın yanı sıra. Yani yükleri vesaire taşıyorsunuz. Ne güzel bakar o deve biliyor musun? Gözler böyle. Çok güzeldir hakikaten. En zor kesilen hayvan diye anlatıyorlar orada. Dedi, İnsan gibi zaten. Bağırır falan derler. Bir yöntemi vardı falan denir onun böyle. Kesmeyelim deve mevede. Ve şeyi de söyleyelim. Şimdi mesela et şu açıdan önemli. Birinci Abdülhamit'in Hattumayunları var. Sultan Mahmud'un, ikinci Mahmud'un babasının. Et ve ekmek meselesi çok mühimdir diyor. Çünkü halkın iki temel ihtiyaç maddesi. Yani en çok o ikisine dikkat ediliyor ve devlet destekliyor. Ve en ağır ceza özellikle ekmekle oynayanları fırıncıları kapının önüne astırıyorlar. Fırının önüne. Yani ekmekte hile yapanı vesaire yapanı. Ve Osmanlı'da en istenmeyen meslek kasaplıktır. Çünkü kasap demek iflas etmiş adam demektir. Zengin olanı kasap yapıyorlar. Adam et 50 liraya alıyorsa 40 liraya satıyor. Yani devlet diyor ki et 40 lira diyor. Ben diyor 50 liraya aldım anlamam diyor kardeşim. Nar fiyatı 40 lira. O yüzden yani mühimme defterlerinde bol miktarda şey vardır. Kasap aranır. Hattı şeriflerde var. Evet, onlar, yani bizzat padişah. Ve diyor faizcilikten, maizcilikten diyor para kazananlara diyor tutun diyor kasap yapın diyor. Yani ve çoğu kasap da iflas etmiş sonra tabii yani. Piyasanın altında satmak zorunda kaldığı zaman. Bir de şey, surre emini. Evet, o da acı gider. Batıyor şey. Adam. Çok. Manevi yönü kuvvetli. Manevi yönü kuvvetli. Kuvvetli bir şey ama batıyor adam. Evet. Bitti. Yani Osmanlı'da. Tarihte kaçmış. Kaçar. Surre emini olmuş daha önce gitmeden kayıp adam. Yani öyle kasap. Bizde de Ohal valisi kaçmış diyor öyle. Ohal valisi olmamak için. Doğru. Evet. Ne Necati Çetinkaya. Başıma bela istemiyorum dedi. Ama oldu yani orada. Ben o bölgenin adamıyım dedi. Hakikaten oldu, oldu da yani. Evet. Sıkıntı oldu. Evet çünkü o şey yapılıyor öyle. Şimdi tabii kasaplık Osmanlı'da öyle ve şey önemli. En önemlisi de Kurban Bayramı'nda özellikle bol miktarda koyun gelmesi lazım İstanbul'a. Çünkü koyun gelmedi millet kurban bulamadığı zaman hemen bizim işimiz boşuna devletten değil. Devletten hesabını soruyor. Ve bunun üzerine devlet Rumeli'den koyunları özellikle getiriyor. Yani Rumeli aslında İstanbul'un koyun kaynağı o dönemde. Anadolu'dan sonra takviye ediyor. Tabii Romanya'dan geliyor. Yani Eflak Boğdan'dan geliyor. Bol miktarda koyun. Buğday da galiba şeyden geliyor değil mi? Ukrayna'dan geliyor galiba o dönem en çok. Yok değişik. Balkanlardan da gelir. Değişik yerlerden de gelir. Yani gerektiğinde Mısır'dan falan da getirtiyorlar. Ama özellikle et kaynağı İstanbul'un Rumeli. Yani Romanya özellikle Eflak Boğdan'da. Demek ki orada... Hatta buğday da işte şimdi un kapanı diye bildiğimiz yerde indiriliyor gemilerden değil mi? Tabii hanlar var. O Eminönü evet. Eskiden mesela bal kapanı hanı diyor. Yani, İskeleler var. İskeleler. Tabii yani o hanlar var. İskelesi şeysi. O han, belli hanlarda belli yiyecekler stoklanıyor. Kapan deniliyor bunlara. Oralarda. İstanbul'un niyaşesi. Evet. Tabii halkın yiyeceği önemlidir. Yani iktidarı en fazla şey yapan, zorlayan unsur odur. Patron Halil İsyanı'nda Kaf Dağı'ndan gelecek Selvi Boylu sevgili kim diye bir parola kullanmış. Doğru mu? Evet. Birisi yazmış. Yani şeyin bazı kendi aralarında şeyler var. Mesela Alemdar isyanı, Alemdar öldürdükleri isyanda sabahtır diye. Parola sabahtır. Sabahtır diye bir parola kullanıyorlar birbirlerini taramak için. Öyle isyanlarda, sloganlarda var. Duymadım yani onu. Peki bu Yeniçeriliğin bozulmasında şey de etkili oldu mu Erhan? Yeniçerilerin normalde evlenmesi, mal mülk edinmesi falan yasak. Böyle bir şey yok. Fakat sonra bakıyorsun imparator ilerleyen dönemlerinde Yeniçeri sayısı arttıkça bir başıbozukluk başlıyor. Evet. Yeniçeriler evleniyorlar. Evlenmeyi bırak ticarete başlıyorlar. Ticarete başlamayı bırak askeri güçlerini kullanıp çiftliklere, çubuklara el koymaya başlıyorlar. Ve birdenbire Yeniçeri yerleşik düzenin önemli bir parçası haline geliyor. Zenginleşiyor. Yeniçeri olmak bir ayrıcalık ya da güç kullanarak mal sahibi olmanın bir aracı haline geliyor. Yeniçeriliği bu da biraz herhalde... Ya Yeniçerilerin bir sistem kurmuş devletine. Ne yapmış? Yeniçeri olmak için belli şartlar lazım. Mesela biz bunu kanunnamesini okuduk. Millet inanmadı böyle bir şey yoktur diye. Açıp baksınlar Yeniçeri kanunnamesine. Hatta bir arkadaş sadeleşmiş metnini yayınlayacağım dedi geçenlerde. Bizim Orhan Sakin.
O yayınlanınca dilini de anlarlar. Şimdi o sistem bozuluyor. Yani bir devşirme sistemi var. Nedir? Türk'ten devşirme alınmaz. 17. yüzyıldan itibaren mesela Türk'ten devşirme alınmaz. Yani Türk, ama zorla istiyorlar. Yani devşirme olmuyor aslında. Türk, tabii dediğin gibi geçim kaynağı. Şimdi iki, evlenmesi yasak. Neden yasak? Arkasında çoluğu çocuğu eşi olan kişi düşünür. Savaşırken düşünür. Yani o dönem. Burada arkasında kimsenin olmaması lazım. O sistem oturtmuş devlet. O da bozuluyor. Ve en önemlisi şu. Yeniçeri Ocağı 16. yüzyılda Avrupa'dan daha üstün bir güçken. Neden üstün bir güç? Avrupa'da daha tüfekler savaşta aktif olarak kullanılamazken biz kullanıyoruz. Hollanda'da kullanılıyor. Morris, Nassau'lu Morris falan kullanmaya başlıyor. Yaylım ateşine vesaireye. Şimdi biz de böyleyken 17. yüzyıldan itibaren burada sistem bozulduğu için disiplin bozuluyor. Yani ben şunu gördüm. Yani mesela askere gittiğimde ben uzun dönem askerlik yaptım. Askerliğin birinci şartı disiplin. Yani diyorlar ya, askerde mantık falan yoktur. Yani bu mantık falan değil. Disiplin olacak. Disiplin olmayan ordu, ordu olamaz. Mesela yenildiğimiz dönemlerde bizim en önemli şeyimiz orduda disiplin yok. Ordu hemen kaçıyor. 16. yüzyılda öyle değil. Yani disiplin bozuluyor. Şimdi ve yeni savaş teknolojilerine ayak uyduramıyorsunuz artık. Askeri mesela 3. Selim'in ve 2. Mahmud'un kurduğu askerlerin isimleri hep talimli askerdir. Yani talimli asker şu. Yani talim yapıyorsunuz. Nasıl futbolcular antrenman yapıp maça çıkma, antrenman yapından maça çıkarsa lifi atar, bilmem ne satar adam, onun gibi. Talim yaptıramaz hale gelmişseniz disiplin bozulmuş. 16. yüzyılda nasıl? Avusturya elçisi Busbek geliyor. Binlerce asker diyor bir yerde duruyor ve tek bir ses çıkmıyor. Mesela ben Suriye'ye gittim de Suriye askerini gördüm. O sıra anladım zaten bunlar Atilla Paşa söylediği zaman savaşa mamaşa giremezler. Yani disiplin misipin zayıf. Adam tüfeği almış böyle geziyor. Sen burada kışta bir gez de o tüfeği kafana geçirirler yani. Yani o disiplin olması lazım. Yani orada bizde bu disiplin bozuluyor ve tabii en önemlisi artık aslında orada Yeniçeri olan biz esame listesi diyoruz bunlara. Yani Bodro, Bodro gibi bir şey. Eline birisi Bodro geçiriyor, ben Yeniçeri'yim diyor. Aslında o adamın Yeniçerilikle falan alakası yok. Bu bir gelir kaynağı olmuş. Yani çeşitli yerlerin çay ocağı işletir gibi adam. Yeniçerilikten maaş alır hale gelmiş ama bunun zaten askerlikle alakası yok. Devlet de buna karşı Taşlı'daki, Anadolu'da bir Rumeli'deki eyalet valilerinin askerlerini kullanmaya başlıyor. Tabii işte burada 17. yüzyılda bir ölçüde devlet bu Yeniçeri'yi otoriteyi sağladığı zamanlarda kontrol edebiliyor. Köprülü Mehmet Paşa gibi, 4. Murat gibi. Ama 18. yüzyılda artık Avrupa'da gelişen askeri teknolojiler sayesinde de ayak uyduramaz hale geliyorsunuz. Mesela bizim kitaplarda vesaire de bunların mukayeseli okumak lazım. Yani bunu görmek lazım. Yani Avrupa'daki o askeri devrimin, gelişimin, Avrupa'da orduların nasıl büyüdüğünü. Çünkü Avrupa'da 16. yüzyılda 20 bin, 25 bin üzerinde ordu yokken artık 17. yüzyılın sonunda 300-400 bin kişilik ordular çıkmaya başlıyor Fransa'da, Rusya'da vesairede. Bunları böyle okuduğunuz zaman daha rahat anlıyorsunuz. Bizde artık Yeniçeri sistem bozulmuş, sistem çökmüş. Belli bir süreden sonra da artık sistemi düzeltsem bile çağa ayak uyduramıyor. Yani artık o devrin askeri değil bunlar. Yani bütün şey bu. Ve sayısal artmış. Yani şimdi mesela ordularda 100 bin kişi varsa diyelim, muharip 50 bin kişi de 50 bin kişi de geri hizmet kıtasıdır. Yani muharip kalmamış Yeniçeri Ocağı'nda. Yani böyle çok azı artık savaşçı özelliklerini vasfeden diğerleri bankamatik memur olmuştur orada. Evet. Peki, Kabakçı Mustafa. Evet, orada şey var, Kabakçı Mustafa 3. Selim'i deviren kişi. Orada bir ilginç bir şey de şu var. Niye Kabakçı? Onu hiç şey yapmadım, yani bakmadım ona. Yani Kabakçı. Boğaz'daki yamaklardan birisi. İhsani'den. 3. Selim döneminde Nizami Cerit diye bir uygulama, yani yeni bir düzen kurmak istiyor şey 3. Selim. Yani aslında ismi çok ilginç. Yani yeni bir düzen. Yani artık eskiyi ıslah etmemizin şey yok ihtimali. Yeni bir düzen kuralım. Fakat yeni bir düzeni kimle kuracaksınız? Bu iş kadro işidir. Şimdi mesela sen burada yeni bir gazete çıkardın Habertürk. Bir kadron olmasa bunu çıkarman mümkün müydü? Yani yanındaki hem alt kadro hem üst kadrodaki İnsanlar becerikli olmasa böyle bir gazeteyi çıkarıp otur. Şimdi Osmanlı'daki en büyük problem bu. Kahtı rical diyoruz, devlet adam eksikliği. Yani bana göre son 300 yılda Türkiye'nin en büyük problemi bu.
zaman zaman mesela Atatürk gibi, Abdülhamit gibi, daha önce 2. Mahmut gibi zaman zaman iyi yöneticiler ve birkaç tane devlet adamı çıkmış. Ama çok büyük bir devlet adamı yok şeyi var son 3 asırda. Ve bizdeki problem de biliyorsun lider alır götürür. Üçün Selim kendisi zaten lider olarak çok kuvvetli birisi değil. Yani öyle bir yapısı yok. Yanındakiler ondan da beter. Yani 1794'te dün bizim programda biraz bahsettik. Şey yapıyor. 20 kişiden 20'si Türk, yani Osmanlı, Müslüman, ikisi yabancı, rapor istiyor. Yani ne yapabiliriz diyor. Şimdi gelen cevaplar içinde akla mantığa sığmayan şeyler de var. Yani neler var mesela? Kuvvetli hoca tutup okutalım falan diyen de var. İyi yöntem. İşte şöyle para şundan şunu işte şuradaki vergiyi toplayalım falan. Çünkü dünyayı tanımıyor. Ve bizdeki en büyük problem o. Cevdet Paşa onu çok güzeldir. Petro der Rusya'ya, Avrupa'ya gitti. Bizzat gördü. Yani deli petrol dediğimiz Rusçar gidiyor. Hollanda'da tersanelerde deli gibi çalışıyor. İngiltere'ye gidiyor. Adam Newton'u Rusya'ya götürmeyi teklif etmiş. Yani Newton'un kıymetini İngiltere'de bilmez derken Newton'a diyor ki gel seni Rusya'ya götüreyim. Gelmeyince de kitabının Rusça'ya tercümesini istiyor ve ilk tercüme edildiği dil benim bildiğim Principia Mathematica'nın Rusçadır. Yani Türkçe'ye hala tercüme edilmedi herhalde. Yani şimdi bizdeki en büyük problem bu. Yani dünyayı tanımıyoruz. Yani devlet adamlarını ve o kendi çapında cevaplar veriliyor ve 3. Selim'in şanssızlığı bu. Fakat buna rağmen bir Nizami Cedid harekete başlatılıyor. İşte Levent Selimiye, bugünkü Selimiye değildir ama bu Selimiye daha sonra yapılmıştır. Kışlalara yapılıyor. Yine askerler ordu kurulmaya çalışıyor. Burada da şu problem var. Gelen yabancı uzmanların çoğu da çapsız. Mesela Kavalalı başarılı olmuştur. Kavalalı bol para vermiş. İyi uzman. İyi uzman getirmiş. Şimdi bizim gelenler Avrupa'dan kaçan 3. sınıf uzmanlar. Bir şansımız şu olabilirmiş. Napolyon daha yeni general olmuşken bir ara orada şey oluyor, bu dağlı denilen grubun tasfiyesi ve Napolyon da devre dışı bırakılıyor. O dönemde şeye müracaat etmiş. Konvansiyona müracaat etmiş meclise. Ben Türkiye'ye gitmek istiyorum diyor. Mesela ben bunu hep efsane zannederdim. Yani Napolyon Türkiye'ye mi gelmek istemiş? Türkiye'ye gelmek istemiş. Niye gelmemiş? Onu anlatacağım. Zinkaizen tarihinde sayfalarca bunu anlatıyor. Yani onu çevirtiyoruz biliyorsun Osmanlı tarihini. Orada sayfalarca anlatıyor. Tam yani şunu diyor hatta, doğuya giden uzmanlar diyor, hep diyor çapsız adamlar olduğu için diyor, ülkemizi temsil edemiyorlar diyor. Ben gidip Osmanlı'ya Fransız askerlerini vesaire ne olduğunu da göstereceğim diyor. Fakat o sırada iyi bir asker olduğu belli, çok kısa sürede yükseliyor. Türkiye'ye gitme planları yapıp izin istemişken, o sırada Fransa'da Napolyon'a ihtiyaç duyuluyor, tekrar eski görevine dönüyor ve ondan sonra İtalyan savaşlarına vesaireye gidiyor. Yani şeyden sonra isyanı bastırdıktan sonra önce tabii, öyle pardon. Yani çünkü yani aslında orada pasif görevdeyken tekrar aktif göreve getirmesine Napolyon gelecek. Fakat buna rağmen bize tek büyük bir asker gelmiştir. Moltke gelmiştir. Almanya'yı kuran adam. Adamın da kıymetini bilmemişiz. Yani ders kitaplarında bile bilinmez biliyor musun? Moltke geldi. Ya Moltke kim? Moltke Bismarck'la birlikte von Moltke Almanya'yı kuran, Almanya'yı kuran adam. Yani Fransa'yı yenip Almanya'yı kuran adam. O gençken geliyor bize. Mesela bizimkiler uyarıyor da Kavalalı'ya karşı savaşırken. Bak böyle yapmayın, arkadan kuşatılacağız bilmem ne. Kimse dinlemiyor. İşte yenileşmenin başarısı olma sebeplerinden birisi de bu. Yani yeterince kaliteli uzman yok. Fakat şimdi Napolyon mesela o dönem şans eseri Türkiye'ye falan gelse. Hayda olur. Hayır şöyle yapardı yani imparator... Padişah devir yerine geçerdi. O biraz zor. Yani bir asayetim kendinden başlar diye. Hristiyan olabilir. Sünnet, ama sünnet olurdu. Ne olacak? O da olur değil mi? 5 dakikalık işi var yani. Bir sünnetçinin eline bakar. Ama şey tabii o. Bir de Napolyon'un gibi rivayetler doğruysa pek de zor olmaz o sünnetin. Tabii şey o da. Mesela... Ne oldu? Niye güldünüz yani? 3. Araya bir sos koymak kötü bir şeymiş. Orada bir ciddi ciddi anlatırken araya bir şey koymak lazım. Tabii Napolyon'da şey var tabii. Yani o mağlup olmuşlar aslında sonunda. Ama askeri bir deha. Deha. Özellikle ama deli. Topçu kuvvetlerini çok şey tabii, kullanıyor. Zaten şeydir. Ordularda en önemli o dönemde kuvvet topçular. Mesela o topçular çok etkin kullanıyor. Fakat Türkiye'ye gelseydi belki belli şeyleri yapabilirdi. Ama burada da şu var. Gelen yabancı uzmanın fikirlerini bizimkiler fazla dinlemiyorlar. Yani öyle
Humbaracı Ahmet Paşa var. Daha önce o Comte de Bonneval, bu da çok büyük bir asker. 14. Louis ile kavga etmiş. Avusturya'ya gitmiş. Prens Eugen'le papaz olmuş. Türkiye'ye gelmiş. Lafımı dinlesinler diye de Müslüman olduğu rivayet ediyor. Yani Müslüman mı, Hristiyan mı öldüğü hala tartışmalı. Çok büyük bir asker aslında. Mesela o dönemde mesela ona adam gibi itimat edilseydi Osmanlı ordusu revize edilirdi tamamen. Eugen'e karşı, Prens Eugen'e karşı koyardı. O da çok becerikli bir asker. Zaten bizim şanssızlığımız şu. Bu Güneş Kral, Fransızlarla papaz olan herkes Avusturya'ya sığınmış. Avusturya'nın büyük maraşalleri Avusturyalı değil. Rusların da öyledir. Büyük maraşaller hep şeydir. Genelde Alman asıllı filandır. İşte Selim bunları yapıyor. Nizami Cedid'i. Fakat orada uzun süre aslında bir şey olmuyor. Nizami Cedid'e karşı bir girişim yok. Fakat daha sonra 4. Mustafa'nın, yani 1. Abdülhamit'in büyük oğlunun, 2. Mahmud'un abisinin adamları 3. Selim'e karşı bir şeye girişiyorlar. Bir operasyona girişiyorlar ve operasyonun sonucunda Nizami Cedid kullanılarak gavur kıyafeti giyilecek deyip Boğaz Yamakları isyan ettiriliyor. Büyükdere çayırında toplanmışlar diyor bak kaynak. Büyükdere o zaman çayırmış. Yani Büyükdere çayırında toplandılar diyor. O da hala bir çayır var ama. Olabilir. Hala var. Boğaz'daki Büyükdere'den bahsediyoruz değil mi? Evet oradan. Hala o da çayır Kabakçı var. Mustafa diyorlar. Kabakçı Mustafa'yı lider seçiyorlar. Üçüncü Selim'in üzerine yürüyorlar. Şimdi o dönemde İstanbul'da 10 küsür bin Nizami Cedid askeri var. Düzenli asker, talimli asker. Bunları kullanarak... Ama o askerlerin çok zayıf olduğu, doğru düzgün eğitim almadığı söylenir hep. Hani öbürlerinden yine iyidir. Yani sayısal olarak azlar. Yani bunlar devleti kurtaracak bir ordu değil. Yani şeyi sadece 3. Selim kendi iktidarını kurmak için muhafız gücü biraz gibi kullanıyor. Ama onu bile kullanamamış. İşte lider, ben onu görüyorum, tereddüt etmeyecek. Anında kararını vermesi lazım. O tereddüt 3. Selim'in önce tahtını kaybetmesiyle neticeleniyor. Ve 4. Mustafa geçiyor. Ve işte orada 4. Mustafa'nın çok önceden adamları piyasayı ayarlamışlar. Yani kamuoyunu oluşturmuşlar. Nizami Cedid kullanılıyor. Ki o dönemde şöyle bir problem var. Şimdi siz yeni bir ordu kuruyorsunuz. Onlar talimi yaparken trompetle kullanılması lazım. Trompet kullandığın gavur aleti. Münib Efendi tutuyor, trompet risalesi yazıyor. Yani trompet kullanmanın İslamiyet'e aykırı bir şeyin olmadığını. Tabii burada... O yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Kuşmani yayınlandı. Kuşmani'nin iki risalesi. Trompet yayınlanmadı benim bildiğim. Üniversite kütüphanesinde birisi o görmüştüm. Ben. Olabilir. Bir de Kuşmani, Ubeydullah Kuşmani'nin Ömer İşbirliği'yle Aysel Çelik yayınladılar iki risalesini. O da mesela orada şey anlatıyor. Nizami Cedid'in karşı çıkanların aleyhine ifadeler var. Ve orada yani aslında gelenlerin muhalifler bunu kullanıyorlar. Yani yapılan Avrupa'dan gelen şeylerin İslam'a aykırı olduğunu. Aslında oradaki amaçlar İslam'a aykırı falan değil. Yönetimi değiştirmek istiyor adamdır. Bu tarafta karşı argümanlar konuyor. İşte bu ayet hadiste destekliyor vesaire diyor. Fakat sonunda 3. Selim kellesini, tahtını kaybediyor. Ardından da daha sonra Alemdar Mustafa Paşa'nın onu tahta geçirmek istediği sırada indirilerek öldürülüyor. Ve burada aynı 2. Osman gibi olmuştur. 3. Selim de mazlum olduğu için üzerinde bir efsane oluşturulmuş. Yani şimdi baktığınız zaman dediğim gibi yani tahttan inmeden 13 sene bir Nizami Cedid uygulaması var. Yani ne yapmış? Yani 10 küsür bin asker var, 15 bin, 16 bin asker var. Yani nereye kadar büyük bir ordu oluşturmuş mu? Oluşturmamış. Zaman varken reformları tam manasıyla yapamamış. Çünkü şey yok yani insan kaliteniz bu. Yani farklı bir şey yapmanız mümkün değil. Yani 16. yüzyıldaki insan kaliteniz yok. Ve buradaki isyanlarla ilgili ilginç bir husus da şudur. İsyanlar da birkaç defa hanedanın değiştirilmesi tartışılmış. Yani... Hanedanı demin Napolyon'dan aklıma geldi. Mesela Edirne vakası var 1703'te. Şimdi asker burada isyan ediyor. Düzenli ordu biçiminde Edirne'ye doğru gidiyor. Tabii zaman uzun. Her gün bir şey konuşmuşlar. Teferruatlı olarak da not almış bazıları o dönemin tarihçileri. Bir gün oturuyorlar. Bu padişahı tahttan indirelim yerine hanedandan birisini geçirmem. Kimi geçirelim? Kırmanlardan birini geçirelim. Onlar da o da legal sayılır. Tabii o Ali Cengiz zaten. Kimi geçirelim? O ilginç. İbrahim Hanzadiler diye bir aile var. Sokullu Mehmet Paşa'nın soyundan gelen Osmanlı Hanedanı'yla akraba, onu geçirelim. Mesela Kabakçı isyanı sırasında falan şey tartışılmış. Kabakçı veya daha sonraki isyanlarda bu Selim Mahmut dönemlerinde. Konya Çelebi'sini geçirelim falan. Yani birkaç defa bu teşebbüs. Yani Mevlana ailesi. Birkaç defa hanedanın değiştirilmesi konuşulmuş. Fakat şey olmamış hiçbir zaman için. Gerçekleşmemiş. Yani böyle teşebbüse geçirmemiş. Çünkü taşı oynattığınız zaman oradaki yaratılacak boşluk çok büyük bir boşluk. Yani padişah değiştirmeye benzemiyor. Çünkü siz İstanbul'da hakimiyeti sağlarsanız ama Sivas'taki köylüye
Hanedan Ali Osman gitti, hanedan Ali Cengiz geldi, anlatamazsınız. Yani kolay bir hadise değil, ülke bölünür. Bu teşebbüs hiçbir zaman için... Kavalalı Mehmet Ali Paşa'da da vardı. Yani evet. İbrahim Paşa, Gizip Savaşı'ndan sonra Mısır askeri Bursa'yı bile yağmalamış. Kütahya'da geçiyor, Bursa'ya kadar geliyor. Bursa'yı yağmalamışlardır. Ya Ruslar yardıma gelmese gitti yani. Gitti, evet. Ama yani o yüzden diyorum mesela ben Mahmut. Kavalalı'nın aklında yok. Sultan Mahmut'u dememek. Yanındaki ekibi çevireceğim diyor. Evet, yanındaki ekibi çevireceğim diyor. Yanındaki ekibi diyor, devre dışı bırakacağım, padişahın aklını alıyorlar. Tabii şey var, Kavalalı. Ufak bir asker aslında Mısır'a gittiğinde. Yani o Fransızlara karşı giden ordunun içerisinde. Fakat sonradan işte evet. Onların ilgileri karakteri o kadar zeki ki. Kısa sürede yükseliyor. Mısır hanedanı bambaşka. Mısır'a o dönemde bambaşka şey yapıyor. Olur. Ve aslında bana göre Kavalalı Mehmet Ali Paşa İslam dünyası için bir umut. Yani o başlangıçta yaptığı reformları devam ettirebilip Mısır'ı bir güç yapsaydı yani bir İslam Rönesansı başlatabilirdi gibi. Ama işte onun da arkasından gelen yok ki. Yok işte orada da yani beceremiyor. Kavalalı ölüyor. Oğlu İbrahim Paşa'yıdır. Bir Kavalalı değil ama baktığın zaman yani Osmanlı'daki yok. Zafiyet orada da oluyor. Yani şey çünkü başlangıçta. Şimdi Hidivler Osmanlı'ya göre çok daha geniş düşünüyorlar. O ailenin reisleri. Süveyş kanalı fikri falan onlar biliyor. Bizim değildir onlar. Ve bizde İbrahim de daha önce var 16. yüzyılda var. 16. Bizde, yüzyılda bizde de Hazar birleştirme var yani. Ama 16. yüzyılda. Ama gerek kültür seviyesi gerek yaşayış biçimleri bizden çok başka durumda. İşte o ilk reformlar başarılı olmuş. Fakat oradaki problem şu. Devamı gelmiyor. Eğer çünkü çöken bir imparatorluğu kurtarmak çok zor. Yani her şey çöküyor. Şimdi Kavalalı aslında yeni başlayan birisi. Devam ettirebilseymiş. Şimdi şu vardır. Aslında Kavalalı çok uzun yaşamıştır. Fakat söylendiğine göre ve ailede de konuşulan son yıllarında buna da derler. O Mısır'daki meşhur sarayında, o caminin oradaki, stadeldeki yukarıda oturulmuş, şunu yapın bunu yapın, abuk subuk şeyler söylendi. Aşağıda İbrahim Paşa oğlu. Aşağı inerlenmiş, hepsini değiştirmiş, şöyle olacak demiş. Ve İbrahim Paşa... Ciddi asker. Tabii Suriye'yi yönet. Mora'da Yunanları yeniyor. Evet. Ve yani, Vehhabi belasında kalmamıştır. Tabii Vehhabileri şey yapıyorlar. Fakat yani o aslında Mısır'da başlayan harekette devam etmemiş sonra. Keşke devam etseydi. Yani o da bir umut olurdu. Yani çünkü buradaki bir problem de şu. Yani ben özellikle Osmanlı'da şunu görüyorum. Avrupa'da 16. 15. yüzyılda Avrupa'nın motor devleti Portekiz. 16. yüzyılda İspanya. 17. yüzyılda Hollanda, Fransa, 18. yüzyıldan itibaren İngiltere, 19 artık günümüzde de Amerika. Yani Batı medeniyetini değişik milletler taşıyor. İslam dünyasında bu yok. Evet. Yani bizim yerimizi alabilecek bir milletin çıkması lazımdı. Çünkü biz yorulduk. Yani düşün asırlardan beri yükü çekiyorsun. Yani orada belki Mısırlılar alabilseydi, yani bu doğu medeniyetini devam ettirebilirlerdi ama... O şeye de baksan yani Kavalalı da Arap değil. Türk ama Mısır'da yani o evet. Yani bir şey yapabilirdi. Çünkü Avrupa'da öyledir. Her asırda düşünün o koskoca imparatorluk Britanya gittiği yerine Amerika aldı. Yani aynı medeniyet ama farklı millet. Onun vasiyeti yayınlandı mı? Evet. Siyasi vasiyeti Kavalalı'nın. Benim bildiğim yok. Görmedim ben. Yani, Türkçe biliyor musun? Şeyde olabilir belki. Kavalalı çalışan birkaç arkadaş var. Soralım onları. Yani belki yayınlanmıştır. Tabii Kavalalı Mehmet Ali Paşa bir Türk yani buradan giden. Bir Türk. Anadolu aslında sonradan Rumeli'ye gidiyor. Kavalalı ama... Ve galiba Gümüşhaneli o. Konyalı diyorlar bir rivayette. Mısır'daki son çalışmalar, bu Samir'in kitabından çok güzeldir. Yeni yazdıkları. Gümüşhane gözüküyor. Gümüşhane, Konya. Ha şey, olabilir. Kavala. Tarafı, evet. Evet. Öyle gidiyor. Yani o, tabii Erhan Durgen'e bir ara vermemiz gerektiğini işaret ediyorlar. Bir ufak duralım, devam edelim. Peki Erhan, bu darbelerin özellikle işte Patron Ali'nin ve Kabakçı Mustafa'nın isyanlarının siyasi sonuçları ne oldu? Yani gidişatta önemli değişiklik yaptı mı yoksa... Yönetim değişiyor. Sadece yönetim değişiyor. Yönetim değişiyor. Yani şimdi bu darbelerden sonra... Ali Veli, Veli Ali. Yani tabii ve kaos ortamı oluyor. Yani bazen öyle bir kaos ortamı oluyor ki tahta çıkan padişah 1. Mahmut gibi kuvvetli birisi değilse... Asiler artık zorba olarak terör estiriyorlar İstanbul'da. Mesela
1687'de 2. Süleyman'ı tahta geçirmişler. Padişah 40 yıldır hapis yatan bir adam. O da öyle bir acıklı ki. Avcı Mehmet'ten 4 ay küçük. 4 ay küçük diye adam 40 sene hapis yatmış ya. 39 sene yani. Ve tahta çıktığında dünyayı tanımayı bırak. Yani adam sarayda dar bir yerde kalınmış. Hiçbir şey bilmiyor. Aslında iyi niyetliler. Sefere gideyim diye ordunun başına gideceğim. Ya ordunun başına bırak, sen yürüyecek halin yok. Asla. Mesela o otorite olmadığı için İstanbul'da terör estirilmiş. Ve halkın artık en son canına tak demiş. Burası gavur vilayeti değildir. Kafirden biter, kafirler deyip halk bayrağı, sopayı, kılıcı alan toplanmış. Orada zorbalar tepelemiştir. Yani genelde pek olumlu bir sonuç vermiyor. Yani bu darbeler sadece yönetimler değişiyor ve kaos ortamları geliyor. Yani kaos ortamı geliyor. Yani Cumhuriyet döneminde olduğu gibi. Yani Osmanlı tarihinde de Cumhuriyet tarihinde de hiçbir darbe yani mutlu dönem yoktur. Yok. Yani şu ve normal akışı engelliyor. Yani mesela Cumhuriyet döneminde bana göre Türkiye'de siyasi parti hayatımızın dengeye girmemesinin, bir yola girmemesinin en önemli sebep budur. Cumhuriyet döneminde de devamlı surette devletin Osmanlı döneminde de zaafı uğratmıştır. Yani evet. Orada insan birbirini yiyor. Halka korku dolu anlar oluyor. O kadar otorite bozuluyor ki bazen. Yani bazen düzenli darbelerde mesela bir şey olmazken böyle başıbozukların yaptığı isyanlarda hamamlardan kadın çıkarıyorlar. Yani düşün, kadın hamamını basıyorlar, adam çıplak kadını çıkarıyor götürüyor. Yani kimsenin gücü yetmiyor. Dükkanı basıyor, malı mülkü alıyor. Bu şekilde çok ağır operasyonlar var. Ve tabii bunun sonucunda artık 1826 II. Mahmut tahta çıktığı zaman aslında o da bir darbeyle çıkıyor. Bu sefer taşra kuvvetlerinin darbesiyle çıkıyor. Alemdar Mustafa Paşa geliyor. 3. Selim'i tahta çıkarmak isterken 3. Selim'in öldürülmesi sonucunda 2. Mahmut'u çıkarıyor. Fakat İstanbul'un havasına diyor devrin kaynakları kısa sürede alıştı. Yani o başlangıçta o paşa, anlı paşa gitti. Kısa sürede Yeniçeriler ayaklanıyorlar ve bunu Alemdar'ı Cağaloğlu'ndaki sarayında yakıp yok ediyorlar. Cesedi parçalanmış, kuyular atılmış. Sonunda 2. Mahmut uzun süre bekliyor. Yani bir şey yapacak. İşte orada soğukkanlı bir yapısı var. Uzun süre beklemiş ve hazırlık yapmış. Yani 3. Selim'in başına gelenler gelmesin diye ve mesela ulemayı kazanmış. Demin söylediğimiz gibi halkı kazanmış. Yani bu isyan etmek için askeri destekleyen iki grubu yanına çekmiş. Silah almış Belçika'dan. Belçika yok tabii o zaman, Liège şehrinden. Orada bir tüfek şeyi var. Bunu saklamış sarayda. Belçika 14'lüsü o zaman da varmış demek. Belçika şeydir ama. Silah açısından kuvvetli bir yer. Yani orada silah üretimi. O zaman oralar şehirler. 1830'dan 31'den ne kuruluyor Belçika? Liège'den silah alıyor. Bak şimdi aklıma Bruges'i getirdin. Keşke Bruges'e gitsek bir. Belçika'nın hiçbir yönü ben. Ya Bruges çok güzel yedir. 24 saat için. Bir orası var, evet. 24 saat için. Bir ara takımları da vardı kuvvetli. Bunlar tabii memur şehri. Belçika. Belçika. Bir memur memleketi. Güzel memleket. Fena memleket değildir. Huzurlu bir yer. İspanyol Flemenk. Ne işe yarar onu anlamadım. Belçika'nın mı? Tarih boyunca. Bir şey yok. Hayır, hayır, tarih boyunca yok ki zaten. Yok, yani. Hayır, kuruluşundan beri. 1830'larda kuruluyor. Adamla şu malum sebebi de. Kongayı, ne işe yarar? Kongayı duman. Ay şu anda parçalandı. Leopold ne hain herif. Ya o kral. Milyonlarca zenciyi öldürmüş. Şu anda da biliyorsun. Belçika kralı en son Belçikalılar diyemedi ya. Sayın baylar ve bayanlar dedi. Yani aslında bakın bu bana göre çok büyük bir ders olması lazım. Etnik gruplarla oynamanın ne kadar tehlikeli olduğunu. Gördük de Yugoslavya'da gördük işte. Evet. Yani düşün ya, Belçika kralı ya. Belçikalılar diyemiyor. Yani bizde de şimdi diyorlar ya Türkiye'li mürkiye'li, öyle değil. Adam Belçikalı'yı bile diyemedi ve sonra da sayın baylar bayanlar dedi en son. Yılbaşı Noel şeyinde birkaç, geçen sene mi önceki sene kimi. Çünkü ben Valon'um diyor, biri ben Flaman'ım diyor. Ortalık karışıyor. Ve bugün parçalandı diye bakılan devletlerden birisi. Onların çok güzel fırkaları vardı biliyor musun? Belçikalılar mı? Valon Flaman kavgasında Valonların Flamanlar için anlattığı bir şey. Bütün itfaiyeciler Flamanmış. Ve o yangın merdivenlerinin, itfaiye merdivenlerinin en uç basamağında dikkat, başka basamak yok. Dikkat bitti. Yani. Dikkat bitti. Evet. Neyse, Belçika'da. Atasyon sefildi. Belçika'da yine çok hikaye var. Evet. Yani Belçikalı şey biliyorsun değil mi, uzaya gidiyor Belçikalı uzun bir sefer için. Hayır. Üç astronot biniyorlar işte, bir Fransız var, bir Belçikalı var, bir tane de İsviçreli var galiba. Üç astronot binecekler işte, 2 yıl sürecek bir uzay seferi. Herkes işte, Fransa diyor ki sen yanında bir şey al, bu kadar zaman ne istersin? Fransa diyor ki bir kadın verin bana diyor.
işte Alman'a söylüyorlar sen ne istersin? O da bana işte bir laboratuvar kurun, araştırma yapacağım falan ya da kalem kağıt verin yazı yazacağım diyor. Belçika sen ne istersin diyorlar. Goloaz sigarası isterim diyor. Ona da işte 3 box Goloaz yüklüyorlar. Uzay gemisi gidiyor, geliyor, seneler geçiyor, geri dönüyor. Kapağı açıyorlar, Belçikalı elinde sigara. Ateşiniz var mı diyor. Çok güzel. Çok güzel. 3 sene beklemiş adam. Bir de Belçika'da arabaların şeydir, silecekleri dışarıda değil içeridedir. İçeridedir. diye sürükleri için arabayı. Belçikalılar kusura bakmasın bunlar şaka. ama güzel yani. Kendileri biz üretmiyoruz ki kendilerinden geliyor. Bunu pislik Fransa üretiyor Belçikalılar. Fransa üretiyor olabilir yani. Evet nereden nereye geldi. Yani şey ufak bir ülke uzun süre tabii şey Habsburgların İspanyolların yönetimi altında kalmış ama 1830'da o da ilginç bir tiyatro sahnesinde olay çıkıyor. Bir tiyatro sahnesi de kuruluyor devlet. Yani oradaki bir olay milliyetçiliği körüklüyor. Fakat herhalde kısa ömürlü bir devlet olacak. Yani bölünme aşamasına galiba. Öyle evet. Gidiyor. İşte Sultan Mahmud oradan silahı getiriyor. Onları hazırlığı yapmış. Batıyor, o para. Ve şimdi yeni yapılan araştırmalarda Kemal Beydirli'nin ve hocanın vesairenin Sultan Mahmud'un bilerek Yeniçerileri isyan ettirdi. Yani çünkü... Kafalarını koparmış. Yani bizde hep genelde şöyle anlatır ders kitaplarında. Yeniçeriler artık yeni bir eşkin çocuğa kuruldu. Buna isyan edince Mahmut, Sultan Mahmut bakıldığı zaman bu gelişmelere, önceden silah almasına falan. Yeniçerilere karşı tedbirini aldı. Onları kaşıyarak isyan ettirdi. Ve Yeniçeriler isyan ettiği zaman bu sefer halk yanlarına gitmiyor. Ulema yanlarına gitmiyor. Sultan Ahmet'te sancağı şerif açıldığı zaman ilk ulema gidiyor binlerce kişi. Halk geliyor. Diğer askeri grupları yanına almış, topçuları vesaire ve bunları Aksaray'dan itibaren başlayan kışlalarını topa tutarak yok ediyor. Yani bu da çok acı bir şey. Yani bir devlet kendi askerini, ordusunu topa tutuyor ve büyük bir katliam oluyor. 5-6 bin Yeniçeri öldürülüyor. Japonların o hikayesi, hadisesi var. Samurayları yok etmesi aynen. Gibi. Evet, aynısı. Şeyin Petro'nun da sterilizleri. Saray muhafızlarını yok ediyor Petro da aynı şekilde. Evet. Tabii şey diyor. Cevdet Paşa, sterilistler diyor, bir urdu diyor, Petro kesti aldı, bizdekiler diyor artık vücut kangren olmuştu. Yani yok etsen ne olacak? Yeni bir ordu kuruyor. Tabii ve kurarken de hep meşruiyete bakılıyor. Asakir-i Mansura-i Muhammediye, Hazreti Muhammed'in muzaffer askerleri muzaffer diye. Ve 5 vakit evkat-ı hamse, yani 5 vakit namaz şartı getiriliyor. Ve ulemaya da kendini desteklediği için mükafat, bol miktarda ulemadan din adamını yeni orduya imam tayin ettiriyor. Yani daha önceden diyelim Yeniçerilerin içinde 200 tane imam varsa burada 500 tane imam oluyor. Çünkü onlara da bir mükafat veriliyor ve dini figürler kullanılıyor hep. Çünkü Avrupa tarzındaki asker de halkı ürkütmek istemiyor bu sefer İnci Mahmut. Fakat orada şu var. Yeni ordu kuruluyor ama yeni ordu da en büyük problem. Yani bunlar nasıl eğiteceksiniz? Yani Yeniçeri'yi ortadan kaldırdın. Yabancı uzmanlar gelse bile işte Moltke gibi bir iki kişinin dışında yetersiz insanlar ve modern orduda Osmanlı döneminde hiç aslında başarılı olamıyor. Yani Yeniçeriler başarısız ama bunlar da başarısız. Yani evet. Kırım Savaşı'nın dışında bir de Yunan Savaşı'nın dışında başarılı olduğu bir yer yok. Yenilmişler. Rusya'ya karşı yeniliyorsun. İngiltere'ye karşı yeniliyorsun. Donanman yakılıyor. Yani işte o dönemki padişahların aslında ve devlet adamı çok büyük bir ızdırap çekiyor. Düşünsenize bir ülke batıyor. Bir ülke parçalanıyor. Siz elinizde kovayla o yangını söndürmeye çalış, bu yangını söndürmeye çalış, bir şey yapamıyorsunuz. Ve burada bir şey var. İkinci Mahmud'un bir yeni bir sistem kuruyor aslında İkinci Mahmud. Tanzimat falan denir ama aslında İkinci Mahmud gerçek tanzimatçı. Yani devleti kökten değiştiriyor. Bütün kurumları lağvediyor. Yeni kurumlar kuruyor. Dün uzun uzun konuştuk onu. Pantolon giydiriyor bu millete ya. Evet. Seneler sonra. Resmini astırıyor. Pes giydiriyor. Ve orada en önemli şeylerden birisi yeni devlet protokolünü yaparken Osmanlı'da Genelkurmay Başkanı Yeniçeri Ağası protokolde gerededir. Birinci sivil sadrazamdır. İkincisi Şeyhülislam gelir, ulema gelir, sonra gelir. Şeyhülislam'ı din adamlarının başını, sivil otoritenin başı, başbakanı ve Genelkurmay Başkanı protokolde eşitliyor ikinci bakan. Yani buradan bizim kanaatimiz şu. Burada yeni kurduğu düzene koruma kollama görevini o dönemde ikinci Mahmut orduya veriyor. Yani öyle bir şey yapıyor. Düzen yapıyor. Fakat yeni kurduğu ordu da ilk olarak oğlu Abdülmecid'e karşı bir darbe teşebbüsündeyken 1859'da bir paşanın ihbarı sonucunda yakalanıyor. Kuleli vakası. Fakat daha sonra ikinci oğlunu
Kuruluşunun 50. yıl döneminde ordu ilk darbesini yapıyor ve 2. Mahmud'un oğlu Abdülaziz'i tahttan indiriyor. Yani aslında orduyu yeniliyorsun, darbeler yine devam ediyor. Yani şey değişmiyor. Çünkü orada da aynı. Yani orduyu değiştirsen de, baştan sona değiştirsen de orduyu, ordu darbe yapmaya devam edebilir. Çünkü ordu kendi başına darbe yapmıyor. Yani birileri o gücü kullanıyor. Yani şimdi ordu en büyük silahlı güç. Yani en büyük güç. Şimdi Batı'da ordu bu kadar aktif değil. Niye değil? Başka kurumlar var. Bunu dengeliyorlar. Bizde Osmanlı döneminde tek bir şey var orduyu dengeleyebilecek. Padişah. Çok kuvvetli, karizmatik bir adamsa dengeliyor. Değilse... Yani Tayyip Erdoğan'ın bugün dengelediği gibi. Bilmiyoruz dengeliyor mu? Şimdi mesela düşünürsen... mesela 27 Nisan muhtırası meşhur. İşte Büyük Anıt önünde verilen... Şimdi orada mesela hükümet şöyle bir sallansa, biraz geri adım atsa falan bir şey yapsa... Tabii. Belki başka sonuçlar farklı olacak ama hükümet dimdik durunca... Tabii orada o oldu. Başbakan... Öyle oldu yani. Tabii. Anında sabah yapıldı değil mi açıklama? Sabah yok. Seçime gidiyoruz dedi. Açıkladı hükümet. Hükümet ertesi gün hemen. Hemen yaptı yani toplanıldı. Tabii evet. O dediğin doğru yani Osmanlı döneminde tereddüt gösterdin mi gidiyorsun. Ve şu var mesela 28 Şubat'ta Erbakan direnmedi hiç. Tereddüt gösterdi. Yani tereddüt gösterdi. Yani o çünkü orada ve o siz geri adım attıkça üstünüze geliyorlar. O, yani dediğin doğru yani o şekilde. Mesela 27 Nisan muhtırası Türkiye'de çok büyük kaosa da yol açabilirdi. Orada hükümet onu başarıyla geçti. Ama o da muhtıra mıydı, neydi ben onu anlayamadım. Yani 27 Nisan'da olan. Muhtıram Trak. Hayır yani tartışıldı ya birisi mi koydu? Genelkurmay Başkanı ben yazdım dedi. Öbürü farklı bir şey. Genelkurmay Başkanı'nı görmemişti son dakikada gösterdi. Evet öyle denildi. Bir sürü laf oldu. Yani o... Bilinmez tarihin karanlık koridorlarında. Evet. İnşallah birkaç nesil sonra birileri tarihin arka odasını yaparsa. Orada çıkar değil mi? Murat'ın çocuklar falan inşallah. Olacak çocuklar. İnşallah. Ama Türkiye'de hiçbir tarihteki hiçbir darbenin resmi kayıtta yoktur. Yoktur. Hiçbir önemi yoktur. Ve şey de yok bizde yani bizim umudumuz şu tabii biliyorsun şimdi 1980 darbesinin asıl İngiliz arşivindeki belgeleri seneye çıkacak. Yani belki İngiliz arşivinde bulacağız belli şeyleri. Olamaz mıyız? Efendim bir soru geldi. Diyorlar ki Sayın Altaylı programınızı zevkle izliyorum. Teşekkür ederim. Sorum şu. Sayın Bardakçı Erhan Bey'le birlik olup teke tekte darbe yaparsa siz kimden yardımcısını düşünüyorsunuz? Efendim Erhan'ın da buyurduğu gibi dirayet gösterirseniz darbe olmuyor. O yüzden İktidar muktedirse. Dirayet göstermeye çalışıyoruz burada gördüğünüz gibi. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyoruz. Arada bir Murat'a haşlamamızın sebebi de budur. Yoksa anında darbeyi yapar. Dinlemez yani. Bir de Terakki geleneğinden geldiği için. Hani hiçbir darbe Türkiye'de İyi netice vermedi. Niye yapalım? Evet. Doğru, niye yapsınlar niye şimdi? Yani, benden iyisini mi bulacaklar? Yani. Düşünsene orayı. Benim yerimde İlber Hoca olsa mesela. Olmaz. Program olmaz yani. Nasıl? Bir kere konuşamayız. Konuşamazsınız. Durmadan fırça yersiniz. Güzel de anlatır şey. Konuşamayız. Ama size sadece fırça yani. Değil. Şey de atar. Evet bir şey de atar. Vurur da. Sonra uyku gelder gider. Uyur uyanır. Biz konuşurken gözünü açar öl değil o der. Napolyon. Napolyon Suriye'de Osmanlı'nın Nizam-ı Cerit'ine yenilmişti diye bir yorum geldi. Ben öyle bir şey bilmiyorum yani ama. O Nizam-ı Cerit değil. Yani o genelde Cezar Ahmet Paşa yenildi. Yani evet, orada Nizam-ı Cerit askeri falan o kadar etkili değil yani. Cezar Ahmet Paşa güçlü bir ayan. Akka Kalesi önünde mağlup oluyor. Tabii şey var Nizam-ı Cerit askerinden ziyade orada Cezar Ahmet Paşa'nın önemli bir rolü var. Yani Suriye'yi zaten elleri içinde tutan bir adam. Son derece önemli bir lider. Şimdi aklıma geldi. Mesela Tayyip Erdoğan padişah olsa nasıl bir padişah olurdu acaba? Öyle bir ihtimal yok biliyorsun. Yok canım. Yani padişah falan vesaire diyorlar ama. Değil tabii. Ama bu şeye göre bak demin söylediğim gibi. Döneme göre. Ülkenin şartları, dünyanın yani şartları. Yani şimdi düşün. Fatih Sultan Mehmet'in dönemine götürüp Sultan İbrahim'i koydunuz. Osmanlı İmparatorluğu Fatih'in yaptığı işleri belki yapamazdı ama ikinci Murat'ın yaptığı belli icraatı yapardı Sultan İbrahim. Çünkü konjonktür. Uygun. Konjonktür ve şeyi var. Devlet adamı bak. O dönemde kaliteli devlet adamları var. Yani iyi yetişmiş, daha becerikli. Öbür dönemde artık iş kaosa gitmeye başlamış. Ya, ve şeyin boş vermişlik var. Tabii. O kroniklere falan baktığın zaman görüyorsun bir boş vermişlik var. Farkında değiller.
Ya şimdi bütün bir şeyler kötü gidiyor ama ne kötü gidiyor? Anlayamıyorsunuz. Bu nasıl tedbir alınır? Evet. Farkında değiller. Ya şimdi o 17. yüzyılda Allahu alem bir sebep diyor. Reform raporlarında yani ıslahat dayalarında yapılanlar içinde Hasan Kâfi Akhisar'ın risalesi dışında hiçbirinde Avrupa'ya bakan yoktur. Avrupa'daki silah teknolojisine. Hep denilen şu. Dönelim. Kanuni dönemini ihya edelim. Çünkü kafa oraya şartlanmış. Bana sorarsan en kötü padişah kanuni. Yok o iyi fena değildir. Yani öyle şey olarak. Yani öyle, orada tabii o, çelişiyorum sizle. Yani mesela şu var ben. Yıkımın başlangıcı ondadır. Yok yıkım değil. Kanuni'nin. Yıkımın başlangıcı. Ha yani Kanuni'nin yerine mesela Fatih olsaydı o dönemde İspanya'ya kadar fethederdi. Fethederdi. Yani ama Kanuni dönemi o kadar bir ihtişamlı. Ekonominin çökmesinin temelleri Kanuni döneminde atılıyor. Batı'nın gelişmesinin yakalanamadığı dönem Kanuni. Yani onu Kanuni kaçırıyor orada. Yani Kanuni bana sorarsan uçkuruna düşmüş, basıp düşmüş bir padişah. Ya uçkuruna düşmüyor. Ya aşık, yapma, aşık adam ya. Tamam işte. Yani, ya aşık olunca tamam işte, uçkuruna yani, mı düşecek böyle yani? Aşık olduğu zaman aklı sarayda yani. Hayır o iyi. Kadın aklıyla yönetiyor ülkeyi yani o sırada. 13 defa sefere gidiyor ya. He? 13 defa sefere. Maraşal o ya. Şey yani 13 defa sefere gitmiş. Düşün sefer de öyle şey değil. Buradan gidip Erenköy'e Kocatan'a gitmiyorsun. Yani adam gittiği zaman bir sene at üzerinde. Tabii o şu var. Son dönemlerinde yaşlılığından kaynaklanan hadiseler var. Yani bir de devletin en güçlü olduğu dönem. Yani orada kanunun yerine başka birisi olsa o da kanun olurdu. Ama şey değildir. Belki ondan yani. Sonra gelenler kaçırdı. Aslında o dönemde yine bir şey kaçmıyor. Yani Avrupa'da 18. yüzyıla kadar makas açılmıyor aramızda. Yani teorik bazda gidiyor Avrupa'daki şeyler. 18. yüzyılın ortalarından itibaren patlıyor. Çünkü devlet mesela kendini toparlıyor. Düşün bir 4. Murat çıkıyor. Devleti toparlıyor. Köprüler çıkarıyor, toparlıyor. Fakat sonradan artık toparlanamaz hale geliyor. Yani makas açılmış. Makas açılıyor. Çünkü başlangıçta aradaki fark nicelik. Yani sayısal. Sonradan niteliğe dönüşüyor. Niteliğe dönüşünce iş bitiyor. Yani ondan söylediğimi sonra, onu fark etmiyoruz. Abi fark edemezler. Nasıl fark etsin? Şimdi düşün. Senin sınırının bir tarafı Tunus'ta, bir tarafta Kırım'da. Avrupa'dan bir şey almayı düşünmüyorsunuz. Düşünemezsin zaten. Suçlayamazsın da. Yani şimdi çok kuvvetli siyasiler Türkiye'de evet. Başarısız olmanın sebebi o değil mi? Ben mesela hep şunu düşünüyorum. Yani alttan Menderes rahmetli. Darbenin geldiğini nasıl fark edemedi? Çünkü o dönemde yaşayanlara benim sorduğum şuydu. Yani İstanbul'da yaşayanlara. Yani o bir ortamın karıştığını hissediyorlar. Düşün Eskişehir'de toplantı yapıyor değil mi darbeden evet. Önce? İhtilalden önce. Söyle göremiyor işte, yani göremiyor. O zamanki Milli Müdafaa Vekili olan. Savunma Bakanı. Neydi ismi? Sonra Savunma Bakanlığı oldu. Şeyden önceki, Ethem Menderes'ten önceki. Söylemiş i̇htimal, mi? İhtimal vermiyorlar. Vermiyor işte. Ahmet Kuşçu olayı işte. Kuşçu. Doğru. Ya göz göre göre ya bu yani geliyor. Evet. Ve Şemi Ergin. Şemi Ergin bir önceki. Savunma Bakanı, Milli evet. Müdafaa. İhtimal vermiyorlar. Yani anlayamıyorsun. Bazen olayın içinde şey yapılamıyor. Bir kişi anlamış biliyor musun? Bayar. Abi adam. İttihatçı. Anlamış. İttihatçı. Ama arkasının hükümeti. İşlerindeki en, şey yapmış, en devlet adamı. Direnelim demiş değil mi? Silah milaha çekmiş. Hayır. İhbar geldiği vakit. Şemi Ergin hadisesini köşke götürüyorlar. Menderes olmaz falan diyor fakat Bayar o çok mühim bu. O çarktan geliyor. Biliyor çünkü. Abi yani darbe yapıp Abdülhamit'i indirmişler tahttan. Yani indirdiğiniz evet. Adam Sultan Abdülhamit yani. O görülüyor. Hadi oraya doğru yaklaşalım. Saati ikiye ettik hemen hemen. Biraz oraya doğru yaklaşalım. Evet. Çok gecikiyoruz. Şey yapalım. Yani Kuleli vakası anlatsın Erhan. Yani 1859'da o dönemde şeyler var tabii. Islahat fermanı yayınlamış 1856'da. Mesela o gayrimüslimlere eşitlik verilmiş, birçok hak verilmiş. Mesela bu Tanzimat'a ve ıslahat fermanına karşı isyanlar var. Birçok yer isyan etmiş. Yani denilir ya gavura gavur demeyeceğiz diye. Gavura gavur demeyeceğim önemli bir laftır. Çünkü biz müsamahayla dayanırız ama bir statü var arada. Gayrimüslim ikinci sınıf vatandaştır Osmanlı'da. Yani şey yapılmaz, evi senden yüksek olmaz Müslüman'dan. Ata binemez. Ata binemez vesaire edemez. Fakat o dönem şeylerinden normal çünkü en azından yaşam hakkı veriyorsun. Öbür tarafta o da yok. Tabii bu gayrimüslimlere Batı'nın bastırmasıyla verilen haklar rahatsızlık yaratıyor. Yönetimde de duyulan rahatsızlıklar birleşince bazı ulema ve askerler birleşiyor Şeyh Hüseyin Efendi'nin etrafında. Bir darbe teşebbüsü yapıyorlar. Fakat daha sonra bunların içine giren bir subay Hasan Paşa mıydı? Hemdan bir şey Hemdan Paşa değil midir? Hemden ya Rıza ya Hasan'da unuttum şimdi ismini. Yok liderleri bilmem ne Hemdan Paşa. Birkaç şey o Cafer. Cafer Hemdan Cafer, Paşa. Asıl lider o Hüseyin evet, Efendi'ymiş evet, şey. Evet. Cafer Hemdan bir Paşa. Bir operasyon yapacaklar. Dem Paşa. Dem. Cafer Dem. Cafer Dem Paşa. Cafer Dem Paşa.
Fakat ihbar üzerine, mesela günümüzde de biliyorsunuz bazı ihbar üzerine darbeler önleniyor. O zaman işte bu ihbar üzerine bunlar yakalanıyor ve Kuleli de kışta da yargılanıyorlar. Yani Kuleli vakası denilmesinin sebebi odur. Orada en ilginç taraf şu, bazılarının affı için Fransız elçiliği devreye giriyor daha sonra. Yani demek ya muhtemelen bir Fransızların bir parmağı var orada. Yalnız o hadise öncesinde de duvarlara kağıtlar yapıştırılıyor. Tabii ortalık o bir adet bizde. Provokasyon, hayır provokatif. Yani ortalığı karıştırıyorsunuz. Ve mesela bizdeki bir adet de şudur, yangın çıkarılıyor. Şehri yakıyorlar, kundak konuluyor. Evet. Kaos ortamı yaratılıyor. Mesela yangını söndürmeye gittiğiniz zaman sadrazam adamları halk diyor sizin yüzünüzden yanıyoruz kardeşim. Yani sizi istemiyorlar, sizi götürmek için evlerimizi yakıyorlar. İşte Kuleli vakası bastırılmıştır. Yani bir ihbarla önlenen darbedir. Fakat daha sonra aynı ordu 1876'da Sultan Abdülaziz tahttan deviriyor. Ve burada donanma kuvvetleri ön plandadır. O yüzden 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Yani denize yakın olmamak için. Diye. Ve Sultan Abdülaziz, Mithat Paşaların, Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın ortak operasyonu. Orada da önce medreseli talebeye yürütmüştür. Yani bir kaos ortamı lazım. Medreseli talebe önce bir yürüyor. İstekleri var vesaire. Sonra ortalık karıştıktan sonra yönetim değişiyor. Yönetim değiştikten sonra da darbe yapılıyor. Ve o da modern... Yani o dönemden darbelerde dış parmak, o, dış mihrak var. Devlet zayıflayınca dış parmak giriyor. Yani ama daha önceki darbelerde yok. Daha önceki isyanlarda yok. Daha önceki darbelerde yok. Çünkü zaten o tür bir şey. Mesela 3. Selim'den itibaren bunu görebiliyorsunuz. Yabancı elçilikler önemli rol oynuyor. Şey diyor ki Fuat Paşa Kecezade. Bizde diyor Avrupa'da olduğu gibi alttan bir kuvvet yoktur. Bizde üstten bir kuvvet vardır hepimiz yazıyor. Biz de diyor yan kuvvetlere başvuruyoruz. Bunlar da elçiliklerdir diyor. Yani artık elçiliğe sırtını dayayan gücü oradan alıyor. Mesela asimetrik hareket. Evet. Yani. Cumhuriyet dönemindeki mesela darbelerde de hep söylenir ya, hep dış destek vardır. Talat Aydemir'in başarılı olmamasının sebebi milli darbe yapmaktır falan diye anlatılır. Yani ne kadar doğru bilmiyoruz tabii ileride. Çıkar mı çıkmaz mı ondan da haberimiz yok şu anda ileride. İnşallah aydınlanır da biz de öğreniriz. Ve Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten birkaç gün sonra öldürülüyor. Fakat orada bir Çerkes Hasan vakası var. Çerkes Hasan gidiyor. Aslında o çok önemli bir hareket bana göre. Eğer Serasker Hüseyin Hamit Paşa yaşarsa tam bir diktatör olur. Hocam. Serasker Hüseyin Paşa'yı öldürüyor. Darbenin liderini. Darbenin liderini öldürüyor. Sonra. Daha sonra 5. Murat, o da psikolojisi bozulunca 2. Abdülhamit geçiyor. Hadi o da bir darbe. 2. Abdülhamit'in ömrü boyunca en büyük korkusu bir darbeden uzak durmaktır. Yani çünkü şeyi gibi, Abdülaziz gibi, amcası gibi darbeden kaçamak için her şeyi yapmış adam. Yani hükümdar 33 yıl uzak tutmuş, önlemiş, darbe teşebbüslerini önlemiş, saray baskınlarını önlemiş. Fakat artık sonunda 1908'de bu sefer İstanbul'dan olmuyor darbe. Makedonya dağlarında dağa çıkmalar başlıyor. Enver Paşa, Resneli Niyazi ve 3. Ordu Abdülhamit'e meşrutiyeti ilan ettiriyor. Ardından da... Tam bizim bulunduğumuz yere geliyorlar değil mi? Evet. Burası. Tam bulunduğumuz yer. Karargah burası. Topçular burada. 31 Mart hareketin ayaklanmasından sonra da hareket ordusu İstanbul'a geliyor. Abdülhamit tahttan indiriliyor. Bu 1908. Da 1909'da. Ve orada da şudur. 3. Ordu Makedonya'dan, 2. Ordu Edirne'den hareketi. 2 ordu birden geliyor. Ve Murat o orduların bandını dinletmişti değil mi? Ha, işte onu söyledim de geç kaldık. Yaptığım şey yapamadım. Yeşilköy'de toplanmışlar, hemen girmiyorlar. Orada görüşülüyor, siviller falan da gidiyor ve Yıldız'a doğru harekete geçiliyor. 31 Mart hakkında 101 sene geçti. Hala pek bir şey yok yani. Yani hala, şimdi mürteci ayaklanması mıdır denir ya din. Dinle ilgisi yok. Şey midir? İddia açılan Abdülhamit'i devre dışı bırakmak için yaptıkları bir provokasyon mudur? Ama kaçık bir şey. Hala yoksa bir tez de şu. Küçük rütbeli subayların çavuşlara ayaklanması. Mesela bana en mantıklı gelen şey mantıklı var, olur zaten. Öyle bir şey var da. Çünkü şey yapmışlar. İddiaçılar alaylı subayları bayağı dışlamışlar. Yani ve orada genelde ayaklananlar çavuşlar. Fakat işte dediğim gibi aynı bir meşru kılıf bulman lazım. Hemen dini dayıyor adamlar oraya. Yani din yüzünden şeriat isteriz vesaire diye o şeyler var biliyorsun. Resimler var ya 31 Mart'ın Ayasofya'nın da toplanmışlar vesaire de. Tabii orada şey de var, iddiaçıdan suçu da var. Hasan Fehmi'yi vuruyorlar, gazeteciyi. İşte orada tepki patlıyor ya. O cenazenin fotoğraflarını gördüm ben. Evet. Vahşeri bir kalabalık. Evet. Yani şeyden başlamış çirkin. O zaman İslam'ın nüfusu kaç düşün yani. Ona orantılarsan müthiş bir kalabalık var. Şeye kadar, Sultan Mahmut Türbesi'ne kadar
Ama işte o kalabalık daha sonra ortada görünmüyor. Yani hareket ordusu geldiği zaman. Hep öyledir ama. Yani, hatırla işte Menderes'in İzmir mitingi. Doğru. 200 bin kişi var o zaman İzmir'inde. Kısa süre sonra darbe oluyor. Bir şey yok ya, kimse yok ortalıkta. Benim en merak ettiğim, ben onu büyüklere de sordum. Ya Menderes asılıyor, o kadar seveni var. Bir kişi mi karşı çıkmadı? Yani yok. Bir kişi ya, bir kişi. Bak fazla bir şey istemiyorum. Bir kişi, yani bir kişi çıkar. Bir ferdi vahit. Yani Konya'dan, yani orada baş kaldırır. Bu bile olmamış ya. Ya yani bu kadar enteresan bir şey. Hep padişah öldüler, kimse bir şey demiyor. Ne olacak yani? Evet. Ama onun da sebebi şu. Bir ara verelim mi? Yine bir reklam arası için veriyorlar. Bu arada Murat Bey'in Ahmetoğlu Şükrullah kitabı Harvard Yakın Doğu Enstitüsü'nden mi çıkacak? Türkiye'de satılacak mı? Bu enstitünün kitaplarını Türkiye'de sadece Eren Kitabevi'nde bulabiliyorum. Doğrudur. Diyor. Murat Barakçı'nın kitabı, evet, Harvard Yakın Doğu Enstitüsü'nden çıkıyor. Çıktı daha doğrusu. Yakın Doğu değil. 20 yıllık bir gecikmeyle. Yakın Doğu değil tam ismi. Middle Eastern Studies. Oriental and Middle Eastern Studies. Yani rahmetli... Doğu ve... Rahmetli Şinasi Tekin. Şinasi Tekin Hoca'nın kurmuş olduğu bir şeydi, çok faydalı bir şeydi. Ve onun en önemli özelliği ne biliyor musun abi? Harvard'da Türkçe basıyor kitapları. Evet. Yani Türkçenin... Yani mesela bizden İngilizce kitap falan yazanlar oldu. Biz Türkçe basmak istiyoruz diyordu rahmetli. Çünkü o adam yani, diyor, bunu okuyacak Türkolog diyor. Tabii. Yani yabancı de, olsa Türkçe bilecek. Yani bir diyor. De düşün, Amerika'da Türkçe kitap basıyor. Şimdi kitabı çoğu satıldı zaten değil mi? 1000 tane basıldı. Yok 500 var. 500 mi? 500 zannediyorsun. Kitabı... O şöyledir. Akademik yayınlar üniversitede dışarıda öyle. Sayıları öyle. O yüzden pahalı oluyor. Şimdi onların aboneleri var. Kütüphaneler ve enstitüler. Tabii. Zaten siparişini vermişler daha önceden. Şimdi o zaten belli şeyler. Abonelere gidiyor. Kalanlar burada satılıyor. Evet. Kuralıdır. Abonelere gitmesi durunca. Yani o teknik bir kitap. Yani özellikle musiki konusunda bu işin uzmanlığını yapacak kişilerin alıp okuyacakları bir kitap. Önemli bir kitap. Çünkü bizde mesela maalesef o... Ne çok yayın yaptı Şinasi Bey rahmetli. Yaptı. Yani Şinasi Bey ve şey yaptı. Fakat en komik tarafını biliyor musun? O serinin, Harvard'ın o serisinin Türkiye'de hiçbir üniversite abonesi değil. Evet. Çok enteresan, evet. Türkiye'de çok abonesi yok. Neyse bir ara vereyim. Aradan sonra biraz daha devam edeceğiz. Evet. Son bir iki bir şey kaldı. Erhan Babali'yi basacak daha. Evet, daha Babali'yi basacağız. Son darbe. Yok, o Babali mensubu sayılır. Sen basıyorsun Babali'yi. Babali mensubu. Ama zamanki Babali farklı. Evet izleyiciler, kısa bir ara sonra devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi birazdan Babali'yi basacağız ve işi bitireceğiz. Yani 1446'da başlıyor. Muratcığım bu arada mailler var. Diyorlar ki Murat Bey'in her zaman güzel kalemlerine alışmıştık. Bu kez ne oldu? Lami ile gördük onu. Bu da güzel, en güzel uçta bunda. Çok güzel yazar, evet. Ne oldu kalemler? Duruyor. Aman kaybolmasın çünkü onları da ben alacağım biliyorsun. Sen biliyorsun. Kitapları sen alıyorsun. İyi, doğru. Aletin evet. Malını aldı hak, canını aldı hak, neyse. Şiiri bilen hakaret etme. Hakaret değil bu. Keçeci zaten okuyorum ya. Ben bütün müzik arşivini internete vereceğim. Var ya, mezardan çıkar gelir geri. Gelir değil mi? Gelir vallahi. Şimdi herkesin dediği şu. Neyse niye, ikinizin de arkasından bu sohbetleri yazacağım. Niye paylaşmıyorsunuz? Yani millette bir de bu var. Yani niye paylaşayım kardeşim? Sen bunu harcamayacaksın. Ben ömrümü vermişim buna. Hayır. Ya onu bırak şey. Meraklısı olsa ver. Niye ver? Doğru. Darülhan Külliyatı diye bir çok önemli bir nota yayını var. 180 parça. Rauf Ekrem Bey yaptırmış. 20'li yıllarda. Yani 32'de falan biter son yayın. 270 parça hesaplanmış. 180 tanesi basılmış. 90 tanesi yayınlanmamış. Tahsisat bitmiş. Bir kopya bende vardı. Bir kopya Ankara'da vardı. Senelerce başımın etini yediler. Bunları saklıyorsun da notaları vermiyorsun da. Ki kaç kişiyi de vermişim. Evet. El yazılı bir kopyası da bendeydi. Sonra basıldı bu. Tam metin. Tam pan yayıncılık bastı. İki tane mi sattı? Kaç sattı? 30. İkisinde Mehmet, 30 ben, ikisinde sattı. Mehmet ben aldım dedi Güntekin. Mehmet 4-5 tane almış. 4-5 tane mi? Evet. 25 tane. 30 tane sattı. Evet dedi o. Odur. Şey. Şimdi burası içinde geliyor. Kütüphanenizden nasıl yararlanabilir? Sen Türkiye'de kütüphane yok. Kütüphane yok, bir de şey. Hayır, bizim kütüphane için. Habertürk'ün. Habertürk kütüphanesi. Müteferrikalar için. Sanki okuyabilecekler mi? Doğru. İkincisi kütüphanelerde var. Tamam, tam takım bulamazlar ama bölük bölük bulurlar. Çoğu kütüphanede var. Eksik. Çoğu var diyor. Çoğu var, evet. Olmayanlar da başka yerden bulur. Sarayda da var. Eksik yani.
Bir de okuyamazlar zaten. Öyle. Ve çünkü nerede olduğunu bilip okuyabilecek olanlar nerede olduğunu zaten bilir. Doğru. Maalesef ilgi ve merak yok. Yani evet. O en önemli şey. Yani evet. İnsan şimdi mesela bu bizim kitabı yazdığımız kardeşim Uğur. Mesela bugün bir belge okumuş. Hemen açıyor telefonu anlatıyor. Şimdi işte bu bilim adamı bu yani. Heyecan. Bu heyecan. Yani sizde de mesela bir haberi yakaladığın zaman yani nasıl o heyecan yaşıyorsun? Bilimde de bu yani bir şeyi çözüyorsun, bir belge görüyorsun vesaire diyorsun. O şekilde oluyor. Yani maalesef Türkiye'de o heyecan çok az kişide var. Yani bu her meslekte evet. Böyle olması lazım. Yani o olduğu zaman zaten bir şeyler yapabiliyor. O heyecan olunca da belge fetişisti diyorlar. Ha öyle diyorlar değil mi? Ya biz bir gün Tokat'ta kitabeleri araştırıyoruz bizim Sade Kucur'da. Arkadaşlar kitabelerin şeylerini çıkarıyoruz. Bir şey oldu. Orada bir Saint Timur türbesi diye bir şey var. Orada tartıştık ettik. O Saint Timur'un vesaire bir şeydi. Gece yarısı. Yürüyerek gittik. Baktık ki orada Elif varmış, Saint Timur'muş. Yani şimdi ama işte o heyecanla gidiyorsun. Yani o heyecan olduğu zaman. Kesirilir o. İsen'dir. Herhalde. Moğol. İsen'dir. İsen Buga gibi. Esen Boğ oluyor ya. İsen Buga. Esen Timur. Yani çünkü onu Elif'i bin, İbin diye okumuşlar. Ha. İbin diye okuyunca o Elif bin okusan yani. Bir şey olmuyor. Saint Timur olmuş, Esen Timur olmuş. İşte o heyecanla tabii. Koşturuyorsun. Artık annem de diyor nereye gidiyorsunuz diye gece arayın. Ne yapacaksın? Kitaba bakacaksın. Bizim olan delirdi. Delirdi. Yani o yani o merak önemli. Ve tabii şey arttı şimdi, imkanlar arttı aslında. Mesela ben ona da düşüyorum. Ben birkaç kuruma dedim Türkiye'de. Dedim ki bakın şu Türkiye Türkiye'de basılmış kitapların PDF'lerini internete koyun. İSAM tam şeyi yapacaktı. Osmanlı döneminde basılmış kitapların, önemli kitapların çoğunu Amerikalılar internet arşive, Kanada Amerika ortak şey koymuşlar. Bizim kroniklere yani şeyler falan değil. Yok işte orada bakıyorsun Raşit tarihi, Cevdet tarihi falan. Adam taramış koymuş öyle. Karadolu'da. Ve bunu ben birkaç devlet adamı anlatamadım. Ya bu o kadar ucuz bir şey ki bu. Yani şunu İskender'e tarayacak, PDF yapacak. Kaç para yani? 10 tane adam koysan birçok şeyi tarar atarsın. Geçen cumartesi konuştuk ama işte. Evet. Şey yapılamıyor. Yani bu zihniyetle ilgili bir şey. Yani zaten biz öyle çok kitap basan bir ülke değiliz. Yani son yıllarda biraz arttı ama yani. Fena değil aslında kitap Türkiye'de. Son yıllarda arttı. Son yıllarda. Bunu yeni arttı mı? Yeni arttı. Hayır yani eski kitapların. Tabii telif problemi var ama mesela ben devlet yayınlarının hepsinin PDF'inin yapılıp artık internete konulması kanaatindeyim. Yani bu başka şeyi yok, yolu yok. Evet, şu mailere şöyle bir göz atayım, devam edelim hemen. Sultan Abdülhamit nasıl oldu da kendisine karşı yapılacak bu darbeyi bütün o teşkilata rağmen öngöremedi? Darbeyi öngörüyor. Gücü yok, yok, güç yok. Gücü yetmiyor. Yani gücü şimdi yok. Ben o bazı vesikalar gördüm. Şimdi hep anlatılan şuydu. Artık suyun akışına gideceğim vesaire dedi, bıraktı diye. Padişah Makedonya'daki bu problemin farkında adam gönderiyor, gönderdiği paşayı vuruyorlar, Şemsi Paşa'yı vuruyorlar. Ki diğer görevler çok adam bulmuşlar Makedonya'da. Yani padişahı destekleyen herkese bir terör estiriyor iddiatçılar. Yani gücü yetmiyor padişahın artık yani bir yere kadar gücünüz ve siz zayıflarken karşı taraf aşırı güçlenmiş. Mesela orada Şemsi Paşa yaşasa muhtemelen şey yapacak. Çünkü Balkanlar'da çok başarılı bir paşa. Atıf Kamçıl gidiyor vuruyor. Manastır'da vuruyor ve Abdülhamid'in son ardından şeyi Tatar Osman Paşa mıydı? Onun yerine gelende dağa kaldırıyorlar. Yani bu iddiatçılar gözü kara adamlar. Çünkü hepsi Makedonya'da eşkıya kovalarken yetişmiş adamlar. Yani pişmiş adamlar. Mesela onların başkaldırı felsefesi ve sistemi Makedonya'daki azınlıkların uyguladığı sistem. Evet. Çünkü onu öğrenmişler. Öyle. Senelerce onlarla da mücadele komiteci etmişler. Ve şey yapıyorlar. Yani komitacılık dediğimiz o da bizim. İşlerine pek adam almıyorlar. Daha önce yapılan teşebbüsler gibi değil. Daha gizli çalışıyorlar ve yani eniştesini vuruyor şey ya. Enver Paşa. O kadar inanmış yani. Unutma yalnız. O gizli çalışma sistemi bile Sırp örneğidir. Oraya örnek alıyor. Daha önce çünkü bize karşı şey yap. Bize karşı isyan yaparlarken aynısını uyguluyorlar. Yani bir de yıpranmıştık var. Abdülhamit artık o 20 yaşındaki, 30 yaşındaki adam değil. Yaşlanmış padişah. 33 yılın bir de her işe kendiniz yönetmeniz ne kadar zor bir şey biliyor. Yani o kimseye güvenmiyor. Her işi kendini nereye kadar çekebilir bir insan? Yani ne evet. Beyni kaldırabilir? Gücünüz kaldırabilir. Orada Abdülhamit bir yerde artık tıkanıyor ve kalıyor.
Hadi. Babali baskını. Evet. Şimdi İttihat Terakki Abdülhamit'i deviriyor ama tam hakimiyet iktidara hakim değil. Yani ve en ilginç taraf ilk sadrazamlar hep genelde Abdülhamit'in sadrazamları. Kamil Paşa, Said Paşa. Onlar geçiyorlar. İttihatçıların şöyle bir özelliği var. Aslında darbeyi yaparken birçok Abdülhamit muhalifiyle beraberler. Fakat sonradan iş ayrılıyor. Abdülhamit muhalifleri İttihatçı muhalif oluyorlar. Bakıyorlar ki bunlar aşırı kuvvetleniyor. Bu sefer İttihat Terakki'nin bir fedailer grubu var. Sesini çıkararak vuruyor. Mesela sen o dönemde gazeteci olsaydın muhtemelen... Gitmiştik, vurulmuştuk. Hasan Fehmi diye Fatih Altaylı'yı anıyor olabilirdik. Çünkü eleştirilenleri önce Hasan Fehmi'yi vuruyorlar 1909'da. 1910'da Ahmet Samimi vuruyorlar. Sen de yani eşeğin aklına kapuska vuruyorsun. İttihat Terakki yok abi. Yok Allah'tan yok. Yani. Şeyin... Hasan Fehmi Karata Köprüsü'nün üzerinde vurmuşlar. Ahmet Samimi Bahçekamp'ta. Çünkü bunlar hep muhalif yazarlar. Daha sonra da Bakırköy'de birini vuruyorlar. Kimdi o? Üçüncü vurulan. O pek bilinmez. Ve onlara karşı muhalefeti güçle sindirmeye çalışıyorlar. Ve en sonunda... Pardon, bir şeyi söylemek lazım. Zeki Bey, Zeki Bey. 1911'de öldürülen Zeki Bey. 1908 meşrutiyetiyle 31 Mart yani 13 Nisan 1909 arasındaki dönem Türkiye'nin aynı bugünkü. Tabii. Tam bir kaos. Tam bir kaostur ve herkesin münazı açılmıştır. İnsanlar... Nasıl gazete bedavi çıkmış ve neler yazıyorlar? İnanılmaz Orhan Abi'nin kitabı var ya Orhan Kolonu'nun. Evet. İnanılmaz şeyler. Aynı bugündür. Hürriyet manyağı olmuş. Yani şimdi düşün. Abdülhamit sıkıyor. Birdenbire bir gevşiyor. Ya bir gevşiyor. Bir anda fokuş artıyor. Kanun yok, kayda yok, hiçbir şey yok. Adamlar engelleyemiyor. Yani her önüne gelen bir şey yapıyor ve sonunda bu sefer orada tam tersi bu sefer iddiatçılar yani Abdülhamit'e niye karşılar? Bu adam hürriyet vermiyor. Bizi baskı altına yakın daha büyük bir baskı geliyor. İşte o baskının başladığı yerde 1913. Yani şeyi yapmışlar. Bak bir örnek göstereyim. Affedersin. Bu bahsettiğimiz yayınlayacağım yeni kitaptan bunlar. Sandıktan. Sandıktan. Bu Hasan Rahmi Paşa'nın Sultanahmet'e mektubu. Tarihi bizim tarihle 15 Eylül 1907. Bu diyor önce. Size... Ha? Bir sene önce. Size diyor muhalefet edenler diyor Allah belasını versin diyor. Bunlar diyor ne eşek herifler. Vay efendimiz falan. Şimdi meşrutiyet ilan edilmiş. İttihatçıların Hasan Rahmi'ye yazdığı bir mektup. Bak nasıl bitiyor. Hakaret. Seri an istifa edip o makamı celili telvis etmeyiniz. Hemen istifanızı verip o seçkin, güzel, temiz makamı pisletmeyiniz. Başka türlü idameye hayatınız kabil değildir. Öldürürüz. Hemen bu 1 Kasım 1908 meşrutiyet sonrası. Ekim pardon. Bir şey olmuş. Aynı gün Hasan Rahmi Paşa'nın şeylere cevabı. Ah diyor Abdülhamit yok. Her şeyin sebebi diyor o diyor. Ondan sonra ben kanımın son damlasına kadar iddiatçıyım diyor. Sonunda da muvaffakiyetinize dua eleyerek Nezaret-i Bahriye'den istifamı hemen verdim. Bugün istifa etmiş. Şeydir ya şimdi de Cumhuriyet döneminde de yapılan darbelerde hemen atıp tutulma. İlk Temmuz, başta neredeydiniz hocam derler dedi. 18 Temmuz günü ters söyledim. 18 Temmuz 13 gün koyuştu. 31 Temmuz oluyor yani. Yani o... Ya o karakter meselesi. Yani o karakterle alakalı bir şey. Bu şeyi kapayan adam işte donanmayı. Halice hapseden adam. Tabii iddiatçılar sert bir terör estiriyorlar sonunda. Yani o Makedonya dağlarındaki yani haşirlikleri devam ediyor. Yani o açılma devri var ya herkes ağzına evet. Geleni söylüyor. Ondan sonra öyle bir eli sopalı şey geliyor ki gemiye doldurup gönderirler. Doğru. Zaten bizim millete bir... Hayata kalanlar zaten. Öyle şey yapıyor. Ondan sonra bütün muhalifleri Sinop'a sürüyorlar. Yani hepsi gidiyor. Ve orada... Balkan Savaşları var o dönemde. İddiatçılar tasfiye etmişler yönetimden. 1913'te Edirne düşmek üzere Balkanlar gitmiş. Yani Balkan dediğimiz yer de bugünkü Üsküp, Müsküp o zamana kadar bizim sınırımız. Yani aslında yani çok uzağa değil. 1910'da bu devletin sınırları Adriyatik'ti. Bir tarafı da şeyde Yemen'di. Yani en ölü zamanı devletin. Bunun üzerine iddiatçılar bakıyor vatan evden gidiyor. Zaten şimdi şey değişiyor. Modern ordu döneminde Osmanlı'da slogan şeriat filan değil. Vatan evden gidiyor. Yani özellikle İttihat Terakki'den sonra budur. Yani vatan evden gidiyor.
darbenin sloganıdır. Rejim elden gidiyor olabilir mi? Cumhuriyet döneminde de uyuşur. Yani vatan elden gidiyor söylemi. Orada İttihatçılar Enver Paşa beyaz bir ata biniyor. Bağbali'ye yürüyorlar. Yani bugünkü İstanbul Valiliği'nin olduğu yere. Kamil Paşa sadrazam. Dediği çok doğru. Bak. İttihatçıların bir ilanı bu. Şapograf ilan. Vatan elden gidiyor mu? Vatanın refah ve saadetini temin etmek, milletin hukuku mukaddesesini muhafaza eylemek için. Yani o dönemde artık vatan evet, kavramı falan gidiyor. Şey bitti, din elden gidiyor. Yani yok. Tabii o değişiyor. Yani artık Cumhuriyet dönemiyle örtüşüyor. Ve orada Bağbali'ye giriliyor. Savunma Bakanı Nazım Paşa vuruluyor. Yakup Cemil meşhur silahşör. O tartışmalı o. Onun vurduğu söyleniyor. Tartışmalı genelde. Yani orada olan baskın sırasında orada olan Refik Cevat başka isim verir. O değil de öder. Ona mı başkasına mı? Yakup Cemil olmadığını söyler. Gazeteci cinayetleri için mi şey için mi? Babali baskını için. Babali baskını için. Babali baskını için. Ve değil de öder. Orada Kamil Paşa'ya silah dayıyorlar. İstifa et diyor. O da ordunun diyor arzusu üzerine istifa ediyorum. Hayır diyor. Halk. Halk. Halk yaz. Yani halk yaz. Milletin isteği üzerine. Ve İttihat Terakki artık 1913'ten sonra darbe marbe yok. Çünkü bunları devirecek güç yok. Güç yok. 1918'e kadar 5 yıllık bir demir. Yalnız 1918 Eylül'ünde bir darbe teşebbüsü var. Hitler gibi. 18 Eylül'ün hayır şey. Yani Hitler'e yapıldığı gibi diyorum yani. İttihatçıların darbe teşebbüsü var. Sultan Vahdettin indirmeye kalkıyorlar. Önce bir veliahtlığında öldürmeye kalkarlar. Evet, onu istemiyorlarmış. Küçük bir grup ama. Yani merkez umumi kararı değil diyor. Bir grup ondan sonra Talat Paşa saçmalamayın der. Aslında... Ve tahta geçtikten sonra da bir devirme veya öldürme şeyi yapılmış, konuşulmuş. Kalmış. Kalmış. Aslında Yakup Cemil'in bir Enver Paşa'yı devirmişi var değil mi? Daha önce o idam edilme şeylerinden birisi evet. O. Yani çünkü artık Yakup Cemil Enver Paşa'yı devirmeye çalışıyor fakat kelle gidiyor. Ölmeden önce de karpuz istemiş değil mi? Şeyde kurşuna dizilir. Sanayi şey müzesi var ya şimdi neydi o? Harbiye mi? Santral. Santral İstanbul'un tarafa giderken. Son arzulu karpuz muymuş onu öyle diyorlar. Ya buradan hapishaneden alıyorlar götürürlerken yolda arabayla gidiyorlar karpuz görüyor. Karpuzcu sergi görüyor. Bir karpuz alsanıza diyor. Bir karpuz yemiş. Afiyet olsun. Karpuz yemiş. Yani 1913'te de... Ben kızını tanımıştım yıllar önce. Ne iş yapıyordu biliyor musun? Fakat şimdi adam idam ediliyor. Hemen ertesi gün karısına ve iki kızına vatanı hizmet maaşı var. Sembolik çok küçük bir para. Kadıncağız Cibali'de şimdi üniversite olan tütün fabrikasında işçiydi. Has Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi. Kadir Has Üniversitesi. Cemil, efsanevi. Teşkilat-ı Mahsun'a silahşörü. Evet. Bu teşkilatı mahsusa yani da... Yani İttihatçıların silahşörü teşkilatı. Bir akşam attı teşkilatı mahsusaya konuşsak yani. Bir şey yok ki. Hiçbir şey yok ki. Yani. Millet atıp diyor. Hiçbir şey yok. Yani teşkilatı mahsusa falan vesaire. Biraz teşkilatı mahsusanın bir kısmı evrağı şeydi. Askeri tarih arşivinde. Yani o bazı yurt dışı operasyonları vesaire orada. Onlardan ne kadar ne var ne yok. Ama başında kim vardı neydi hala meçhul. Herhalde gizli bir teşkilat adı üstünde. Ama bir tek şey var. Teşkilatı mahsusanın... En tepedeki söz sahibi Enver Paşa ile Nazım Doktor Nazım'dır. Yani iddiatçıların o dönemde bir şeyleri var. Aslında burada şu da var. Yani niyetleri iyi. Vatansever adamlar. Ülkeyi kurtarmak istiyorlar. Fakat çöken bir ülke bir de gençler. Yani biz mesela onu çok sık söyler. Yani bunlar 40 yaşını görmemiş çoğu. Fakat ben şunu gördüm. Yani bu ülkeyi kurtarmak istemek pek iyi bir şey değil. Yani her aklına gelen ülkeyi kendi bildiğince kurtarmak isteyince ülke harap oluyor. Yani ülke kendini kurtarıyor bir şekilde çünkü gerektiği olduğu anlarda. Ya şey. Ama aklına esen ülke işini biz buradan kalkıp ülkeyi kurtaralım diye fırlasak sokağa yani al başına belayı. Bizim aklımızda ülke ne kadar kurtulur? Belki iyi olur, belki bilmiyoruz ama yani her ülkenin bir kendi dengesi var, bir dinamiği var. Yani elinde tabancayı al, çık ben ülkeyi kurtaracağım. Şimdi biz öğrenci. Ama o sona gelir. Başlangıçta hürriyettir. Tabii. Yani ama hürriyetin önce hürriyet. Hayır, hürriyetin de amacı hürriyettir. Yine ülkeyi kurtarmak. Çünkü şu düşünceleri şu. Ya ülke parçalanıyor. Hürriyet verir, meşrutiyet ilan ederse gayrimüslimler isyan etmez. Parçalamak yani günümüzde de vardır ya. Yani belli şeyler verildiği zaman ama Tanzimat ilan edildiği vakit sanki gayrimüslim memnun muydu? Onlar da askerlik geliyor adamlar. Askerlik geliyor adamlar. Eşit olduk diyorlar. O da askerlik yapmıyor ki adam. Yaptıramıyorlar zaten sonradan evet. Da. Öyle gidiyor. Şimdi biz öğrenci yurdunda kalırken üniversite yıllarında
O zaman tabii siyasi tartışmalar falan olur. Çırt müdür bugün öyle katıldı, dinledi. Oğlum dedi, ülkeyi kurtaracağınız önce yatağınızı yapmayı öğren. Yani ülkeyi yani herkes aslında onun farkında değil. Yani kendi yapacak. Herkes işini iyi yapsa. Ya işini iyi yapsa şey olur. Yani İsrail niye başarılı? Ondan yani adamlar var olabilmek için canla başla çalışıyorlar yani. Çünkü İtalya'da okuyan bir öğrenciyle tanıştım. Bizim programları seyrediyormuş yolda havalandan gelirken. 3-4 tane de İsrailli talebe var dedi. Tıp okuyor çocuk. Ben korktum dedi. Yani böyle insan çalışamaz dedi. O kadar hırs var dedi. Yani öyle bir hırsla çalışıyorlar ki dedi. Kendi aralarında da rekabet var. Diğer ülkelerde ilk bizim ilk 3-4'ü hep diyor, onlar paylaşıyorlar diyor. Yani evet. O ama dediğin doğru. Yani bizim bir geleneğimiz var. Bir devlet var. Burası çadırda kurulmuş bir devlet değil. Yani 2000 yıllık bir gelenek var. Ve İyi kötü 60 yıllık bir demokrasi maceramız var. 4 defa kesintiye uğrasa da kendi kendine yolda gidebilir. Ama aradaki kesintiler çok büyük darbe veriyor. Mesela ben 28 Şubat'ın Türkiye'ye çok büyük zarar verdiği karar. Yani orduyla milletin arasını açtık. Ve onu biz o zaman bazı tanıdığımız askerlere de söyledik. Yani insanlar şunun farkında değil. Yani herkes orduyu destekler. Yani o son anketlerde yapılan şeylere ben doğru olduğunu inanmıyorum. Ama bizim halkımız bir şey ifrit oluyor. Ordu siyasete karıştığı zaman hiç hoşuna gitmiyor. Hiç hoşuna gitmiyor. İşte 12 yani, Eylül'den sonra bak evet. Ya Evren Paşa çıktı bir konuşma yaptı. Doğru. Özal'ı tek iktidar yaptı. Evet. Öbür tarafı işaret ettiği için. Konuşması tarih değişmişti. Tabii. Evet. Nasıl olurdu, hangi yönde? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii ama Turgut'un Halk Başbakan olurdu. Tabii. Olabilirdi. Yani çünkü şey yani karışmayacak yani. Karıştığın dediğin gibi yani böyle tam şey atıyor. Ve toplum mühendisliği Türkiye'de hiçbir zaman hiç tutmamıştır. Yani şey bile olamayacaktı ya. Orada normalde Ali Fuat Başkili silah zoruyla rahmetliyi göndermeseler Cemal Gürsel şey olabilir miydi yani? Cumhurbaşkanı olamazdı ve ikiye bölmelerine rağmen Demokrat Parti'yi yine iktidar oluyorlardı. Şey iki Adalet Partisi, öbür iki parti Yeni Demokrasi ile Adalet Partisi. Yani hiçbir zaman için aslında bunu söylemek lazım. Yani anlamaları da lazım. Toplum mühendisliği yaptığınız zaman çok ters neticeler veriyor. Ve devlet geleneğine büyük zarar veriyor. Yani şimdi ben ordunun bu kadar siyaset içine hiçbir zaman için çekilmemesi kanaatindeyim. Yani burada askerin de suçu var, sivilin de suçu var. Ve kurumların yıpranmaması lazım. Tabii sivillerin de çok suçu var. Siviller de askeri arkadan ittiriyorlar, tabii ittiriyorlar. Onlar, kimi ittiriyor, kimi çekiyor. Ha? Tarih boyunca işte. Tarih boyunca öyle tabii. Bütün darbeler. Bütün darbeler yani de öyle. Şey yapılıyor ya şimdi ya kurumların bak ayakta kalması lazım. Şimdi uzun süre mesela 28 Şubat'tan önce meclis yıpratıldı. Haklı yönleri var mıydı? Vardı ama kurum yıpratıldı. Yani içindeki usulsüz işler yapan bazı milletvekillerinden dolayı meclisin saygınlığı gitti ki meclis bana göre son derece önemli bir kurum. Ya yani Kurtuluş Savaşı'nı sen mecliste yapmışsın Atatürk'ün başkanlığında. Ardından ne oldu? Bir ara yargı tartışmalarının içine sokuldu, yargı yıpratıldı. Ordu tartışmalarının içine sokuluyor, ordu yıpratılıyor. Ya yani şunun farkına varmamız lazım insan olarak. Yani hangi fikre, hangi gruba, hangi zihniyete mensup olursak olalım, devletin devamlılığını ve milletin devamlılığını sağlayacak şey kurumlardır. Yani bu kurumların yara almaması lazım. Hiçbir kurumun yara almaması lazım. Bunları siz yıprattığınız zaman devlet diye bir müessese kalmıyor zaten. Bir kurum kalmıyor. Bitiyor yani her şey bitiyor. Ne yapacağız? Bitireceğiz. Bitireceğiz. Ve kelle yemeye gideceğiz. Evet. Evet. Ama tandır. 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 Başlama değil. Şimdi evde oturanlar kızacak bize. Güzel oldu 2,5'da. Bu arada değerli izleyiciler, şeylere bakıyorum şimdi tekrar. Güzel şeyler soruyorsunuz. Gözlüğünüz ne marka? Saatiniz ne marka? Bilmem ne, Murat Bey'in saati ne marka? Erhan Bey'in gözlüğü ne marka? Murat Bey'in gözlüğü ne marka? Yani nasıl söyleyelim? Rütük diye bir şey var. Bir, reklama girer. İki, ayıptır, söylenmez. Yani. Bunlar ne olur sormayın. Beyli de meşgul etmeyin. Gözlüğü buluyorsun herhalde artık. Erhan'cığım şöyle yaptım. 20 kadar gözlük edindim. 20 tane. Hemen 20 tane var galiba. Dün gece benim odada 2 tane vardı. Çünkü neye? Gülay'ın masasına koydum. Sürekli dolaşıyorum gece. İşte. Bir o odadayım, bir oradayım, bir gazetedeyim, bir televizyondayım falan. Her gidebileceğim yere, evde de öyle bütün odalara yaydım gözlükleri. Böyle nereye gitse benim adına bir gözlük buluyorum. Ama pratik iş. Ondan sonra gözlük de yaramayacak yani. Öbür türlü gözlüğüm nerede? Aran Allah aran. Boynu asmayı da sevmiyorum böyle burada böyle. Evet, öyle bir de sürekli hızlı yürüyünce hopla zıplaya bir hal oluyor gözlük. Abi, yaşlı gözlüğüm. 20 tane. Her tarafta gözlüğüm var abicim. Çok rahatım. Arabada da var. Aynı tip mi aldın hepsinde? Bilmiyorum. Benzer birbirine işte. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bir tane çok güzel var. Bir tane çok güzel var. Onu takamıyorum. Yasak onu takmam. İçişleri Bakanı'ndan mı? Evet. İçişleri Bakanı tarafından yasaklandı. Böyle yuvarlak gözlük. Murat'ınkinin biraz daha ufağı.
En sevdiğim gözlüğüm yasak. Onu takınca şabalak gibi oluyorsun. Valideleri hanımefendi de bir gün çıkart o gözlüğü diye annen de yazmıştı. Evet evet. Takma o gözlüğü diye. İki yerden de. Annen de mesaj attı cep telefonuna. Çıkar o gözlüğü çabuk diye. Harcamı şaşırdım. Halbuki ben çok seviyorum gözlüğümü. Olsun abi. Sevgi orada emir demiri keser. Evet değerciler, bu akşam da sonuna geldik. Kelleye. Darbeleri bitirdik. Öldürücü darbeyi vurmak üzere kelle yemeye gidiyoruz. Murat anlatma. Programı bitireceğim. Ağzım Allahu Ekber kebira. Evet değerli izleyiciler. Salı akşamı teke tekte ilginç bir tartışma olacak. Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki temsilcisi karşı karşıya gelecekler. Yayınımız Ankara'dan olacak, bir terslik olmaz ise. Haftaya pazarda inşallah İskender Pala, Profesör İskender Pala konuğumuz olacak. Onunla da güzel edebiyat sohbeti yapacağız ama arada ya bir darbe marbe yine sıkıştırırız. Darbe dediğim yani darbe kitabını sıkıştırırız. Artık iyice işkilli olduk bu darbe meselesinden. Hepinize mutlu, keyifli, güzel... Darbesiz günler. Mutlu, darbesiz günler diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.